Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur, sen yeter ki sen. Neredesin bebeğim? Günaydın bebeğim. Bu ne ya? Hepiniz ölü toprağa gitmiş üstünüze. Günaydın. Günaydın. Herhalde. Hayırdır, bu surat ne? Arkadan biri öpücük atıyor. Hayırdır mı? Evet. Sebebini bilmiyor musun? Yani bu kadar suratın asılacak kadar mı? Yani her dıt dıtın içinde varsın kelimesi sence bir kadına kullanılabilecek bir kelime mi? Yani söylediğim oradaki amaç belli. Senin yararına olan, bizim yararımıza olan bir şey. Beyza'cığım. Yani keşke birazcık benimle konuştuktan sonra bu kadar sert çıkışsaydın. Bana daha iyi anlayışla karşılayabilirdim. Daha ben konuşmadan, ya seninle konuşma çocuktan şansı ya bile bulmadan direkt benimle arana bir mesafe koyman, bu kadar sert çıkışman hiç hoş değil. Bir mesafe koymadım. Çıkışımda o kadar da bir şey yok. Sen fotoğrafı birazcık şey görmüyorsun genel olarak. Dün akşam iyi geceler mesajı bile yazmadın, farkında mısın? Farkındayım. Bir daha yazma, işte biraz düşün, ondan sonra konuşuruz dedin. Ben de yazma dediğin için konuşmayı bitirdim. Sen de bir mesaj atma gereksinimde bulunmadın. Ben de devam etmedim. Böyle mi devam edeceğiz şimdi? Yani çözmemiz gereken bir mevzu olduğunu biliyorsun sen de bence. Çözmemiz gereken bir mevzu seninle benim aramda değil yalnız. Benim buradaki beraber yaşadığım arkadaşlarımla aramdaki mevzular. Sen niye bizim aramıza bu mevzuları sokup soğukluk sokuyorsun ki? Sence niye? Sence niye mi? Burada seni savunmaktan kafama aklar düştü be. Ben kendimi savunabilecek kapasiteye sahip biri olduğumu düşünüyorum. Ya burada insanlar senin üzerine konuşacak, ben de burada susacağım. Yani susman daha hayırlı. Zamanında beni onlarla beraber kötülediğin de oldu Bat. Ne zaman oldu? Çekil aynı rüyanda. Kötülediğim kısım. Neyse sabah sadece insanların şeylerini, günaydınlarını bozmayalım. Her sabah da aynı şeyi konuşuyor. Bir araya gelince bunları daha detaylı konuşuruz. Her sabah aynısını söylüyor. Bir de bu çocuğun hakkını yiyorsun Beyza, ben sana söyleyeyim.
Hep savundu seni. Sen var ya çok vefasızlık yapıyorsun şu anda. Ben sizinle nasıl konuştuğunu bilmiyorum belki. Her kulvarda seni savunuyor ben yani. Ben bana nasıl bir tavır yaklaştığını, tavır yansıttığını söylüyorum ve bunun için kırgınlığımı belirtiyorum. Gizem. Selam. Günaydın. Selam canım. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ben de iyiyim. Yılan mı o? Dövmen çok güzel duruyor bu arada. İlk kez mi gördün? Efendim? İlk kez gördün değil mi? Evet, ilk kez gördüm. Kapalı giyiniyordum. Evet, olsun çok güzel duruyor ama şöyle bir durum var. Ben senin Instagram'ını bulamadım, sen de takip etmedin, yazmadın dün gece. Niye böyle oldu? Evet, niye böyle oldu? Unuttum sanırım. Ne? Unuttun mu? Evet ama şey biliyorsun çok yoğunuz falan. Evet yoğunuz biliyorum. Söz veriyorum bugün. Hemen de okay. Tamam. Buradan bugün çıktıktan sonra takip edersin herhalde. Evet artık aynen. Teşekkür ederim. Nasıl geçti gecen peki? Güzel dinlendim. Yoruluyor musun? Dinlendim. Yoruluyor musun burada? Kendime vakit ayırdım. Evet yani ilk zamanlarım olduğu için biliyorsun ortamda maşallah. Evet. Beni çok sevdi kızlar. Evet. Alışacaksınız. Bu arada bak böyle ben de deri giydim falan. Evet evet çok yakışmışız. Böyle bir istemeden takım olduk ha. Benzemiş. İstemeden. Gayet istemeden ve konuşmadan uyumlu giyinmişiz. Varsın. Yeni nesil padişah gibi. Han sinirli. Haydi. Oğuzhan'ın görüntü dondu galiba. Ay çekmeyin beni ya. Diloş neyin var kankam? Diloş. Buraya bak. Neyin var ya? Ay çok yoruldum ya. Neyden yoruldun? Her şeyden. Kendine gel sen bu değilsin. Oy. Gel buraya. Gel yanak görsünler gel. Yanak oy. Oy. Yerler 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 seni dur, yerler. Dur makyajımı alt üst ettim dur. Ben kendisiyle ağlama. Konuşmak istemiyorum. Ağlayacaksan oynamayalım Dilara. Ben kendisiyle konuşmak istemiyorum. Ben de aynı şekilde. Aynen ben de aynı şekilde. Taksimetre çok yazdı inemem. Hadi numaram olmaz. Arkadaşlar ne oldu size? Dünkü kritikteki mevzudan sonra mı böylesiniz? Anlamadım ben. Ay kendisi saçma saçma şeylere trip atıyor da yani. Ben onun en büyük olayında bile alttan aldım. Ona cevap vermeye çalıştım. Arabalarla oynuyorlar ya. Aşk kit olmayabilir miyim? Ne zaman? Canın ne istiyorsa söyleyebilirsin. Ben ya, alınmam yani. İngilizce konuşacağım. You are mine. Bilmiyoruz İngilizce. Sen benimsin demek. Evet. Hoşlandığım birisi oluyor mu şu an? Kanka bana söyledi. Hasret. Ben. Ne zaman dedim? Benim anladığım kadarıyla da gerçekten hasret. Hello. Ayarken evet. Teşekkür ederim. Hasret'e eski ay, erkek arkadaşı Range Rover almış. Beni bu gece her şey yoruyor. Yorma yorma. Çakamıyor. Hiç iyi değilim sorma.
İkide bir aklıma gelip durma. Beni görmezden gelip beni kırdın. Şimdi de bir cümleye başlarken beni tehdit ediyorsun. Hiç gerek yok. Kal. Görme duyma. Bitti bak. Ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Kendinin bir tarafına sahip çıkmak zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Biz de sahip çıkabiliyoruz. Yapmayacağım, kendimi de değiştirmiyorum. Ben buyum. Özür diledikten sonra diyor ki, şimdi mutlu oldun mu? Bana diyor ki, senin bugüne kadar vermiş olduğun duygular hepsi fake. Onda birileri bir yorum yapacaktı galiba Beyza ile ilgili. Sizin evde de oluyor ama gerçekten Beyza'nın üzerine çok gidiyorsunuz. Her olay olduğunda Beyza'ya patlıyorsunuz. Öykü Hanım, bu şakalar bir değil, iki değil, üç değil. Ucu hep bana dokunuyor ve artık beni rahatsız ediyor yani. Bu durumdan rencide olmaya başladım. Onu savunurken enerjim artık çok düşmeye başladı. Hem fiziksel olarak hem mental olarak yani. Yani ben daha fazla hani... Enerjimi düşürmek istemiyorum Beyza. Tamam, düşünmezsin. Mutluluklar diliyorum yolda. Sana söylediğim bir şey yok. Bende bir şeyler tükendi ve ben vazgeçtim. Sonraki kadın o hediye paketini sarılı ve hazır bir şekilde alıp kullandı. Bu benim hayatım hep böyle oldu. Senin vermiş olduğun mücadeleyi ben de seninle beraber verdim. O yüzden sürekli ayrılış olayımız oldu. Tek taraflı değil, ikimiz için de aynı şekilde mücadele ettik. Üstüme oturmuş olan bir algı, uğramış oldum. Manipülasyon. Buse. Günaydın. Günaydın. O gerçekten o bu arada. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ay, seni görünce elim ayağıma dola. Fark ettim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Takıl yok. İşte. Enerjin yerinde. Ay evet. Bugün niye uyumlu olmadık biz? Her gün istemeden oluyoruz. Dün konuşamadık, belki o yüzdendir. Ne? Konuşamadık ya, o yüzdendir. Evet, çünkü yazmadın ya, o yüzdendir. Ben yazmadım. Evet. Ben mi yazmadım? İkimiz de yazmadık. Sen yazmadın, otomatik olarak ben de yazmadım. Yani karşılıklı olan bir şey. Tek taraflı olan bir şey değil. Sebebini biliyorsun. Sen zaten dün de öyle kritikte bir istemiyorumlar, bir şeyler ve bir havalar. Sebebini bir biliyorsun. Tripler falan bir şeylere girdin. Kuruldun yine bir şeylere. Gündemdeki şeyler, normal şeyler. Kurulmam normal yani. Bugün ama çok kapalı giydim. Gördün mü? Evet, dansını da gördüm. Twerk atmadım. Atmamak için zor durdun diyelim. Hayır, hayır. Gayet normal. Yeliz, normal dans etmedin mi? Yapılır abi, twerk atmak twerk ne? Twerk atılır arkadaşlar. Ya şimdi abi, anlattırmayın bana nasıl yapılır. Ya saçmalama, atmak ne alakası var? Hayır, fiili yapılır. Hareket bak. Fiil olarak zaten bir şeyi yukarı atıyorsun, aşağı yukarı aşağı atıyorsun ya. Aşağı nasıl? Ya var ya. Buse daha iyi biliyordur, Buse'ye soralım. Yemin ediyorum. Yapılır mı, atılır mı? Of, şimdi ben size bunu anlatamayacağım arkadaşlar. Sen daha iyi biliyorsun diye sana soruyorum. Yapılır mı, atılır mı? Sen daha iyi biliyorsundur diye soruyorum. Yapılır mı, atılır, atılır mı? Yapılır. Bir dans figürüdür ve yapılır. Atılmaz. Twerk atmak. Yani bir şey var. Bir bütün halde bir eylem atıyorsun. Arkadaşlar. Ya çok biliyorsunuz bütün. Abi ya. Yemin ederim. Siz abi çok biliyorsanız ya, siz gösterin diyeceğim. O da olmayacak. Bırakın da biz aşkım bilelim. Aşkım. Ne diyeyim? Söyle. Kurban verene. Kurban edeceğim ben seni. Yani hiç iltifat etme ama, tamam. Bir kere de böyle iltifat etme yani. Düzeldiğin zaman en güzellerini yapacağım. Söz. Öyle etkileyemezsin. Etkilenmiyor çocuk ya. Odun öküz ya. Güzelim Nuray'dın. Çüş. Öylesin ama. Ne yapıyorsun bakalım? Oğlum sen direkt. Kanka ama diğer elinle yapacaksın, diğer elinle. Yapın, deneyin bir ya. Ya bak, olmuyor, dur. Bak çok basit ya. Neredesin? Aşkım, bu diğer tarafa gidiyor. Doğru, tamam hadi. Biraz daha zor.
Ay dur yukarıda. Gel. Ozan koskoca 2 metrelik adam utandı be. Ozan indir biraz. Parmaklarını. Aşkım böyle yapmıyor ki. Yaptık işte ya, oldu. Oldu, niyet bravo, önemli, bravo. Niyet önemli. Ne haber, nasıl geçti gecen? Dinlenebildin mi? İyiyim, güzel geçti. Güzel geçiyor. Harika, enerjik gözüküyorsun. Evet, enerjiyim. Üstündekine bayıldım, kahverengi. Saçlarınla müthiş uyumlu olmuş. Teşekkür ederim canım, güzel bakışın. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim, çok böyle... Ama enerji olarak böyle mutlu olunca yansıyor ya, çok hoşuma gidiyor. Evet, sayende. Artık evet, yani. Giydiklerinle alakalı değil yani şu an. Yok, senin güzelliğinle alakalı. Seni gördüm, enerjim sürekli yükseliyor. Benim de aynı şekilde. Ayrıyeten seni çok seviyorum. Ayda. Ya. Aga be. Bize de yok ben gibi de seni seviyorum diyen. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Fıstıksım. Üstündeki ne renk? Oğuz da iyi ya, sağ ol. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Pardon. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Ben nasıl olmuşum? Saçların çok, çok güzel olmuş. Ya gözlük çok yakışıyor Oğuz. Gerçekten mi? Evet. Çok, çok yakışıyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Buse kankacığım. Sağ ol Nihle, bebeğim. Fıstıksın. Güzeller güzeli. Nasıl uyudun? Güzel. Ben de güzel uyudum. Ya bana da sor artık bu şeyleri. Sen de böylesin de. Bir şey söyleyeceğim. Durmuyorsun ki. Ne? Bir saniye durmuyorsun. Cevap vereceğim, sonra sana soracağım. Yine çizme giymişsin. Ne? Çizme giymişsin yine. Evet bak. Var ya bak, senin bu çizmeyle halka küpe takıntınla benim sana olan takıntım aynı seviyede. Hmm. Evet, aklımdan çıkmıyorsun. Neler yapabiliriz bu konu hakkında? Bilmem. Ama her gün görüşüyoruz zaten. Evet, her gün görüşüyoruz da ne bileyim, böyle garip bir özlem söz konusu. Ben anlamadım. Vallahi korkmaya başladım artık. Ozan'a bak, oraya da giremiyorsun ya. Oğlum şu yönler çok farklı. Çok korkmaya başladım ben. Yani bu özlem ama duygusu... aynı, karşılıklı. Ya sen, ben bir tık daha fazla özlüyorum. Yok gibisin. Yok. Hayır, ben daha fazla özlüyorum. Yok, ben daha fazla. Ama ben çünkü sana diyorum, özledim seni diyorum. Eda yeni görüştük diyorsun. Bir kere yaptım onu. Üstündeki ne renk? Lila. Ne? Lila. Lila. Açık, niye? Açık mor mu oluyor yani? Evet, lila. Açık mor oluyor. He, anladım. Neyse bebeğim, öpüyorum seni. Gelmek için uğraşacağım. Evet, oha, tırnaklarınla elbise de yalnız şov olmuş. Kanka bu aynısını belki de günaydın. Aynı, sadece kendine bak. Güzellik. AGÜ. Günaydın. Ne haber? İyiyim, senden ne haber? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık AGÜ yazacağım, sana getireceğim. Hayır, daha değil. Neydi seninki? AG. AG, daha hoş. AG. Daha pek hoş. De AG. Buradan bu arada anneciğine selam söylüyorum. Onu çok öpüyorum. Anneciğin değil de yani sana selam söyledi. Ona selam yolluyorum ben de. Böyle bir kız doğurduğu için değil mi? Teşekkür ediyorsun. Hem onun için hem de selamına karşılık olarak. Ellerinden öp bakayım. Ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Gecen sen nasıl geçti? Birazcık düşünceli geçti. Niye? Bir şeyler düşündüm. Ne diyor? İçinde sen de vardın bunların. Ne? Komik mi? Neye gülüyorlar? Kim gülüyor? Oğuz. Oğuz. Ya hayır, ben biliyorum dün akşam senin hakkında o kadar güzel düşüncelerini bana da anlattı. O yüzden böyle çok romantik olduğu çok için. Çok imalı. Ne? İmalı bir gülüş yani? Bu. Evet, fazla ben imalıydı. Ben farklı şeyler anlayacağım şu an. Ne anlayacağım? Yok, güzel şeyler. Konuşmayın güzel. Ya. Güzel şeyler. Geldi ya, ne kadar mutlu olduğundan bahsetti ve Görkem'i uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. O yüzden ben de gülüyorum ve ben gülmeyi çok sık kullanan bir insanım. Güzel hep... toparladın Oğuz. Tebrik ediyorum. Çok güzel toparladın. Evet. Yok, toparlamadım. Oğuz bu değil. Toparlamadım zaten, böyleydi. O başka bir şey yok. Bugün baş başa olursak da açıklarım tabii ki de. Tabii önce Oğuz'la konuşman lazım. Kimle konuşman lazım? Oğuz'la. Neden? Konuş, sebep? Konuşalım. Sen de olur. Niye güldü diye. Altında bir ima yok ya sadece. Ya neyin iması Aynur'cum ya? Bir şeyi ben sana ima yapar mıyım ya? Sen bana yapmazsın. Yani. Aynen öyle işte. Ben de yapmam. Sen, seni tanımıyorum. Seni tanımıyorum. Tanışırız. Bakarız. Öpüyorum seni. Bye. Yeliz, fincan soğudu mu Yeliz? Soğudu bak.
Geleyim de güzel bir şeyler söyle bana ya. Olur ya, sen gel ya da ben geleyim. Bir şey diyeceğim, bir eksik fark ettiniz ben mi? Ben gelirim. Evet, duyduk. Yeri sen niye atladın hemen? Ne bileyim, konuşasım var. Canı mı sıkılıyor? Çok ya. Allah Allah. Neden canı sıkılıyor? Sen kime günaydın diyeceksin? Kendime. Merhaba Yeliz'cim, günaydın. Merhaba Yeliz. Günün güzel geçsin. Günün güzel geçsin Yeliz. Üstündeki çok güzel olmuşsun bugün, siyah çok yakışmış. Yeliz'im çok güzel olmuşsun bugün. Hep aynı muhabbet. Murat ya nerede? Hastanede. Ayağı daha fazla şişmiş de o yüzden hastaneye gittim. Bir şey söyleyeyim, inanılmaz bir sessizlik var. Murat dur de. Murat dur de hadi. Dur. Next. Varsayım yapıyorum. Varsayım yapıyorum şimdi. Ya bak şimdi ben varsayım yapıyorum. Bir de abi ne alaka? Aa, ne alaka? Ben alaka. Öyle bir adam değilim. Alakası yok. Ben öyle bir adam değilim. Ben Yeliz'i beğenmedim. Bundan sonra ben istersem olur. Ay. Bak bana aşıksın sen, biliyorum. Hastasın ama bana. Ölüyorsun benim için. Neydi onun tatlısı? İlaycığım tatlısı. Allah çarpsın. Bir şey diyeceğim. Leyla nasıl bir ah ettiyse yemin ediyorum yürüyemiyordu en son. Yani gerçekten bayağı da şişmişti bu arada. De Leyla... Dinkinden bir iki katı fazlaydı. Leyla bayağı bir ah etmiş galiba, ondan kaynaklı. Kiminin olarak. Duası, kiminin... Bedduası. Günaydın kendim. Yapar gibi şimdi gidelim. Günaydın İlayda. Ben günaydın. Öyle bir adam değilim. Şuna bak, günaydınlaşıyoruz. Herkes kaçıyor. Bir tane kızlar evinde kız kalmadı ya. Bak yine de kızamıyorum. Çok saygısızca. Evet. Dilara'ya. Günaydın. Günaydın. Demek şarkı da söyleyebiliyorsun. Tabii tabii. Ebru Gündeş'in back vokaliyim ben. O kombin var üstümde çünkü. Abi yediniz de. Kombinin güzel olmuş. Teşekkürler. Şarkı söyleyebiliyor musun gerçekten? Yok, genelde insanlar kalmıyor ben şarkı söylediğimde etrafımda. Sesin kadar gözlerin de güzel. Ato, hızlısın dayı. Ateş. Yani gözlerin de hiç güzel değil mi diyorsun? Hayır, sesin kadar gözlerin de güzel dedim. Bana güzel geldi, size ne? Yoksa Ateş bu üçgene dahil mi oluyor? Ateş, yanlış yere selam verdin gibi amcaoğlu. Yeliz, günaydın. Daha çok bizimkisi karı oldu. Yanlış yere ateş ettin. Benimle falıma bakar mısın? Hayır. Benden falı istiyorum Yeliz. Yeliz bana bakar mısın? Ateşin çıkmış olabilir. Yok arkadaşlar, ateş söndü, kül oldu. Benim barutum her zaman yanımdadır. Her zaman alevlenir. Senin alevin beni ilgilendirmiyor. Benim için çok ilgili ama. Ne? Kendimi çok sevdiğim için böyle bir şey alışmışsan sen var ya, kısmet olur evine en hızlı adapte olan. Evet. İlk beşe girersin bence, Erko. Erko'sun. Ya ilk beşe demeyeyim de yani gerçekten sanki her zamanki gibi buradaymışım gibi. Bak işte. Rahatım. Cesaretliyim. Sevindim senin adına. Teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Yazıklar olsun. Motive etti. Ne? Güzel sözlerin için teşekkür ederim. En şarkı azından var, yine motive etti beni. Var. Yetenek rica var. Ederim. Bak şimdi de akrobasi yapıyorum. Mert iyi misin? Çok etkilendim. Mert çıkar yavrum kazanı. Mert çok etkilendim. Mert çıkar kazanı. Duymadım. Beni öyle şeyler etkilemez beyler. Danslar etkiliyor mu? Ne yapıyorsun kızım ya? Murat yok mu bunlara? Ne yapıyorsun kızım ya? Selamun aleyküm. Aleyküm. Hadi bakalım. Ben izin istedim direkt. Öyle bu aşıdan sonra bunu söyleyince olmadı ya. Yok bu oğlum, manyak mısın? Robot. Şey, Oğuz ben şey gidebilir yok miyim ya? Yani? Nihli ile... Oh. Oğlum Oğuz şey da nasıl dahil olup iptal ettirdin? Tamam, Berke gelmesin, ben gideyim. İzin isteyebilirsin. Berke gelmesin, gideyim. Hayır diyor. Gideyim, dün de gidemedim. Nasıl beni sattın? İlk gün böyle değildik kardeş. Berke'yle gideyim. Yanlış kişiye mi selam verdin? İkimiz sadece kaldık. Günaydınlar. Thank you.
Bence birazcık itici gözüküyor ya. Günaydınlaşırken yatıyordu, yorgan lazım. Nasıl modu değişti bir anda? Yani Dilara bilmiyorum. Fake kanka, rol. Oğuzhan ne, sen ne yapacaksın? Bana çok ya fake arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar enerjisi yerine getirmiş olabilir kızlar da. 50 saniye olmuş olabilir. Yani bir dakika sonra böyle oluyorsa... Bir dakika sonra böyle olmuyor. Yapma, senin konuşman lazım bu konuyu. Bu konuyu konuşmam, zaten konuşacak çok konu çok var da. Cevap verebileceğini düşünmüyorum. Hoş bulduk. Ne haber? Oh. İyi. Bu ne enerji haber ya? Süpersiniz ya. Enerjiniz var ya. İyi, biz öyleyiz canım. Ben az önce ağlıyordum. Nereye şimdi oturayım? Kalktım, dans ediyorum mesela. Nereye oturayım? Gel ama. Heh. Buraya oturayım. Ay. Enerjiniz ne haber, süper ya. İyiyim vallahi, siz nasılsınız? Neye geldin? Neden mi geldim? Sohbet etmeye geldim. Ya ben her gün böyleyim. İlk geldiğim gün fazla şey olmadı, heyecanlı. Ya ilk geldiğim gün çok fazla yol yorgunuydum. Ondan dolayı, ama her gün böyleyim yani. Enerjim çok yüksek. Ama oynamadın az önce çok fazla. Ya oynamadım. Evet, saçmalama evet. Ya. Oynamadım hani, siz sonuçta bak Aset ne güzel, pek fazla bilmiyor ama her zaman ama çok güzel oynadın ya. Dün ben müziği çok severim. Sahne sizin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşırı derecede roman, halay, ne bileyim her şey. Ben oynarım yani bu konuda. İyi gördüm seni. Tabii ki her zaman çok iyiyim. Canlanmışsın bir anda iki dakikada. Ne oldu, ne canlandırdı seni böyle? Aynen. Ateş geldi, dans ettik de birlikte. Belli zaten, belli. Yoruldum. Anlaşılıyor her şeyi. Ben de bu yüzden zaten bazı şeyleri ciddiye alıyorum. Dile, sen de çok dans ediyorsun. Rümeysa, senin de enerjin bugün maşallah yani, döktürdün bayağı. Böyle evet, devam et, bu zamana kadar böyle oynamadın. Böyle devam et ne ya? Hayır, bu zamana kadar oynamadığın kadar enerjik oynadın mı hani bugün? Hani acaba iki dakika önce burada yorgan eksikliği üzerinde bir. İki dakika ben, sonra... Benim ruh halim böyle, müzik olunca dayanamıyorum, ne yapabilirim? Müzik olunca dayanamıyorsun. Oynamaya dayanamıyorum. Yani o zaman fake, oradaki üzülmen falan fake aynen, yani. Aynen, sana göre hepsi öyle. Bana göre değil, hepsi öyle değil. Bana göre, ben genelde gerçeğimdir. Her zaman da karşımdakini gerçek beklerim, gerçek duyguları beklerim, gerçek ben hareketler. Ben de aynı şekilde şüphe mi ediyorsun sen? Şüphe ettiğimden değil, hareketlerim bunu gösteriyor. Ya senin sanki hiç hareketin yokmuş gibi, niye burada beni suçlu gösteriyorsun? Dilara, benim hareketim yok mu dedim ben sana? Tamam, senin de var. Sürekli ben hata yapıyormuşum gibi niye muamele yapıyorsun bana? Ben sana sürekli hata... Hep böyle yapıyorsun. Hep ne böyle yapıyorum? Sürekli ne uyarıyor yapıyorum diyorsun. Bir şey oluyor, uyarıyorum. Ya sürekli uyarıyorsun. Ya senin için kimseyle selamlaşmıyorum bile burada. Bir tartışıyoruz, bir şey oluyor. Sürekli bana böyle yapıyorsun. Sürekli değil, hiçbir şey sürekli olmuyor. Ben niye sana ne zaman ne zaman bu şekilde geldim? Niye bu kadar sinirliyim? Niye bu kadar... Ne zaman konuşmadım seninle ben günaydınlaşmada? Çok yoruyorsun beni. Burama kadar geldi. Tamam, ne yapalım? Ne yapayım? Tamam derken? Çok yoruyorsun diyorsun. Ne? Çok yoruyorsun diyorsun. Yoruyorsun, evet. Buradaki herkes ben seni, öyle düşünüyor. Ben seni her şeyde, herkese karşı... her şeye karşı savunurum. Ya ben de seni bugüne kadar herkese karşı savundum. O yüzden Yeliz bir şey söylediği zaman üstüne körükle gidip üstüme gelmeye çalışıyorsun. O konuda haksız olduğun için gelmeye çalışıyorum. Haksız olduğun bir konu muydu o? Evet. Emin misin? Evet, eminim. Ah güzellik. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Konuşma, çok da umurumdaydı sanki. Tamam. Ben fikrimi söyledim sadece. Aynen. Sana zaten bir şeyler oluyor. Ben Telebi'yi alır mısınız? Ben... ya sen kimsin ki yani? Ben kendim kalkar giderim. Sen kimsin? Hayda. Oğuzhan Çengel. Aynen, aynen. Çengel yalandan ağır abi takılan Oğuzhan Çengel. Hayda. Bak şunu unutma. Ben dışarıda da bu şekildeyim. Ben sana karşı bu şekildeyim. Artist konuşuyor senin benim
Ben burada topladım, alttan aldım. Sen o pis şakalarını ben alttan aldım. Sen kimsin ya? Ben erkekler evine gidebilir miyim? Robot. Aşkım ben istiyorum lütfen. Robot erkekler evine ben gidebilir erkekler... mi? Tamam, gidebilir miyim? Tamam, gidiyorum. Ben de gidebilir miyim? İkimiz gidebilir miyiz? Tamam. Robot, ben de gidebilir miyim? Batafal bakacağım. Tamam. Gönder artık beni. Ay izin verdi şükür. Ve umursamıyor. Ya o konu işte diyorum, tartışma konusu yani. Bu ciddi bir tartışma konusu aslında. Bugün twerk olur, yarın bilmem ne yani. Dinlemesi lazım. Abi diye. Eyvallah. Oğuzcuğum. Kaldı kaldı. Görkem, selam iletin ama az oynasın, söyleyin. İyi, sen ne yapıyorsun? Ya, sen ne yapıyorsun be? Bak hani diğer bölümde falan şey yaparım yani, günaydınlar ne yapayım falan derim yani. Ne yapıyorsun be? Adi be. Adi be. Adi adi. Ya. Sevda Çener tut olsun. Çok seviyorum ben ya. Ama röportajımı veriyorsun. Ne oğlum be. Ben eskiden çok konuşuyordum. Çünkü çok arkadaşlarım vardı. Niye buradasın? Öyle. Neden buradayım? Şöyle, çok eğlenceli bir insanım zaten. Ama bu eğlenceliğim sürekli... Ya tüm insanlara pozitif olmaya çalışıyorum ben. Çünkü mutlu bir insanım. Mutsuz olmayı asla istemiyorum. Ve... Karşımda, ay Allah razı olsun be, teşekkür benim ederim. Benim bardağımdı da. Senin bardağın mıydı, tamam. Allah razı olsun. Ben ne bileyim, oradan aldım. Nesini Batı hediye almıştım. Ah tamam, özür dileriz, özür dileriz. Sağa sol aşkım. Tekrar şey yapar mısın? Neden buradasın? Ha neden buradayım? Şöyle, ilişkim falan oldu zaten, ciddi bir ilişkin vardı. Daha sonra çok fazla toksikleşmeye başladı. Bazı kırmızı çizgilerim vardı, onları aşmaya başladı. Ben de bitirmek istedim. Dışarıda bulamadım. Ne mesela? Kırmızı çizgileri neler? Ya en basit olarak ben sana örnek vereyim. Bir şey yapma dediğim zaman yapması. Atıyorum en yüksek söylenebilecek lafa dahi mesela şu bardak buradaysa bunu yapma derim. Anladın mı? Terazi burcu. Bravo. Müdahale etmeyi seviyorsun yani. Ya müdahale etmek değil aslında. Sadece fikir vermek. Doğru. Hani düşünce. Aha. Hoş geldiniz. Aha. Bak sana kahve geldi. Aha. Bu hikayede ben neredeyim abi? Bu hikayede ben neredeyim? Geldi benim. Bu hikayede bir robota gitsen. Bu hikayede ben neredeyim? Tırın tırınının tırının. Dansını izledim, oturdum ben burada. Gezi hoş geldin. Ben bu yerinde ya, ondan dolayı. Kankam. Selam. Kankam ne oldu sana ya? Niye böyle tartışıyorsunuz? Olsan... Kendisi yapıyor. Hoş geldiniz. Küçük yenge. Oğuz gitti. Sen Oğuz yok. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben senin her şeyini alttan alırken niye mesajıma cevap vermiyorsun? Ben suçluymuşum gibi davranıyorsun bana. Her şeyimi alttan aldın. Mesela ben neyi alttan aldım? Dilara yerine Buse dediğin zaman alttan aldım. O şakada alttan aldım seni. Dilara'nın Buse demek. Hemen telefonla cevap verdim değil mi? Başka neyi alttan aldın? Bunlar yeterli değil mi? Dilara'nın Buse dediğin neden dediğimi biliyorsun. Buse'nin konusu vardı. Geçişte Buse dedim haklı olarak. Böyle mi davranacaksın yani? Buse ne alaka yine? Böyle davranmayacağım. Senin hareketlerin bana fake geliyor. Burada yatıyordun. 2 dakika sonra... Oynayamaz mıyım yani? Oynayamazsın demiyorum. Bilmiyor madem, musun benim böyle biri olduğumu? Madem yatıyorsun... Üzgünüm çünkü. İşte duygularım, şu anda da üzgünüm. Tamam, duygularım bana sahte geliyor. Çünkü neyim? 2 dakika hangi önce... Hangi duygularım sahte geliyor iki ya? 2 dakika önce yatıyordun. Anladın tamam, mı? Tamam yine üzgünüm. Oynamam beni yani, ben oynayınca üzgün olmuyor muyum yani? Üzgün olan birisi bir şey çaldığında da üzgündür yine aynı şekilde. O onu etkilemez. Ben gideyim tek. Hayır ben sattım de. Sattım küçük yengeyi. Evet. Gerçekten şimdi bile bile bunu mu söylüyorsun ya yani? Sattın mı bile... ya? Gerçekten mi gitti Berke? Vallahi gitti. İçini ya yalan niye söyleyeyim? İlişkiyi bitirirdin, tanımıyorum da bitirirdim şu anda. İçini bildiğim için bu şekildeyim. Sen tek başına ilişkiyi bitiremezsin. Nasıl bitiremem? Tanıma yolunu bitiremezsin. Tek bitiririm. Başına bunu karar çok veremezsin. Çok net bitiririm. Bu kadar yaşanmışlığın sonunda anladın sen mı? Tek başına bitiremezsin bu tanıma yolunu. Abi kay. Abi kay. Abi kay ne yapacağım az kal. Abi kay ne sen de oturan mı? Duramıyorum. Ay canım var gayet sakin oynadı. Üstümü bile ceketimi bile giydim maçımda. Gözlük yok mu, dinlendiğim var? Yok bir şeyler var, gördüm. Var ya. Yani konuşalım biraz. Ki Oğuz mevzusunda da birazcık konuşalım. Yanlış anladığını düşünüyorum çünkü. İzin mi aldın?
Kanka Nihle ile izin istedik. Küçük yengeyi dedim eve Oğuz'a götüreceğim değil mi? Yok dedi. Yok, ben de tek istedim. Ne haber? İyi sen? İyi olmaya çalışıyoruz. Oğuz mevzusuna da alındın. Evet. Oğuz'un gülmesine. Neye güldü orada? Ben ona birazcık romantik bir şeyler söyledim senin hakkında. Ne söyledin? Yani işte ciddi misin? Şu romantik bu mu? Hayır. Bak, bak. Ne? Romantik şeye. Bu mu? Hayır bari ya ilerisi için konuştum sadece. O kendisine de sorabilirsin ya. Art niyet arıyorsan. Evet dedim neye gidiyorsun? Bu arada... Ben çok seviyorum Eda'yı. Ne? Eda'yı çok seviyorum. Sus duydun. Sakın. Dur görken. Anlamıyorum. Duymuyorum seni. Eda'yı çok seviyorum. Sakın görken. Neyi duyuyorum? Anlamıyorum şu an seni. İyi davran kızlara. İyi davranıyorum zaten. Ben kız arkadaşlarım normal bir şekilde konuşurken, şakalaşırken benden hoşlandılar ki normal olarak. Sen de bir arkadaşından hoşlanabilirsin. Bir harekette bulunmasınlar. Ama çok işte, enerjiniz uyuyordur. Senden hoşlandığını söyler. Bu normal olacak bir şey. Bunun böyle olmadığını nereden biliyorsun da Yeliz'i savunuyorsun? Açıklama yapmadın ki. Açıklamanı açıklama bu yapmadım. Şekilde yapsaydım benim yanımda. Açıklama yapmaya fırsat olmadı ki zaten. Geldi. Yeliz öyle söyledi, direkt o mantıklı, mantıklı geldi. Mantıklı geldi. Savundum yani. Ben de seni her konuda savunuyorum evde. Sürekli seni savunuyorum. Evet, çok güzel savunuyorsun. Görüyoruz. Yani belirli bir noktada... Belirli bir noktada haksız olduğum ispat... Ya bu konuda haksız olduğumu nereden bilebilirsin? Bana diyorsun ki haksızsın. Nereden biliyorsun haksız olduğumu? Niye üstüme geliyorsun benim orada? Yeliz zaten bir şey söylemiş benimle alakalı. Nile, Oğuz gel. Niye ekstradan Nile. Benim üstüme geliyorsun? Ekrana gel, koş Nile, sen koş. Sen benim değer verdiğim, tanışmıyorum da olduğum bir kadın değil misin? Öyleyim. Niye bunu yapıyorsun? Ya sen o kadar şey yapmana rağmen ben hasretten bu tepki alıp sana vermedim. Ne yaptın? Hasret ama. Sana ben de olayı özrünü diledim ve seni beni affetmen için elinden ya her şeyi yaptım. Sırf tamam. Seni kaybetmemek için. Konuyu niye açıyorsun şu anda? Sen şu de an biraz alttan alsan keşke. Bir konu değil ki Dilara. Bir bak, konu değil ki. Bak sürekli bunları ısıtıp ısıtıp önüme koyuyorsun. Bak. Dikkat ediyorum zaten. Anlamıyor musun sen? Ben onu mu söylüyorum? Kızlar evine gidebilir miyim lütfen? Robot. Hangisi? Robot. Ben orada İlayda ile alakalı sana bir espri yapıyorum. Kulağına gelip espri sebep yapıyorum. Sebep şurada. İki dakika önce sen bana durduk yere İlayda'yı İlayda'dan hoşlanamazsın dediğin için. Bunu orada demesen Mert, zaten gelip sana ben bunu söylemem. Onu niye peki Öykü Hanım'a ben suçluymuşum gibi anlatıyorsun? Ben sen... Sen ben suçluymuşum sen... gibi gidiyorsun. Bak gidiyorsun ateşte yer değiştiriyorsun. Ateşin oraya geçiyorsun. Dilara Öykü Hanım'a diyorsun ki... Dilara'dan işte hoşlandığımı söyleyerek bana espri yaptı, bana şaka yaptı. Dilara'dan? İlayda'dan. İlayda'dan. Ya şimdi de Dilara dedim. Hani Dilara az önce Dilara'nın Buse dediğini diyorsun ya. Aynı şey şimdi mi? Şimdi Dilara dedim. Aynı şey mi? Ha. Ya tamam yanımdan kalkıp gidiyorsun oraya oturuyorsun. Sinirlendim Öykü çünkü. Öykü Hanım'a diyorsun ki Oğuzhan... İlayda ile alakalı hoşlandığı ismi. Öyle bir şey yaptı. Söylemedim. Orada Mert dedi ki ben tanıyabilirim. O esna sen de ki ben de tanıyabilirim. Ben de ki tanıyamazsın gelip, dedim ben sana. Ben senin kulağına gelip tanıyabilirim demedim mi? Tamam dedin işte. Tamam. Sen iki dakika önce peki bana ne dedin? Tanıyamazsın dedim. İki dakika önce bana dedin ki durup dururken. Ben hiçbir şey yapmadım tanıyamazsın. Zaten tanımam. Ki niye tanıyayım? Tamam, belki ben sonra... de onun şaka niyetine söylemişimdir. Niye böyle... Buz kesiliyorsun tamam. Böyle kritiklerde. Diyorum acaba yine bir yanlış tamam, mı yaptım? Zaten... Ne yaptım hayır, ben bu çocuğa? Hayır onu zaten şaka niyetine söylediğini ben biliyordum. Sadece bir şey anlatılıyordu. Ona dikkatimi verdim kritiklerde anlatılan muhabbetlere. Orada ben sana trip atmamıştım. İki dakika sonra ama ben sana geldiğim zaman... İlayda ile alakalı işte espri yaptığım zaman kalkıp... Anladın mı? Çekip gidip ateşe yer değiştiriyorsun. Üstüne üstü konuyu ortaya atıyorsun. Benim orada yine suçlu olmamı istiyorsun. Ben orada o konuyu... Sana orada gerçekten açıklayamasaydım. Bana şaka yapmayacaksın bu evde kadınlar üzerinden. Tamam mı? Yapma. Hoşuma gitmiyor, yapma. Oldu. Geldi bizimki. Oğuz kanka sen de gel, bir otursana bir şey anlatayım. Ben burada yokum. Evet yoksa. Ben burada yokum, sordun mu? Sordum. Kime sordun? Buradaki Nile nerede dedim. Nile yoksun şeyin canı. Nile, Oğuz'a çok yakışıyorsunuz, çok mükemmelsiniz. Ne oldu kız?
Ya konuşalım, sakin ol. Yok, konuşmak istemiyorum Oğuz. Ben oraya gidiyorum. Sen yoksun ya, buraya gelmek için çabalıyorum. Bir bakıyorum ama sen burada hasretle oturuyorsun. Elin bacağında, tamam mı? Ne bacağında? Elin bacağında, görüntünü izledim. Full elini böyle oturmuşsun. Elin de bacağında hasretin. Öyle oturmuşsun. Hiç beni merak etmek yok, beni sormak konuştum, yok. Konuştum, gitti. Gel konuşalım. Sen sakin ol. Bak sen de sesini yükseltiyorsun şu anda. Gel bebeğim. Gel sakin sakin konuşalım. Rahatsız olduğun konuları birlikte aydınlatalım. Hemen böyle konuşmak istemiyorum falan filan getirme. Konuşmak istemiyorum hadi, iyi de o kadar böyle sinirlendiriyorsun ki. Tamam gel sinirlenme, gel sen de konuşalım. Berke sordu, dedi ki ben de niyeliğe de evet, getirecektim. Berke geldiği gibi zaten dedi. Anlatmadı mı? Nihlemler de dedi, gel. Nasıl yani falan i̇zin filan dedi. İzin aldın mı robottan gitmek için? Gel hayatım. Ben. Aldın mı? Gel hasretin canı sıkkında ona soru sordum. Gel sakin, merak ol birazcık. Ya anladım. Gelin. Dur sinirli şu anda. Aa gel, küçük yenge. Gel yerim ben. Küçük yenge ne oldu, alo? Ya ben orada şey ne yaptığımı diyeceğim. Gördün değil mi Berke? Gitmek için izin almaya çalışıyorum. Evet. Orada durmak istemiyorum. Şey... O gelmiş burada oturuyor hasretin dibinde. Hasretin bacağına koymuş elini. Bir tamam mı? Şey... Öyle sohbet muhabbet ediyor. Bir şey diyeceğim. Berke sen aşağı indiğin gibi... Şaka mı bu? Sen aşağı indiğin gibi... Şaka falan yaptın. Yazıklar olsun Oğuz. Oğlum bir dur. Sana yazıklar olsun. Nasıl yaparsın ya? Şey ya bana güvenmiştin. Ya yazıklar olsun kardeşim şey ya. Diyeceğim. Kanka demiştin. Abla demişti evet. Berke sen... Şuradan indiğin gibi Nihli'ye ile izin almaya çalıştık ama Nihli'ye izin vermedi diye açıklama yapmadın mı? Evet. İndiğin gibi ama selamun aleyküm bile demedin. Evet, yaptın ama yine de bunu yapman gerekmiyordu. Gel konuşalım. Bu sen haklı çıkarmıyor bak, ki. Gel, Oğuz yazıklar olsun ya. Ben de artık haksız aramıyorum. Tamam gel konuşalım. Küçük yenge haklısın küçük yenge. Ya ben mutsuz bir hava var, enerjik değil hiç kimse, sıkıldık. Niye enerjik değil, ne olmuş? Ne bileyim bilmiyorum Dilara'nın gerginliği. Bilmiyorum ki onların arasında mesele, karışmıyorum biliyorsun. Dur ben suçlanıyorum, düşmem. Neye düşecektin? Yani işte hani ne oldu falan dedin ya. Hı-hı. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum yani. De. Konularıyla da Dilara'yla da Oğuzhan'la da beni hiç alakadar etmiyor. Ama bir ekran verdiler, orada yine bir Buse adı geçti. O ne, onu soracağım Dilara'ya. Yine bir Buse'yle bir şey geçti. Oğuzhan bir şey dedi Buse. Dedi, duyduk verdi. Ne zaman? Yani konu üzerinden muhtemelen örnek verirken falan oldu da bilmiyorum. İşte ikram verdiler Dilara, gitti o tarafa. Neyi soracaksın onu anlayamadım. Seni soracağım bir şey kalmadı. Kimseye hayır, benim şey adımı geçirmemelerini istiyorum. İnatla geçiriyorlar ya. Neyi fırsatını arıyormuş gibi sormak fırsat aramak. Bana söylersin ben sorarım. Tamam sor o zaman. Ya da sorma, aç kapatsın. Ya istemiyorum. Benim üzerimden örnek vermelerini de istemiyorum ve bunu söylüyorum. Bunu anlamıyorlar ama. Yapmasaydın Buse'ciğim. Niye yaptın? Örnek istemiyorsan böyle şeyler yapmayacaksın değil mi? Geldiyse de bununla baş etmeyi öğreneceksin. Tamam hadi varsayalım, öyle söyledim. Niye öyle tepkiler veriyorsun, uzaklaşıyorsun? Ben mi uzaklaşıyorum? Lan sen kalkıp içine, gidiyorsun ya. Gözlerin içine bakıyorum, hiç cevap bile vermiyorsun. Ne yapmamı bekliyorsun orada ya çünkü peki? Bir şey konuşuluyor. O anda konuya ben de dahil olacağım. Benim de içinde olduğum bir konu. Bir şey konuşuluyor. O anda ben de onu dinleyip söylediklerine cevap vermek için oraya odaklıyım. Cevap vermek zorunda mıyım sana? Bir şey konuşuluyor orada. Zaten sakin bir zamanda cevap vereceğim sana. Ya ben anlamıyorum abi, yani o kadar fake geliyorsun ki biz son zamanlarda, bak o kadar fake geliyorsun ki hareketlerin. Yani olsun, fake geliyorsun Dilara, fake geliyorsun, anladın mı? Bas bağıra söylerim bunu, tüm Türkiye'ye söylerim. Sen zaten içinden bitirdiğin için bu bahanen senin. Bu senin bahanen. Ben burada senden başka hiç kimseye değer vermedim. Hiç kimseye. Ben verdim mi? Duyguların fake diyor ya, gerizekalı. Tamam, sakin ol. Gerizekalı, sonra sana söyleyeceğim. Ben de yanınıza takılabilir miyim? Şöyle, tabii gel brom ya. Daha şöyle bir sevdiğin kadın, bir sevdiğin kardeşin. Buraya oturalım bence. Olur. Şimdi şu kahve dedikodusuna dahil olmak istiyorum. Eğer bir insan gerçekten üzülüyorsa, anladın mı? Gerçekten üzülüyorsa, o üzülme duygusuna o anda sahipse... İki dakika sonra çalınan müziği oynamaz. Anladın mı? Oynamaz. Bu ikidir, beni ağlatıyorsun, farkındasın değil mi? Neden? Gerçekleri duyunca ağlıyorsun çünkü. Ne diyorsun sen? Gerçekleri duyunca ağlıyorsun. Benim duygularım fake mi yani şu an? Ondan bahsetmiyorum. Söyle, senin yaptığın hataları söylüyorum sana. Sonra direkt ağlıyorsun bebek gibi, çocuk gibi.
gelip de karşıma geçip tartışmak yerine gidip buraya ağlıyorsun uzaklaşıp. Neden benimle tartışmıyorsun? Niye tartışmıyorsun benimle? Bitti artık Mert, yani sürekli eskiyi mi konuşacağız? Tamam, sen açtın, biz yaptın. Sen açtın. Yaptık sürekli, sen her açtın, şeyde onu örnek açtın. Veriyorsun. Sinirlenmeye başlıyor artık. Sen açtın, ben açmadım. Yok, güven şeyi oluyor, ondan örnek veriyor. Bilmem ne oluyor. Senin dışarıdaki yediğin şeyleri de bilmiyoruz. Dur bakalım. Dışarıda yediğim şeyler seni ilgilendirir mi? Geçmişim o benim. Benim de geçmişim. Ne geçmişin? Yani burada yaşananlar geçmiş değil mi? Benimle beraberken yaptığı şey geçmiş sayıyorsan ben buradan kalkar giderim, bir daha yanına gelmem, haberin olsun. Geçmiş mi? Hayır, ben anlayamadım. İlk bir daha söyle. Başlardaki olaylar. Bir daha söyle. Geçmiş mi? Bir daha söyle i̇lk bakayım. İlk başlardakilerden bahsediyorum. Beni manipüle etme. Manipüle etme. Görkem ve Oğuzhan muhabbetinden bahsediyorum ben. Şu andaki konu ne? Dilara. Dilara'dan sana ne? Ve şeyin. Dilara'nın konusuna takılmıyorum. Benim ben ekrana verildiğini söylüyorum sana. Niye anlamıyorsun? Sana ne? Verilebilir, konuşuyor tamam, olacaklar. Tamam, beni konuşmasınlar sana istiyorum. İstemiyorum. Örnek de vermesinler. Konuşturtmayacaktın o zaman Buse'ci. Of. Bazen ben seni anlamıyorum ya. Kafanda farklı bir şeyler dönüyor. Gerçekten beni anlamıyorsun. Bence bu arada. Bence kafanda farklı bir şeyler dönüyor. Yo. Çok netim de sen bence anlayamıyorsun. Hem de hiç netteyiz. Ne konuda mesela? Üfleme bana. Ya ne konuda net değilim? Netim zaten. Ben sana konumun bile geçmesini istemediğimden bahsediyorum. Sen burada beni linçliyorsun yani. Bu normal mi? Konulara giriş şeklinden farkında mısın? Nasıl konuştuğunu? Sen beni Murat diye getiriyorsun. Ben gayet başlarda var şey konuşuyordum ya. Murat diye gelemezsin. Sen içinde ne varsa onu dışarı vuruyor ya. Her şeyi içine bağlıyor bir de. Bir hasreti kıskanmış yerim ben seni. Beyza Nur'la sen çok takılmaya bak. Hasreti kıskanmadım. Hasretle bir derdim de yok. Bence de olmasın zaten. Hasret benim yani ablam gibi. Gerçekten bu arada. Hayatım mı? Nasıl ablan gibi olabilir ki bu arada? Neyse tamam, hadi ablan gibi olsun. Öyle olsun. Çok isterim ama... Oğuz bir, neden elin bacağında? Tamam. İki de... Ya ben oraya gittiğim zaman seni soruyorum. Sen yoksun diye 10 kere robota diyorum ki lütfen gideyim. Ve sen oraya oturuyorsun. Ben sormadım mı? Sormamışsın. Ya, kim sormamışsın dedi? Ben öyle duydum. Kimden duydun? Sordum mu sormadın mı? Sordum. Nile nerede dedim. Nile gitti gönderdiler dedi. Ne aa dedim. O ya kadar... bu değil. Robota soruyor musun? Diyor musun ben de hani gideyim Nihli orada benim burada ne işim var dedin mi? Yavrum ben geldim buraya. Dedin mi? Tamam mı? Nihli'yi gönderdiler dediler. Hı-hı. Ondan sonra ben geldikten 2 dakika sonra işte selamlaşıyordum herkesle. Berke geldi. Dedi ki Nihli de oradaydı dedi. Nihli ile de izin almaya çalıştık, izin vermedi. Dedim ki dedim ki konsept bu herhalde bugün. Nihli ile bizi denk getirmeyecekler. O kadar robota gittim sorma. Robota gittim sormadım. Bu kadar. Normalde her zaman beni hatta kaç kere robota izin almaya çalışırken yakaladım. Bunu biliyorsun. Hasretin de morali bozuktu. Hasretle konuşmaya çalıştım. Dedim kanka neyim var cartuk falan. Bu kadar mevzu yani. Ama eline bacağını attıysan falan vallahi farkında değil. Değil şu an. Buraya gelip benim sormaman buraya... Sordum yavrum. Ya, robota sordum. Demen gerekiyor ki benim sordum. Burada işim ne? Sordum. Evet burada benim işim ne aslında? Ama dedim ki demek değil böyle mi? Bugün böyle... Hayır ya öyle bir şey mi var? Ya ne bileyim ben sen izin istemişsin sana izin vermemiş. İşte. Tamam, beni tamam, buraya Oğuz, yollamış tamam, seni oraya... Tamam istememişsin sorun yok. Olabilir. Görüşmek istememiş olabilirsin. Ya sence görüşmek istemiyorum. Yok demek istememişsin. İsteseydin sorardım. Vallahi istiyordum. Dedim hatta Nihle nerede diye sordum gelir gelmez. Güzeller güzeli fıstığı. Yerim ben seni tribini. Sen bana yeter ki böyle trip at. Ben seni yerim, öperim. Hayır. Gel öpeyim. Hayır sormamışsın. Gel. Yat. Gel buradan da öpeyim. Vallahi hasretin morali bozuktu. Hasretini ne kadar sevdiğimi iyi biliyorsun. Hasretle öyle bir konuştum dedim neyin var neyin yok dışarısı mevzusu falan diye anlattı o kadar. Yoksa ben ne yapayım ben her dakika seninle görüşmeye çalışıyorum zaten farkında değil misin? Çalışmamışsın. Yahu geldim daha yeni. Çalışmamışsın ya ben de yeni gittim Oğuz ben de oraya gittim tamam mı? Dedim ki bana şaka yaptık ya sen hatta ilk önce. Sen dedim ki robotu benim burada ne işim var değil mi? Oğuz yok. Evet. Gitmem lazım. Evet. İzin vermedi gittim tekrar izin aldım. Dedim ki ya ben burada ne yapacağım? Ama sende hiç öyle bir şey yok. Sen git Hasret'le otur. Hasret sorun yok. Hasret sevdiğim bir arkadaşım olduğun için sevdim. Hasret değil olay bu arada buradaki. Başkası da olabilirdi. Kim olabilir? Başka kimse olamazdı. Bak şu anda birazcık boş trip atıyorsun. Boş trip atmıyorum. Bacağına elimi dokunduysan haklısın. Tamam. Vallahi haklısın. Onda zaten haklıyım. Evet haklısın. De, özür dilerim. Bir de yanıma gelmemeye çalışmanda da haklıyım. Yanına gelmeye çalışmamak değil. Geldim sordum zaten seni. Bak. Ondan sonra bir dedim. Bir şey soracağım. Şu ne demek? Hani Nihle burada mı ya da hani Nihle nerede diye sormakla robota gidip Nihle burada yok. Ben de oraya gitmek istiyorum. Nihle yanına gitmek istiyorum demek farklı şeyler değil mi? Değil mi? Değil mi?
Ha, değil mi? Ya biz sadece bana kelebekte birazcık şey geldin, soğuk. Evet. Niye soğuksun? Bir sebebi, bir bu, bir başka? Başka yok, nasıl bir sıcaklık bekliyorsun? Sana nasıl bir sıcaklık lazım Görkem? Tabii canım, o sıcaklık için erken. Görkem zaten yeterince terliyorsun de ben terletmeyeyim dedim. Terlet. Ya buralar çok sıcak, burası soğuk diye. Yani biraz biz de açtık daha yeni çünkü. Bugün sıcak. Birazdan da açarlar çok soğuk olur. O yüzden... Açsınlar, açsınlar. Çok sıcak. Bir de bu arada o terdi, parfüm sıktım. Hayır, bunlardan bahsediyor. Onlar ter. Onlar şey değil canım, sıktım. Biliyorum. Biz artık kendimizden konuşalım. En sevdiğin renk ne? Benim bu arada en... Dün dedim ya mor. En aslında beyaz ama mor da çok mor. Beyaz ve mor ve siyah falan beyaz işte. Mı? Hiç mor giydiğini görmedim. Mor... Giyimde tercih etmiyorsun o zaman. Yani sayılı var. Yok yani ama çok seviyorum o rengi. Beyaz hatırlıyorum giydiğini. Beyaz, her şeyim beyaz ama ekranda çok güzel görünmüyor galiba beyaz. Bu arada simsiyah giymişiz. Evet, böyle bir denk gelme yok. Bir de bugün... İşte dedim böyle giyineyim falan. Benim gibi. Tam senin gibi de değil de yani. Ya tamam işte anla. Benim en sevdiğim renk sence? Siyah. Ya da kırmızı. Tanımışsın beni biraz. İlk gün bu arada gömleğinden kırmızı olabileceğini düşün. Ya hala... sakın o gömleği giyme. Sakın bu arada. Niye o kadar eleştiri aldım ya? Sonradan normal daha farklı giyince daha şey oldu. Bir de bir kere bir... Galada saçların kısaydı senin. Hangi gala? Tati'yle dans ettin. Evet, saçını öyle kesti. O öyle güzel oluyor. Teşekkür ederim. Benim de bu arada evet, siyah ve kırmızı. Tam bildin. Direkt. Evet, direkt evet, tam bildin. Evet, çünkü işte o ilk gün genelde insanlar en sevdiği şeyi tercih eder oradan. Bir de genelde siyah. Yok, en sevdiğimi tercih etmedim orada aslında. Seni ünlülerden kime benzetiyorlar Görkem? Sen kime benzetiyorsun? Seni kime benzetiyor? Sen kime benzetiyorsun? Sen kime benzetiyorsun? Ama bir söyle, hadi. Direkt söyleyeceğin kişiyi diyeceğimi biliyorsun. Kime benziyorum? B ile başlıyor. Evet. Evet. Sonu da T ile bitiyor. Yani soy ismi, evet. Sen? Ben de benzettim bu arada, o yüzden. Güzel. Bu şekilde imkansız, ben sana söyleyeyim. Net söylüyorum ben sana. Yani kabul edilen bir şey var. Ben o konudan sadece örnek vermiyorum. Umurumda olan bir konu da değil. Umursadığım kişiler de değil hiçbiri. Ama sen bu şekilde konuşursan, kusura bakma benim sana yaklaşımım hiç bu iyi yönde olmayacak. Ben ne dedim? Ha, ne dediğini bilmiyorsun bak. Ya ben diyorum ki sana, sen beni anlamamak için yani modlanmış gibisin. Ben sana diyorum ki... Ne diyormuşum? Ne söylediğinin farkında mısın sen? Senin karakterin nasıl bir karakter? Ben de Allah Allah bak ben diyorum ki rahatsız olmam derken böyle susup otururum, savunmaya da geçmezdim ama senin için ben sürekli olarak arkadaşlar örnek vermeyin, arkadaşlar susun diye savunmak zorunda kalıyorum diyorum. Neyini anlamıyorsun ya da anlamak susturmak istemiyorsun? Susturmak istiyorsan yapmayacaktın diyorum ben de, anladın tamam, mı? Tamam yapıldı ya artık buna mesela. Tekrar tamam, tekrar, tekrar dahil olmayacaksın, anladın mı? Ben dahil olmuyorum ki zaten, bak ne var soracağım aralarında diyorsun, ne oldu diyorsun. Soracağım diyorsun, neyi soruyorsun? Dilara'ya, Oğuzhan'a niye bir şey sorayım? Ben Oğuzhan'la muhatap olmuyorum ya zaten. Ben Oğuzhan'dan ondan olmuyorum. Bahsetmiyorum. Dilara'ya, Dilara... Ekran verildi, Buse adı geçti. Ne konuştunuz yine? Benimle alakalı konuşmasını istemiyorum. Git sustur Oğuzhan'ı da diyeceğim yani. Ben zaten istemiyorum. Kızın da benim gibi kafasında soru işaretleri var ya hani. İkna etmeniz gereken konular var ya. Normal değil mi bunu öne atması? Hala daha ya. Onlar yaşıyor da biz başaramıyoruz biliyor musun bir şeyleri düzeltmeyi bence. Ya gayet Dilara aşmıştı zaten bu konuyu. Biz aşamıyoruz bir türlü. Sürekli pişirilip pişirilip önüme konuyor yani bu konu. Aştıramadığın için olabilir mi? Ne yapmam lazım? Boş boş konuşmaman lazım mesela. Ben zaten konuşmuyorum konuyla alakalı. Ne zaman konuştum? Kısa daha zaten yapıyorsun. Verdiğin örnekler ben... bile karakterinle bir değil. Allah kahretmesin. Niye söyledim ya? Allah bir kahretmesin değil, ya. Niye söyledim ki ben mal gibi? Lavaboyu döndüm. Ben de düşüneceğim. Aptal kafam. Niye her şeyi söylüyorsam? Niye yani aptal? Peki buraya evlenmeye mi geldin? Ciddi ilişkiye mi? Evlenmeye gelmedim. Ama yani ilişkim olabilir. Aslında evlenmek istiyorum. Ama
Yani nasıl olur bilmiyorum. Korkuyor musun? Bence çok korkunç bir şey. Ya böyle çok komik de bir şey anladın mı? Birlikte tanışıyorsun işte. Sonra ne evleneceksin. İşte onun işlerini yapacaksın. İşte İşlerini yapacaksın. Sen direkt şeye bakıyorsun öyle değil ki evlenin. Ne? Sen bile kendi bencilce yani bakıyorsun şey şu an. Şey olacak, Vinil hep aynı evde olacaksın. Özel bir alanın olmayacak. Ya onu sizin elinizde o. Ve o senin her şeyini bilecek. Hani artık o hani kızlar erkekten sakladığı bir sürü şey oluyor ya. Ama evlenince onlar artık ne saklıyorsun her mesela? Şeyi bilecek yani. Ne saklıyorsun? Ya özel bizim de hani durumlarımız olabiliyor falan vesaire. Niye bilsin ki yani her şeyi biliyor evlenince. Özel durumdan kastın. Ya her şey, neden hani, ama o senin her şeyini bilecek. Hastalı halini görecek, sümüklü halini görecek, peçete getirecek. Aşk da böyle bir şey. Yani bence o belli bir süreden sonra aşık olma ihtimali olabilir. Düşünsene ya, mesela yanında sümkürüyor falan ama aşık falan. Seni hiç öyle düşünmüyorum, sümüklü mümüklü. Ay, ben bu sümkürüm de yani, hiç utanmam. Beyza gibi hapşırma da. Ben ne sen... Yani kızlar hapşiye küçük. Hani? Hapşiye böyle yapıyorlar ya öyle hapşurur. Beyza bir hapşurdu dedim kim Ozan mı falan mı dedim yani bir baktım Beyza. Bu arada niye bana o kadar uzak oturdun? En başa oturdum çünkü Hasret'in bir problemi vardı dün. Ne onu soracaktım dedim art net aramalı mıyım? Yok. Çünkü yok. Senin öyle bir olayların olmuş ya, o yüzden. Ne olayı? İstemediğin zaman yanına oturtmuyor musun? Öyle mi dedi? Kimse demedi. Benim şeyim bu, tezim. Bunu bana da söyledin sen. Ben kendimi oturtmuyordum son şeylerde. Yani ben yan yana seninle oturmak isterdim. Onun için sordum. Ama şimdi seninle de daha yeni çalışıyoruz ya. Ama de otururuz koltuklarda. Sıkıntı yok. Otururuz. Otururuz, oturalım. Bunlar bu kadar kafaya takılacak şeyler değil görken. Ne takalım kafamıza? Önemli olan anlaşabilmek. Bence gayet anlaşabiliriz. Nasıl yani? Kafamız uyuyor bence. Bakalım göreceğiz. Görelim. Ya yerim ben senin kırgınlığını. Gel buraya gel. Yok şöyle gelmeyeceğim. Yürüme. Canımı sıkıyorsun. Nihlecim. Sen benim canımı sıkıyorsun. Sen benim canımı sıkıyorsun. Aslında seni lanet olası. Seni lanet olası. Ya. Sen benim aslında canımı sıkıyorsun. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Oğuzhan kızlar evine. Oğuzhan kızlar evine. Ne alaka? Görüşürüz. Bu mu yani? Hı? Bu mu yani? Ne yapayım, sarılayım mı sana şimdi? İçinden gelmiyorsa yapma zaten. İçinden de gelmiyor. Keşke senin de bazı şeyleri işinden gelerek söylesen. Özür dilerim bebeğim. Bu şekilde söyledim tam sana karşı. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Bu şekilde sen o şekilde söylemedin ki. Özür dilerim işin rahat etti mi diyorsun bana. Bu bir özür mü sence? Ben onu söyledikten sonra dedim onu da zaten. Ekrandan isimler yazdı. Benim ismim yazmadı mesela. Ben sonradan izin alıp geldim buraya. Sordum kameradan. Seni ama. Evet. Direkt sordum değil mi? Oğuz. Direkt sordum değil mi benimki nerede diye? Ne? Benimki nerede diye sordum evet, değil sordu. Mi? Evet sordu. Benimki i̇şte, dedi. Beni göndermedi. Allah benimki dememe de kızmasınlar artık. Kimsenin kızacağı bir şey yok. Benim rahatsız olup olmamam önemli burada. Sen ben rahatsız olmuyorum. Okay. Keyfine bak. Ama kızlar... Ya çok doğal. Sadece kızlar değil belki tüm insanlar evet, böyle algılayacak evet. Ama senin böyle... Beni belki bence anlayacaklar. Sen biraz aşko kuşko gibisin. Evet. O yüzden insanlar bunu anlayıp sana kızmazlar. Aşk tam diyebilir miyim? Ne zaman? Normal zaman aşk. Canım ne istiyorsa söyleyebilirsin. Ben ya, alınmam yani. Baby. Rahatsız olmam. Evet. İngilizce konuşacağım. You are mine. Sen benimsin demek. Güzel bir cümle değil ben mi? Ben gerçekten Pokemon'a dönüşeceğim bir ara. Pokemon olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Yani. Berke, bugün ilk izin istemeye çalışan kimdi robottan? Ben. No. Kanka, bir daha sor, bir daha sor. Biz konuşuyormuş gibi yapalım. Berke. Efendim kardeşim. Bir şey soracağım. Efendim. Kanka, bugün ilk robottan izin isteyen kimdi? Ben.
Kanka hayır, saçmalama, öyle değildi. İlk kimdi, ne olur ne olur söyler misin? Oğuz ve Mert'ti. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ ol. Gerçekten böyleydi hayır. Ne kadar kibarsınız. Tabii ki her zaman öyle hanımefendim. Hoşlandığım birisi oluyor mu şu an? Kanka bana söyledi. Hasret. Ben ne zaman dedim? Benim anladığım kadarıyla da gerçekten hasret. Hello. Ayırken teşekkür ederim. Hasret'i eski erkek arkadaşı Range Rover almış. Beni bu gece her şey yoruyor. Yorma, yorma. Hiç iyi değilim sorma, ikide bir aklıma gelip durma. Beni görmezden gelip beni kırdın, şimdi de bir cümleye başlarken beni tehdit ediyorsun. Hiç gerek yok. Kal. Görme duyma. Bitti bak, ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Kendinin bir tarafına sahip çıkmak zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Biz de sahip çıkabiliyoruz. Yapmayacağım, kendimi de değiştirmiyorum. Ben buyum. Özür diledikten sonra diyor ki, şimdi mutlu oldun mu? Bana diyor ki, senin bugüne kadar vermiş olduğun duygular hepsi fake. Bunda birileri bir yorum yapacaktı galiba Beyza ile ilgili. Sizin evde de oluyor ama gerçekten Beyza'nın üzerine çok gidiyorsunuz. Her olay olduğunda Beyza'ya patlıyorsunuz. Öykü Hanım, bu şakalar bir değil, iki değil, üç değil. Ucu hep bana dokunuyor ve artık beni rahatsız ediyor yani. Durumdan rencide olmaya başladım. Onu savunurken enerjim artık çok düşmeye başladı. Hem fiziksel olarak hem mental olarak yani. Yani ben daha fazla hani enerjimi düşürmek istemiyorum Beyza. Tamam, düşünme. Mutluluklar diliyorum yolda. Sana söylediğim bir şey yok. Bende bir şeyler tükendi ve ben vazgeçtim. Sonraki kadın o hediye paketini sarılı ve hazır bir şekilde alıp kullandı. Bu benim hayatım hep böyle oldu. Senin vermiş olduğun mücadeleyi ben de seninle beraber verdim. O yüzden sürekli ayrılış olayımız oldu. Tek taraflı değil, ikimiz için de aynı şekilde mücadele ettik. Üstüme oturmuş olan bir algı, uğramış oldum. Manipülasyon. Buradaki öz eleştirimi ben üstüme almak istiyorum. Bu durumun biraz da benden kaynaklandı. Mesela nerede sorun olarak yani görüyorsun kendini? Surat ifadem, mimiklerim, duygularım. Ama bak, sen yapısal meselen o. Yapısal meselem de işte yani. İnsanlar bunu böyle yorumlamıyor bak, maalesef. Yani. Sonuç olarak sen sensin. Yani seni kimse değiştiremez. Kendini değiştirmeye çalışma. Ya etkilenmemeye çalışıyorum ama maalesef. Etkileniyorsun, bunu farkındayız. Karakterimde bu da var. Takılıyorum, takılı çok kalabiliyorum. Takıntılı. Abi çok normal. Ben bile burada bir dünya şeyden etkilendim. Ben bir an için dedim ki ben kimim falan oldum. Yani bunu hissettim kendi kendimde. Kendi kimliğini sorguluyorsun. Evet. Hani yorumları gördükçe ne oluyor ya, falan üstüme oluyor. Üstüme oturmuşsan her algıyı kabul ettim, anladın mı? Manipüle uğradım. Ben bunların aksini söylemiyorum. Ben de bunları hissettim. Hani o yüzden senin bunu hissetmen de çok normal. Anlayabiliyorsun. Ama en azından mesela şu anki artık biraz daha oturdum. En azından şunu diyebilirim, hani abi sen sensin, kendi değişime zorunluluğun yok ve o yüzden de sen bu şekilde başından kalmaya devam. Zaten ben. Bu kadın seni zaten bu şekilde beğendi. Evet, başlarda ya biraz bir şey takıllı kaldı. Sadece belki şunu bak, yapabiliriz. Neden oldu biliyor musun bu? Ya sen şimdi burada biraz böyle hisler de gerçek olduğu için hani utanıyorum ben açıkçası, anladın mı? Utangaçlık. Gidip şimdi karşıma birini koysunlar, canım bebeğim aşkım bunu söylerim, anladın mı iki günde? Kanka. Olay zaten bu değil. Geliyorum hemen, bir şey kahve alıp geleceğim. Sonuçta bir şey hissettiğim için utanıyorum, çekiniyorum, anladın mı? Ondan dolayı zaten gerçek olduğu için zaten böyle ağırdan aldım. Siz neden gerçek olarak görmüyorlar? Ben bunu anlamadım. Yani hayır. Yakıştırmıyorlar işte mı? Enerji mi almıyorlar? Öyle bir durumlar aynen. Var galiba. Bilmiyorum. Yapay gibi ama bilmiyorum ya. Çok benim, da dinlendirmek benim, istemiyorum o aynen. Konuları ya. Dış belki dış de eski, belki de eskiden öyleydi bilmiyorum. Ama
biraz da çekiniyorsun şimdi. Dışarıda da böyle değil, anladın mı? Serviste falan daha dışarıda güler çekineceğim yüzü. Bir durum sürekli yok. Sürekli makara muhabbet dönüyor yani. İlk defa burada böyle tabii, bir platformda. Aynen. Onun etkisi olduğu için yani belki de. Şu bir gerçek. Gerçekten dışarıda bile kurmuş olduğun iletişimle burada kurmuş olduğun iletişimde çok fark olabiliyor. Daha komik sadece orada. Hani yine aynı daha daha rahat, daha esnek bir şey oluyor. Aynen. Bazı duvarlar kalkıyor sadece gerçekten. Hani aslında belli başlı ufak duvarlar oluyor burada. Benim şu an o duygu birikimim o kadar yüksek işliyor ki artık bir an önce hani final olabilir, gelebilir, biz dışarı çıkalım, buluşabilelim. Gerçekten onunla yapılabilecek ilişkisel aktivitelerde bulunup orada da birbirimizi daha fazla tanıyalım. Paylaştığın şeyler arttıkça gerçekten birbirinizi daha iyi tanımaya başlarsınız. Bunu görmek istiyorum yani, o etaptayım. O kadar yüksek duygularım ona karşı. O kadar mı yüksek? O kadar yüksek ve artık gönül rahatlığıyla seni seviyorum diyebiliyorum. Benim için çok önemli çok bir şey. Çok güzel bir şey. Maşallah maşallah. Maşallah. Elinizi ısırın. Nereye vurmak? Pazarlardan saklısın maşallah. Aynen. Böyle konuştuk ya, iki dakika sonra kavga ederiz şimdi. Nazara ben çok inanıyorum gerçekten. Fala? İnanıyorum. Fala da inanıyorum. Çok baktırırım. Hmm. Batıl inancın var mı? Evet. Yok. Var mı bana yani yönelik bir şey? En son ne zaman baktırdın? Ya vakitim yok burada fal baktırmaya. Bir abla iki saat konuşuyoruz. Yerini bulduk. Uyumayı tercih ediyorum. Geriz'in sözü var zaten bana. Baktırtacağım onu. Ya biliyorlar da bu arada ya. İsim söylüyor ya. Bir kim var. Yemin ederim isim söylüyor. Burada kimsem yok konuşacak. Beyza'yla sohbet ettim. Düşün dünkü kapışmadan sonra. Erkeklerine gireyim bakayım orada ne var ne yok. Gideyim mi? Gidiyorum. Bay bay. Ben seni asla... Kankam hoş geldin. Hoş geldin. Olsan ben direkt... Kelebek biter bitmez gitmedin bu robota kanka, hatırlıyor musun? Evet, anında. Anında bak vallahi kelebek. Yemin ederim. Bak Kur'an çarpsın ya. Yemin ederim ediyorum. Harbiden bak gerçekten. Bak şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ben dedim ki seni oraya buraya yolladılar. Beni de buraya yollar, demek ki dedim bugünün olayı bu yani, anladın mı? Hayatımın anlamı. Ben seni neden görmek istedim? Seni ne kadar her zaman, her geceliğinde seni her zaman, her dakika ne kadar özlediğimi belirtmiyor muyum? Ben sana yalan mı söyleyeceğim? Güzeller güzeli fıstığı. Vallahi billahi bak kelebek biter bitmez gittim hatta. Bak bugün görürüz. Yani bu bölümü izleyeceksin ve göreceksin Oğuz ne yapmış diye. İnşallah verirler de görürsün yani. Ben seni asla ve asla hani şey yapmak istemem. Neden görmek istemeyeyim ben seni? Ben senin için buradayım zaten ya. Senin dışında kimseyi tanımak istemediğimi her zaman belirtiyorum sana. Sana ne kadar çok fazla değer verdiğimi de söylüyorum. Gülüm benim, yerim ben seni. Sen yeter ki bana değer ver. Sen yeter ki bana... Biliyorsun zaten öyle yaptığını. Evet, değer veriyorsun. Bak senin şu hareketin de bana değer verdiğini gösteriyor. Şu anda çok mutlu... Ama ben istemiyorum o görüntüyü görmek. Tamam, Oğuz, haklısın. Bir de ben orada oturuyorum, çağırıyorlar beni içeriden. Hemen koş bak hani Oğuz'a. Hoş bir görüntü değil çünkü. Tamam, haklısın, doğru söylüyorsun. Sadece morali bozuktu hasreten. Gittim yanına, oturdum, konuştum. Ama el atmak falan gerçekten hoş değil. Böyle duruyor burada. Evet, haklısın. Vallahi bana da aynısını yapıyorsun. O zaman demek ki benim bir farkım yok. Ne alakası? Ne? Yerim. Ne? Ne kadar tatlısınız öyle ya. Vallahi billahi alakası bir yok. Hasretle ben yakın arkadaşım ya, sen gelmeden önce de arkadaşım. Tamam, hareketime dikkat ederim bundan sonra hayatım. Bir daha asla yapmam böyle bir şey. Güzeller güzelim benim. Yapmam. Vallahi yapmam. Vallahi ben direkt git, hatta koştum şeye. Kelebek biter ben robota koştum seni görmek için. Çünkü seni çok özlemiştim. Dün akşam hasretinle uyudum ve özleminle uyudum. Bebeğim benim. Vallahi. Kızma, bir daha asla yapmam böyle. Bu hareketlerden rahatsız olursan hasrete falan filan, hani böyle yakın işte yakın arkadaş. Yani ondan vallahi kötü bir niyetim yok gerçekten. Benim tek gözümün gördüğü sensin. Senden başka kimseyi... Tamam. Senden başka kimseyi istemiyorum ama. Ya ben bu adamlarla savaşıyorum bütün gün burada ya. Ama tamam, bugün savaşırım, yarın savaşırım. Tamam yeter de benim buraya bak, enerjim düşüyor. Tipimi görüyorsunuz yani evet, şu an. Doğru. Ben bununla mı uğraşacağım yani? Nasıl? Seni düşünerek hareket etmesi, lazım. Bir de şey de demiyor. Tamam olur falan, hani törpülerim kendime falan da yok. Direkt ben kendi bildiğimi devam yaparım. İşte ben kendimi savunurum. Öyle bir şey mi var ya?
Sen ona bunu istediğinde ne diyor? Ben kendimi savunurum. Savunurum diyor falan diyor filan diyor. E ben bir yerde pes edeceğim dediğinde ne diyor? İşte ben dedim işte bugün. Ha. Bugün mü? Dün gece artık dedim. Yani bu beni dedim yormaya başladı dedim. Sen ilişki bitirmek için yer mi arıyorsun diyor. Hayır canım. Ya sen bunu önden haber veriyorsun aslında. Şu evet. an bitirmiyorsun. Diyorsun ki hani bak sen böyle devam edersen ben bir noktada bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü sen tek başına bir ilişki için savaşamazsın ya da tek başına bir ilişki için fedakarlık veremezsin. Evet. Ki bir böyle yapınca da bu sefer şey olarak algılıyorum. Ha bu kız benim fikirlerimi önemsemiyor. Hmm. Bana gerçekten bir şeyler hissetmiyor ki demek ki. Evet oraya da yorabilirsin bu arada. Çok açık oraya yorulmak için. Yani. Aynen. Devam et. Dur sonra bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sıkıldım ben ya. Herkes çok sahte geliyor Görkem. Ben? Gene. Çok ben? Sahte geliyor. Yok sen gelmiyorsun. Ne açıdan sahte? Anlamıyorum senin. Sesin gelmiyor. Dur tam sesim gelmiyor de içime gir bir de istiyorsan sen de. Şu aramızdaki mesafeye bak. Yastığı koyuyoruz sanki. Koyacak ayrılmış çiftler tabii. Gibi. Baksana. Olsun o herhalde. Her annen şey izliyor değil mi? Sen var ya sen. Niye böyle bir şey dedin? Ne bileyim, sen hissetmiyor musun bazen? Var geliyor yani, anladın mı? Ben her zaman hissediyorum. Ama bir tek gerçek sen bana geliyorsun. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Bana bak, ne kadar inanmasan da... Bak, inanacağım. Gerçek diyorum size. Öyle söylüyorum, inanırım. Da inanmış gibi yaparım, sen bilirsin. Sana güzel konuşurken ben, bir anda seni patlatabilir abi. Herkes kendi evine. Tabii ki de. Onun yapısı bu şekilde zaten öyle. Herkesi patlatıyor. Güzeldi. Biraz düşsün. Ve ona da hani açık açık bence belli et ya tüm düşüncelerini. Söylüyorum daha ne söyleyeyim. Sen de bir çınlatsana. Olur konuşurum merak etme. Yarışırız iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Aha. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek görüşürüz. Sen de bir görüşürüz bro. Kankacığım. Oğuz buraya gelmiş. Beni bir sormuş demişken Nihle nerede? Orada bitti. Otur gel buraya sen otur. Sohbet et, muhabbet et. Bana görüntü ama veriliyor orada. Ama sordu seni gerçekten. Eli böyle hasretin bacağında. Böyle bir görüntü. Çok da... Ne yapayım? Önemli değil. Ne demek çok önemli değil? Ya onun, ben onu soruyorum. Diyorum ki hani o burada değilse ben de gitmek istiyorum falan. O burada hiç sormasın. Sordu ama. Sordu. Valla hayır demiş ki. Nasıl geçti? Nerede? Tamam bitti bu kadar. Ben, dememiş ki robota ben de gitmek istiyorum. Nihle burada değil. Dememiş böyle bir şey. Nerede? Bakayım. Senle bir konuşalım mı Bat hakkında? Aa. Olur. O konuda biraz haklısın. Ama hasretin keyfi bozuktu. Modu düşük diyor, onu konuştular. Neyse. Kimse beni anlamıyor. Gel de beni anla. Beyza'cığım, Bat'la bir ilişki istiyorsan... ...Bat'ı düşünerek hareket etmen gerekiyor artık. Aşkım ben Bat'ı düşünerek hareket ediyorum zaten. Hayır, şu anlamda. Evet, çok seviyorsun. Kaosu, ben de çok seviyorum. Hani hoşuna gidiyor. Evet. Makara yapmak, eğlenmek. Bu eve zaten bunun için varız. Eğlenmeye geldik, keyif almaya geldik. Keyif aldığımız şeyleri yapıyoruz. Ama erkekler evinden çok tepki alıyorsun. Ve Bat'ın değer verdiği bir kadın olduğun için Bat susamıyor. O yüzden yapma demiyorum. Yine yap. Ama lütfen adımlarını atarken Bat'ı düşünerek hareket et. Çünkü eğer bir ilişki istiyorsan onun varlığını unutarak hareket etmemen gerekiyor. Ve çocuk sana açıkça diyor ki hani ben evet bir savunurum, iki savunurum, üç savunurum, bir ay savunurum, iki ay savunur. Ama bir noktada o da tükenecek. Sizin Beyza ile atışmalar devam ediyor. Bir araya gelemediniz mi bugün? Nasıl? Şu an tam olarak bir araya güncel durumunuz nedir? Güncel durumumuz dün işte gece birazcık şey yaptım. Hani dedim şu eve dedim artık sataşmayı birazcık sal dedim. Doğru demişsin. Moruk ben ciddi anlamda yoruluyorum. Kısa bir şeyler hissediyorum ama... Bak siz... Kanka bak o yorulmuyor, haz alıyor emin ol.
Tamam, okey. Vallahi bak yani. Murat gibi bir noktada. Bak Murat'ı Beyza'ya benzetmek istemem. Murat çünkü bambaşka bir karakter. Ama bir noktada bazı özellikleri var. Mesela sürekli tartışma diyalogları. Ya da örnek veriyorum, sen normal bir tartışmaya girebilecek yani bile hızlı bir şekilde hararetleniyor olması. Ya da bazen iğneleyici laflar söyleyip sonrasında tartışmanın hararetlenmesine sebebiyet verebiliyor. Evet. Ya sadece bu durumlar olduğu için sürekli de insanlarla tartışmaya giriyor ister istemez. Evet. O yüzden mesela Beyza'ya verilen tepkiler bundan dolayı büyük oluyor. Çünkü Beyza sadece bir kişiyle değil, birden fazla kişiyle bu tarz yoluklara giriyor. Ve bir noktada şimdi Beyza sadece bir ya da iki kere tartışmış olsa zaten verecek olan tepki de bu kadar büyük olmaz. Ama sürekli bu tarz yoluklar olunca artık şey diyor, Beyza olayına döndüğü için aslında karakterler hep farklı kardeşim. Aynı kişi değil bak. Herkes de bir mevzusu var yani. Şey gibi oluyor mesela, Leyla artık herkes etkilenmeye başlamıştı yani sürekli ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor gibi. Ben şu an sizi oradan yakalıyorum. Beyza da artık her şeyi atladığı için evi oluyorsunuz yani. Siz genel olarak yordu diyorsunuz yani Beyza. Ya benlik bir durum yok. Kanka bir yerde sen de yorulacaksın, emin ol. Ben yorulmaya başladım. Vay, etkilemek amaçlı söylemiyorum bunları sana. Yok yok, ben zaten dün söyledim. Kişisel deneyimlerim, tecrübelerim, vallahi diyorum yani bu kadar şeylik, toksik bir karakter bir yerde... Ben dün söylediğim muhabbet de o dedim. Birazcık törpüle dedim. Bak burada adamlarla dedim kapışıyorum. Umarım artık düzelir yani, dinlersin. Yoruluyorum ya. Tamam, illaki yorum yap et de yani her yerden de çıkma be kardeşim. Ekran geliyor. Her gün bir tartışması ekran var Beyza'nın değil mi aşağı yukarı? Her gün bir tartışması var Beyza'nın. Ekran geliyor, bir bakıyoruz olayla Beyza'nın var işin içinde hani. Bana değer veriyorsa bunu törpüler. Buna bana değer vermiyorsa da yapacak bir şey yok yani. Ya mümkün olsa dikkat etmeye çalışır. Çalışır da yani bir noktada Beyza o. Beyza bu yani. Bir de demiyor da hani dikkat ederim falan da demiyor. Ben buyum diyor. Bak istediğin, beklediğin yanıtlar var, onlar da gelmiyor. O yanıtlar gelmiyor. Ben seni var ya, içinin o kadar böyle dert olduğunu, üzüldüğünü anlayabiliyorum ki kardeşim. Ya ben hayırlısı olsun işin hakkında. Başka da bir hayırlısı şey demiyorum. Bak ne kadar şip bile olsam bir noktada birçok insan hala Beyza'yı yazıyor ve yazmak da istiyor. Ya o da bir ihtimal şimdi. O da hala var yani. Bakışların sayısı arttıkça bir noktadan sonra... Daha çok ışık. Değil mi? Daha çok ışık var. Daha çok. Dikkat etmesi lazım hareketlerine. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Bugün kahve içmedik. Döktürdüm be kızan. Hazırlayayım kardeşime kahve. Ha? Kardeşler kunduranın yanında üçlü. Tamam. Kimse İzmir'in bildiği bir şey yok. Olsan be. Kapı kırıcısına oynuyor ha. Eğlenelim be. Tamam. Evet, ateş. Kardeş. Düştüğün yeri yakar mısın ateş? Sıcak su alsana. Kanka bir şey soracağım. Evet. Kızlar evinde şu an yine gittin, zaman geçirdin. Evet. Hoşlandığın birisi oluyor mu şu an? Kanka bana söyledi. Hasret. Harbi mi? Öyle diyor. Kim? Verdin mi isim? Ne zaman dedim? Harbi ateş. Ya, ateş düştü. Çok güzel kırmızı odaya çağıracağım demedin mi? Ha evet, onu dedim. Kırmızı odaya çağıracağım ama muhabbeti sohbeti iyi dedim ben. Ya tanımak için öğrenmeye çalışıyorum. Hayır abi. Ben hoşlandığın duygusal anlamda kanka, seni etkileyen... Kanka duygusal anlamda yok. Yapma demiyor, değiş demiyor. Sadece diyor ki beni düşünerek hareket etsin. Ben zaten elimden geldiği kadar onu düşünerek hareket ediyorum. Eğer ki ben onu hareket etmeseydim bu evdeki halim de tavrım da bu evin şekli de çok bambaşka olurdu. Bambaşka olurdu ama sen erkekler evinin de çok göze battığın için Beyza. Ya Yeliz, senin anlamadığın bir kısım var. Ben çok sessiz de olsam, asla ağzımı açmasam bile... Ben herkesin gözüne batmaya devam edeceğim. Hiç olaysız ol demiyor ki sana kimse. Ya ben olaysız bile olsam Buse. Tamam, ay söylediğim bir kelimeyi tamam, her batsın. Kelime ama batacak. Batın savunacağı açıklar ver Bata. Ben Batın savunacağı açıklar veriyorum zaten Bata. Savunuyor da zaten seni. Aşkım eğer bu kadar rahatsızsa ya benimle tanışma yolunu bitirsin ya da beni savunmasın kardeşim. Ben durduk yere kendi kendime can sıkıntısını bir olay çıkarttığımı gördün mü Buse? Yani böyle hiçbir olay yokken böyle... Tepkisiz kalmam. Hiçbir olay yokken gerçekten hiç böyle tutulacak bir yerimin olmadığı yerlerde bir şey yaptığım oldu mu? Yani atıyorum bazı yani olaylar vardır. Yani gereksiz konulara da müdahil oluyorsun. Gereksiz konular... Tamam ya bak mesela Nihle... Mesela Nihle konusu, salladım. Nihle konusu. Şimdi daha demin ne oldu biliyor musun? Vallahi Allah'ım da şahit, kameralar da şahit Allah'tan. Kız kolumdan tuttu diyor ki sana anlatmam gerekiyor. Sana diyorum ki bak Nihle beni bırak. Kırmızı odayı bir ateş düşür de bir görelim. Ben
Mert, Ateş, Görkem. Şimdi en başta Görkem'e de dedim ya böyle böyle diye. Görkem'le geldiğimizde ilk eve herkes soru falan soruyor. Herkes sormadı da birkaç işte böyle 3-4 kişi falan. Soru sorduklarında bana dediler ki hani beğendiğin birisi var mı? Beğendiğin birisi aklında varken mi geldin buraya falan? Ben de dedim ki yok. Onlar da arkadaşlarımız da böyle fiziksel açıdan hani beğenebileceğin insan var mı diye sordular. Ben de dedim ki yani fiziksel açıdan baktığımda Beyza diye söyledim. Ondan sonra herkes algı falan şey oldu. Hasret'i çağırmak istiyorum. Leyla Murat'a ne diyordu? Diyordu ki bak yapma, yorum yapma usludur. Karışma. Niye? Karışma diyordu. Niye? Çok tepki gördü diye. Senin en büyük eksiklik ne biliyor musun bu hikayede? Göze batıyor olman aşk. Ben hiçbir şey yapmasam da göze batacağım zaten. Evet batacaksın. Yeriz. Ama bunu durduramaz, azından, yorumları susturamaz, kimsenin ağzını tamam, hayır, kapayamaz. Susturacak, ben yapsam da yapmasam da herkes devam edecek zaten. Aşkım susturmak için demiyor. Adam diyor ki benim Beyza'yı savunmak için tutacağım bir dal vermiyor bana. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buyurun. Buraya mı oturmak istersiniz? Buraya oturun. Burası benim yerim. Tamam, çok güzel. İlk giriş için çok etkili oldu. Kapı kolunu çıkarttım. Heyecanlı geldi. Wow. Tabii. Evet, bu kapının kolu biraz bizim sıkıntılı. Sıkıntılı ya. Orada, hello. Orada pek fazla soramadım. Tekrardan dedim Kırmızı Oda'ya falan çağıracağım diye. Hı? Biraz daha açar mısın? Niye? Yanındaki karakteri. En son mesela ne zaman ilişkin oldu? Ne zaman bitti? Kaç, ne kadar sürdü? Neden yani bitti? Böyle ilişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Ya tabii ki ama sadece... Geçmişim olduğu için ama ilişkilerim genelde uzun sürelidir. Evet. Yani 6 senelik ilişkim ne oldu? 4 senelik ilişkim ne oldu? Yani hep uzun sürdü. Senden kaynaklı mıydı peki? Ayrılıklarım uzun mu? Evet. Ortada mıydı? Hani anlaşmalı mı bir şekilde bitirme kararı aldınız? Anlaşmalı da. Özel oldu. Değilse. Anlaşmalı yani. Süper o zaman, güzel. De ki bir daha olmasını istemiyorum. Söyle diyor, tamam bir daha yapmayacağım diyor. Oğuz tamam, bir daha istemiyorum. Ne diyorsun yani, bir daha yapmayacağım. Sana karşı yükseğim. Hayır bunu diyor, seni. Tamam kızacak bir şeyim yok ama içimde de bir sinir, bir öfke, üzüntü hala var, geçmiyor. Tamam sinirini atana kadar bu konuyu söyleyeceksin. Ay, ya sen bunu uzat. Ya sen düşünemiyor musun bunu evet, yapmaman gerektiğini? Evet gerçekten uzatılır yani bu. Evet uzatır, bir sürü cümle söyleyebilirsin. Diyeceksin ki benim bir haber vermeme, geç yazmama takılan insan, yoldayım, şuraya vardım diye takılan insan bunu düşünemiyor mu? Senin bana verdiğin değer bu kadar. Ben şu an yaşıyorum Ozan'a. Aynen ha. Gerçekten. Senin bana değer verdiğin değer bu mu? Ses tonu değişti. Vallahi sinirlendim yani. Yok ben kıskanıyorum ya. Önceden öyle değildim ama şu an mesela kıskanıyorum. Yani benim... Ben mesela Galata Ogun burada değildim mesela. Benim hakkımda başkalarının onunla konuşması bile hani kötü hissediyorum, anladın mı? Tam savunuyor Ozan zaten ne demesi gerektiğini bilen bir insan ama yani rahatsız oluyorum. Kıskanmak da demeyeyim de ne alaka yani burada sonuçta. Yoksa tabii ki sohbet edebilir. Temastan öyle hoşlanmam yani. Görkem'in peki bana çatması? Şey yapmaz, atmaz. Ama onun tarafından onun işte yaşamadan göremeyeceğiz. Sen de aynı şekilde. Bir gözlemle yani. Sonuçta uzun bir zamandır tanımıyorsun, anladın mı? Sen de yeni tanışıyorsun. Onu gözlemleyeceksin. Evet, aynen. Biraz gözlemle. Ya ben birazcık anlayabiliyorum bazı şeyleri. Onu da anlıyorum. Sonuçta o da beni yeni tanıyor ve zor bir ilişkiden çıkmış. Ve bir şeyler hissediyordu ve yani sonuçta. Hissediyordu, zor ve rencide edilmiş. Yani hani o onu da hırsını da içinden atamıyor. Ya rencide edilmiş değil şöyle, aslında. Bence hani rencide ben edilme yok. Ben o kadar emek verdim. Ben emek verdim, bunları göremedim. Yani benim ama yorumum... Ama onun düşüncesi, karşı tarafı benim yorumum, onun farklı. Düşüncesi de değil aslında. Ben öyle düşünüyorum. İşte ben bu kadar emek verdim, değer verdim, bitirdim. Görkem'e gelince, böyle böyle farklı konuşmalar dönünce ortada bu hırsını atmak istedi ama o an. Zaten... Benim de daha ilk günümdü ya, ilk günüm olmasına rağmen bana saygı duydu. O saygısı hoşuma gitti, bana sormayı da bilirdi. Ama herkes herkese aynı tavrı sergilemez zaten.
Anladın mı? O şimdi onu öyle, neden öyle? Oraya bir sormak lazım. İşte demek ki ona daha çok değer veriyor. İşte o aralarındaki şey. Elektrik bir özel, değer. Özel şeylerini de bilmiyoruz sonuçta, anladın mı? Mesajlaşmalar, aramalar. Dışarıya taşınılan bir şeyler var. Onlardan zaten bahsedildi. Ben onları bir şey bilmiyoruz. Ben onun anladım yani. O anki hırsını anladım. Ve hani okey dedim ama bundan sonra... Yani bundan sonra artık bu... Çünkü karşı taraftaki kadın da beni yanlış anlıyor sanki. Ben... Yok, Aynur yanlış anlamaz. Neyi? Gel otursun mu? Hayır. Yani hani gereksiz bir ego oluyor. Sizin bir mevzunuz mu geçti mi şu an? Sadece bana pembe gözlük takma dedi. Bir şey diyeceğim, ben oradayken Hasret'le biz otururken görüntü mü verdiler? Verildi kardeşim, ne samimiydiniz ya? Hasret kız burada tutuldu, izin istedi, aldı geldi kızlar evine. Oğuz, ayıp be kardeşim sana ya. Nehli'ye bir şey dedi mi sana? Kızdı oğlum. Hasret böyle yapmış, Oğuzhan da böyle. Şey Oğuz. Aman yanlış. Oğlum nasıl bir samimiyet? Ayıp be kardeşim ya. Ne dedi sana? Oğlum dost musun, düşman mısın lan sen? Neden yapacağım demek yerine çabalayacağım aşkım demeyi tercih ediyorsun. Yani... Ben yapmaya çalışacağım çünkü benim için zor olacak demek istiyorum. Ha, anladım. Çünkü 20 hani bir alışkanlığım var bir çok uzun bir süredir malum, evet, yani evet, hayatımda doğru. Da hiç yapmamışım. Böyle bakıldığında çok doğru. Ha, hiç yapmamışım. Buna böyle anlattın mı? Yapmak istiyorum. Bunu böyle yani anlattın. Benim için büyük bir şey bu arada. Gerçekten evet. Demek ki ondan emin fedakarlık vermek anlamına istiyorsun. Geliyor. Evet. Anladım. Bunu ona böyle anlattın evet. Mı? Evet. O ne dedi? Yine diretti bir şeylere. Böyle sonra sen iyice bahane bir düşün falan dedi. Ondan sonra bir lavaboya gitti geldi. Sen o sırada bir düşün dedi. Sonra geri geldi. Evet. Ondan sonra düşündün mü dedi. Ben dedim ki yok dedim ya anlaş... Ben dedi ne demiştim dedi. Buraya geldiğim günden beri anlaşılmak istiyorum. Beni anlamayan insanla ben yapamam demişti. Valla dedim aynısını ben de söylüyordum bu arada. Evet, bu senin cümle. Yani şöyle, aslında yapacağımla çabalayacağımın arasında farkı az önce söyledim. Çabalayacağımı bence Mert yapamayabilirim olarak algıladığı için niye yapacağım demiyorsun diyor. Ama bana anlat, ben de ilk başta öyle anladım mesela. Bana anlattığın gibi anlattığın zaman ona da okey doğru 29 yıllık bir yaşam var. Ya yıl da maksimum, yani yılın miktarı önemli değil. Belirli bir oturmuş yaşam standartın, yaşam tarzın, stilin var. Bunu bir anda böyle değiştiremezsin. Şu hareketle olmuyor, sihirle yapamazsın. Pardon. Bu zamanla olacak bir şeydir. Zamanla dikkat ede evrimleşerek, hareketlerini törpüleyerek zamanla oturtursun zaten ilişkide. Sonra onu da alışkanlık haline getirerek zaten düzelecek. Aynen. Bir şey bu. Bu şey değil i̇lişkide yani kendini arada... kasarak yapmayacağımlık değil. Ya bir yapmayacaksın, iki yapmayacaksın. İçgüdüsel olarak artık... Sonra artık zaten aynen. Otomatik olarak. İçgüdüsel olarak zaten o dürtülerin kalmayacak. Evet. Anladın mı? Yani zamanla olacak. Bunu öyle anlattığın zaman bunu anlaması gerekiyor. Eğer anlamayıp diretiyorsa başka bir şey ara. Ben de Mert gibi düşündüm. Bak bana anlattın, ben anladım. İnsanoğlu anlar. İnsanoğlan anlar. Anlamıyorsa farklı bir niyet düşün. Sabit kalmıyoruz ki konuda. Sonra oradan sapıyoruz, ha, başka bir şey. Diğer konu gidiyoruz. İse geçmişi sen senin sen bana istemediğin önüne... bir şey söyle. Bu arada diyor ben baktım takip ettiklerime. Belki 5 tane falan vardır. Onlar da bizim... Yani benim gerçekten kardeşim dediğim insanlar. Yani kardeşim dediğim bile demiyorum. Gerçekten aile bağımı falan. Kuzenimin kuzeni, kuzenim... falan o öyle insanlar dedi. Yani özellikle girip baktım kimlerden acaba hani böyle bir şey almış olabilirsin diye dedi. Ondan sonra ki o da en basit dedi. Yaptım gerekeni zaten dedi. Biz dün işte kritikteyken ben ona şey söyledim. Bak dedim cevap vereceğim haberin olsun dedim. O da tamam dedi. Yani cevap vereyim mi dedim. O da ver dedi. Sıkıntı yok benim için dedi. Çünkü geçmişte görüştüğüm bir insan olduğu için yanımda benim için gelen bir insana saygısızlık olmasın diye yaptım. Ondan sonra cevap verdim. Onun da bundan sonrası için, bugün konuştuğumuzda bundan sonrası için işte çok fazla diyaloğa girmeni istemiyorum. Karşındaki cevap verdiğin insan ego yapabilir bu konudan dolayı dedi. Ben de rahatsız oluyorum dedi. Ben de okey dedim. Çok güzel bir noktaya değinmiş kendi evet, açısından evet, yani. Evet, evet, evet. Ben de rencide olmaması için tamam dedim. Evet. Yani tabii ki bana... Ama sen verirsin her türlü. Ben seni tanıyorum. Kanka bana yanlış bir kelime kullanmadığı sürece vermem.
Tutmazsın sen kendini belki. Çünkü çok umurumda değil. He? Tutmazsın kendini. Tutarım kanka. Girersin kanka. Umurumda olmaz. Yanlış kelime kullanmadığı sürece. Onu soruyorum işte. Onu söylüyorum. Hani bir yanlış kelime duymuyor, durmazsın diyor. Yanlış kelime duyarsam tabii ki yine söylerim Gizem'e. Bak bu yanlış kelime kullanıp cevabını vermem gerekiyor. Şunu merak ediyorum. Sen Gizem'i gördüğün zaman hani bir iki günde tanıdın. Tabii bunu iki günde anlayamazsın ama bir öngörebilirsin en azından. Ciddi bir ilerleyen zamanlarda ciddi bir şey olur mu? Evliliğe döner mi? Gider mi? Kanka bu kız çok tatlı, çok net geldi. Şu anda şeyin korkusunu yaşıyor. Acaba hayal kırıklığına uğrar mıyım? Bu kadar net geldiğim için. Aynur'da hissettiğin şeyleri sence hissedebilir misin? Hayır, soruma cevap almadın ki. Fazlasını bile hisseder. İleride ciddisi mi? He. Kanka ciddi bir şey tabii ki yaşanabilir yani. Çünkü çok enerjik, beni çok fazla istediğini belli ediyor. Konuşmamızda bir sıkı tıkanıklık yaşamıyoruz. Böyle cilveli, beğendim. Gayet... Fiziksel olarak beğendim. Efendim? Fiziksel olarak benim anladığım kadarıyla da gerçekten böyle iyi bir ilişki yaşamaya hasret. Evet evet. Ne dedin çünkü kanka? İyi bir ilişki yaşamaya hasret. Mesela geçmişte, iyi bir ilişkiden kastım sevgi anlamında değil. Hasret ismini duyunca yanlış anladım. Nasıl biliyor musun? Hani iyi bir ilişki yaşamaya. Doya doya gelip mesela o bir tane gül almak bile onu mutlu edebilecek tabii bir karakter. Tabii çünkü niye biliyor musunuz? Veya bir önceki, story attığı zaman aa iki atmışsın diyebilecek bunu bir karakter. Bunu bilmiyorsunuz mesela bir önceki ilişkisinde çok fazla geçmişini konuşmak istemiyorum ama. Kıstanmıştı değil mi? Evden bile çıkartmıyormuş erkek arkadaşı. Bu ne? Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar. Yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Biraz kaydım da. Merhaba. Evet, ne tarafa oturmak istersin? Yani bu profilim daha güzel. Bu tarafa otursam problem olur mu? Olmaz, oturabilirsin. Teşekkür ederim. Ben şuradan. Aa, Görkem. Gerçek mi yaptırdın? Evet, dedim içeride bir ay ışığım var dedim. Ne? Dedim ay ışığım için en güzeli neyse olsun dedim. Ya. Senin için. Bak Görkem. Bir de güzel yaptırmışsın. Güzel nasıl yaptırdım. Seçtin böyle? Seçtim işte. Senin zevkine tahmin ettiğimi düşünüyorum. Pembe de var. Kırmızı pembe da var. Pembe cilveli kadın şey. Ama sen o yüzden sordun. Evet. Evet ben para, boş. Mor para demek bu arada. Evet onu da baktım. Evet. Onu da öğrendim. Çok şans. Ay Görkem teşekkür ederim. Kutlu olduk ha. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Hiç ama. Beklemediğin zaman daha güzel olmuyor mu sana? Evet hiç beklemiyordum ve ya canım sıkıldı. Evin o dedim ya gündüz dediğim şeye. Ay nasıl koyayım çiçeğimi? Benim böyle. Aramızda. Durun ortaya koyalım o ben. O fotoğrafının yanındaki çiçeği hiç beğenmedim. Hangisi o? Bilmiyorum başkasının çiçeğiymiş onu sordum. Artık. O benim değil. Evet öğrendim. Senin kadar güzel olmasa da. Ha, ay bu güzel. Güzel evet. Uğraştım birazcık ama senin için değer. Daha önce hiçbirine çiçek aldın mı Görkem? Evet aldım. Ama en güzelini sana aldım düşünüyorum. O zaman ben daha güzellerini de bekliyorum. Evet çünkü sen daha güzelsin. Nasıl ya? Bakış atar mısın? Sen de ki çok güzel bakış atıyorsun bu arada. Gerçekten. Yapıyorum bu işi. Varsın. Allah abla varsın. Yo artık daha tatlı, daha samimi, daha gözüme bir hoş geliyorsun. Bunu en içten şeyime söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Ki işte senin için yapmam gereken her şeyi yapmaya hazır oldum, göstermeye geldim. Bir şey soracağım, senin aileni izliyor mu peki? İzliyor evet, utanıyorum görünce. Hatta diyorum benim oğlum bölümüne lütfen geçin.
Ne diyorlar? Görüyorlar mı böyle bir şey olduğunu falan? Ne oldu mu? İşte bunları bilmiyorlar. Anlatmıyorsun galiba. Ben anlatmıyorum. Anlatmama gerek kalmıyor. İzliyorlar çünkü. Yorum yapan var mı peki? Var evet. Ne diyorlar? Mesela en işte hani olur evdeki güzel kızı şu falan filan. Evet, annem seni beğeniyor. Doğru söylüyorsun şu an. Ama Kırmızı Oda'yı da gördün mü? Ona rağmen mi? Hangi? Kırmızı Odalarımızı izledikten sonra mı? Hayır, yani görünüş olarak hiçbir şey dedim. Sence hangisi güzel? Sonuçta bilmiyor, tanımıyor. Hı hı. Aynur dedi. Evet, ben de dedim, onu beğeniyorum dedim. Annen esmer mi? Benim kadar... o esmer değil ya. Aa. Kumral. Senin annen izliyor, beğeniyor mu? Beni. Evet, annem seni beğeniyor bu arada. Doğru. Yolda. Programı hep takip ediyor mu pek? Ya aslında ilk çok utanarak attım ama sonra artık izliyor her gün. İşte yorumluyor. İşte şu an geride olan şeyleri yorumluyor. Beni de tanıyor. Hani o şu an anlatırsam o bir daha tartışmayı yaşamak istemediğim için anlatmak istemiyorum. Bugün yemek yerken işte diyor ki kiminle konuşuyorsun sen falan. Görken mi Aydır söylüyordu? Bak kadın dedim, içine evet, dolmuş. Dedim evet dedim. Aa dedi ona selam söyle dedi. Çok tatlı. Tamam anne söylerim. Bay bay dedi. Babam da esmer falan. Ondan annem biraz şey yapıyor. Yani işte anne yani. Anne bu arada düz mantık değil bence. Annelerin içine doğuyor. Gerçekten doğruyu biliyor. Mi? Ben öyle hissediyorum. Benim annemin altıncısı çok kuvvetli. Yengeç burcu zaten de. Benim annemin de altıncısı kuvvetli ve akrep burcu. Ya. Yani onun şeylerine inanıyorum. Enerji hissedersin yani kötü enerji alıyorlar. Ama enerji balık erkekleri biraz sıkıntılı diyorlar. Sen diyorsun başka kimse demiyor. Arkadaşım öyle diyor. Arkadaşların bu evdekilerse? Hayır. Arkadaşın olmuyor çünkü. Şey diyormuşum onlar arkadaş oluyor dost olmuyor. Doğru. Yine bir yakın olduklarım var. Ya tabii ama gene de dikkat et. Ki ben sana şunu da söylemek istiyorum. Sormak istiyorum daha doğrusu. Örnek veriyorum yarın bir erkek yarışmacı geldi. Seninle tanışmak istedi. Ne yaparsın? Bir şey yapma. Tanışır mısın? Yani sen beni hiçbiriyle tanışırken biriyle görüştüğümü gördün mü? Ya görmedim tabii o karakterde olmadığını biliyorum. Sadece... Soru dedim, bir sorayım, emin olayım. Sevindim. Yani tabii daha henüz şey değiliz ama hani yine de saygısızlık edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bana da yapılmasını istemeyeceğim bir davranış bu benim. Ki benim zaten şu an evden konuşuyorum. Herhangi bir senden başka beğendiğim biri yok. Hoşlandığım biri yok. Ne? Evet. Öyle. Teşekkür ederim Görkem. Rica ederim. Annenin adına da sevindim bu arada. Niye? Beni beğenmedin. Ay evet, ben annemi de izliyorum diyor. O diyor senden hoşlanıyor yani diyor. Sen yürüyorsun diyor, geziyorsun. Seni sana bakıyor sürekli diyor bana. Ay gidiyorum. Daha çocuk sorusu soracaktım. Ne? Çocuk sorusu soracaktım. Ay şimdi alacağım. Çünkü çok güzeldi. Şimdi rengi falan çok beğendim. Çok yakıştı bu arada, bak orada. Böyle düğün fotoğrafları ve onun gibi. Ama çok kötü. Onlar olmasın. Bu ilişkinin devam edebilmesi için tepkini koyacaksın. Yani rahatsız olduğun şeyi söyleyeceksin. Onun ciddiye alıp seni anlaması için bunu yapman gerekiyor. Aslında bu ilişki böyle bir şey değil mi? Bence benim için değil. Öyle. Ya, ama seni o an anlamıyor. Tepkini sert bir şekilde ver ki. Yani bir daha yapmaması gerektiğini, seni gerçekten üzdüğünü anlasın. Ciddiye almıyor demek ki normal konuşarak, anladın mı? İşte şakaya vursa yumuşatmaya çalışıyor, öyle düşünüyor. Aynen ama üstünü geçiştiriyor, kapatıyor üstünü. Ağır olacak. Mesela bana bakış attığında korkmam lazım ondan, adam ama böyle fiziksel böyle şiddet falan uyguladığı için de böyle saygıdan. Saygıdan. Hani baktığında dedim ki tamam okey şimdi susmam lazım aslında. Bunun devamı yok. Seviyorsun. Hafif maço. O hafif şey olmayacak. Aynen. Öyle değil ama prensesler gibi bakması lazım bana mesela geçen. Ama mesela giyimle karışır. Aynen geçen. Bak, o bombayı unutamıyorum. Insanlar... Gizem biliyor musun Aynur'un eski sevgilisi Aynur'a renç almış. Aynur'a mı bana mı hasreti? Ay hasret. Aynur beni andı. Hasreti. Aynur şu an kırmızı odada aşkım. Renç over almış.
değil misin? Ya bak ben maddiyata önem veren bir insan değilim. Zaten hani yurt dışında bitti, doğdum. Bitti, geri aldı mı? Hı? Geri istedi mi? Hasret kabul etmemiştim. Ben kabul etmedim zaten. Ha, kabul etmemiştin zaten. İşte öyle zaten geri babam ister alır miydi? Aşkım zaten babam alır yani, geri şükürler ister olsun. Geri ister miydi? Ne, istemezdi. Evet, istemezdi. Benim öyle erkek arkadaşım çünkü... da bana alıyordu. Çokça defa araba. Hı. Ben aşkım geri isteme ihtimali olduğu için ama hiçbir zaman kabul etmedim. Çünkü benden hediye geri istenmez. O isterdi ya. Ya öyle bir şey söyleyeyim. O bana çok karaktersiz. Bir şey soracağım. Senin eski erkek arkadaşın sana çokça araba mı alıyordu? Çokça araba. Hayır, çok araba almak yani istiyordu. Yani almak istedi ha, çokça. Beyza'nın sana araba alan oldu mu? Yok aşkım, olmadı ya. Bak bir önceki ismini vermek istemediğim arkadaşla olan muhabbetimde bir memnuniyetsizlik seziyordum. Çok fazla yorum da yapmayacağım bununla alakalı ama şimdi bu kız da demeyeyim, Gizem. Bir sakız alsa bile insan ya, çok mutlu olacak bir, yani bir sürpriz yap ona, anladın mı? Aldığın çiçeği beğenmemezlik yapmaz mesela. Bir tatlı götür, mutluluktan havaya uçar. Sorgulatmaz falan. Evet, karşındaki yani insanı değerli hissettirir. Bak benim için bir şey yapmışsın ki en küçüğünden en büyüğüne. Kanka bunu denesene. Şeyin Mert'in dediği gibi mesela, hani dedi ya hasret böyle şeyde. En ufak bir şey bile, onun tepkisi bile mesela sana yetebilir değil mi? Kanka hiç denememe gerek yok. Ben içimden gelen şeyi zaten yapacağım onu. O yüzden problem yok. İçimden geldiği zaman çatır 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 yapacağım. Güzel bir ilişki yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Kanka aynen, şu an tanışmaya ve güvenmeye çalışıyorum. O da aynı şekilde. Ama ben dünkü kritikte aynen yanında oturuyordun ya. Bakışlarını gördüm kanka. Sen ve sana karşı dönüşü. Yani sana karşı şöyle oturuyor kanka. Normalde koltuk kanka bu tarafa doğru ya. Kanka ilk gün dedim ben ya. Evet. Şu tarafa doğru ya. Şöyle yapmış. Sana doğru dönmüş yani, anladın mı? Yani bunlar iyi hissettiriyor bana işte kanka. Beni önemsediğini fark ediyorum. Dans ederken zaten direkt söyleyeyim dedim. Kız kalp gözüyle bakıyor kanka. Dedim aynen. Ya, anladın mı? Harbiden hissediyorum yani bunu. Parasal yani maddi anlamda bir beklentim yok. Ama benim bir standart hayatım var. Ve bu standart hayatımı karşı tarafımdaki evet, erkek de güzel karşılasın yani. Kızlar, ama şöyle hani... Herkesin hayatında rahat edelim var diye diyorum. Yoksa benim öyle şey diyorum, benimki ona da yeter, bana da yeter. Sen bu seviyede yaşarken... Senin elinin içi pembeyken benimki niye sarı? Sen bu seviyede yaşamaya devam etmek zorundasın yani. Kesinlikle herkesin bir hayat standartı var. Şey, ben erkek arkadaşım... Bak mesela ben ne diyorum biliyor musun? Eski erkek arkadaşım bana işte ister istemez hani hediyeler alıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu, güzel tatiller falan. İlişkimiz bitti. O benden şey falan bekledi herhalde, böyle eve kapanıp hiçbir şey yapmayıp böyle tamamen senin evi onu bekledi. Hani zannetti ki maddi olarak sadece o varmış zannediyordu. Şimdi ondan seni sonra olarak da bir konuma getirmiş ya. Hani bir konuma getirmiş tatiller falan evet, yaşattı. O birbirine yüzük olmuş. Yukarı çekti. Allah Allah. Bu kimin? Şimdi yüzük çıktın, nereden biliyorsun? Aşkım yüzük kutusu çekti. Sonra ondan ayrıldıktan sonra yukarıda kalmaya devam ettim. Niye etmeyeyim? Oradayım zaten. Ne işle meşguldü? Yani yükseliyorum ben. Ticaret yapıyordum. Bana şey diyor arayıp, işte sen zaten buna meraklıymışsın böyle yaşamaya, zenginlik yaşamaya. Şu an herhalde 36 falan vardır. Yani yaşça büyüktü benden. Ben de dedim ki ne bekliyorsun yani, ben üniversite okuyorum, özel bir üniversitedeyim, bir yaşanmışlığım var. Yani tatile gidiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ne yapacağım evimde oturup yani okuluma gitmeyip böyle kaderime ya şey mi yumacağım yani, göz mü yumacağım? Kaç kardeşsin? İki kardeşim, ablam var Fransızca. Sen nerelisin? Eskişehirliyim. Annem de oğlu. Fransızca komünitim okudu ablam. Fransızca yaşadı işte bir sene. Bak. Döndü. Şimdi tamamen kariyer yapıyor. Yani ablam da çok farklı bir yapımız kaç var. Kaç yaşında abla? 28 yaşında o da. Yani ilişki, benim ilişkim evet bana güzel şeyler yaşattı ama bir o kadar da benden aldı. Dediğim gibi. Ne kadar sürmüştü ilişki? 4 sene. 4 sene. İyi ki hiçbir şey aldırmamışım kendime, büyük anlamda yaptırmamışım. Çünkü o kadar pisleşti ki ayrılırken yani. Zaten bir insan karakterini giderken belli edermiş. Evet ve az buçuk anlıyordum ben bunu. Benim birkaç arkadaşım bu olayları yaşadı çünkü. Aa, araba aldım sana, onu ver, bunu ver, şunu ver. Adam aldığı tek taşı bile istemişti arkadaşımdan ya. Ay vay hiç başıma. Yani, yemin böyle ediyorum bir şey gelmedi ki var ya. Ne, benim de. Yani değil adam olduğundan da değil. Bir pişmanlık duyup geri dönüyormuşum eski manetime. Ha. Kim dedi öyle? Beyza. Beyza dedi. Oha. Şu adamı boynunu düşürüp duruyor şurada boynunu ya. Boynunu düşürmüyor, koparıyor kardeşim.
Ne dedi? Pişmanlık duyup eski manitama geri dönüyormuşum dedi. Bir... Attı gene ortaya. Oha. İşte bak. Bombayı. Bunu söylediğin zaman da diyor ki ya ben şaka yaptım şaka, arkadaşlar. Böyle şaka olmaz bu. Böyle şaka mı olur ya? Böyle şaka olmaz abi. Bir saniye benim kafam karıştı. Ne demek istedin orada? Kanka bölüm dedi ki bak. Gizem dedi ki kanka. Ayrılırken tek taşımda isteyen sevgilim ya. Vardı dedi. Aha. Büyük ihtimal onun hayatındaki insan bunları istememiş ayrılırken. Benim anladığım bu. O da şey olsun diye dedi ki eski manitamı geri mi dönsem? Haksızlık mı yaptım? Haksızlık mı yaptım gibi bir şey söyledi anladın mı? Oha. Ne gerek var? Benim anladığım bu, bilmiyorum. Kanka yok. Merka! Eşe ben gidiyorum. Biz diyorum yine yorum yapmayalım, sonra yanlış anlaşılır çünkü. Merka! Ben konuşacağım onunla bir. Gerek yok kanka, biz dahil olmayalım. Kanka sonra bak, yanlış anlama. Kimse senin burada iyiliğini, kötülüğünü düşünerek değil. Ama herkesin düşündüğü tek şey senin kararının iyi yönde olması gerekiyor. Bir şey daha soracağım. Ama bunlar iyi yönde gittiğinin habercisi olmuyor. Kırmızı Oda'ya İlayda'yı davet etmek istiyorum. Merhaba. Hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, onu çeviriyoruz. Tamam. Ay, kırmızı odaya leoparlı elbiselerimle giriş yaptım. Evet. Şöyle bunu da alayım. Tamam, harika. Gün nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Başta biraz gözlerim ağarmıştı bugün. Biraz hassasiyet var. Birazcık kızarmışsın. Evet. Özel bir sebebi var mı? Yok, kuruluk var gözümde. Böyle çok fazla ışıklardan bazen kızarıyor. Şimdi daha iyi. Işık var zaten. Evet. Evet. Damla kullanıyorsundur. Sen nasıl gidiyor? Güzel geçiyor, fena değil. Tatlı, yerinde. Geçen sefer pek... Özellikle bugün sana o yüzden bu soruyu sordum. Hani seninle sohbet etmemde bir rahatsızlık duyuyor musun diye. Tamam çünkü... Hayır, sohbet edebiliriz tamam, tabii. Harika, zaten sohbet. Evet. En sonunda pek sohbet edememiştik. Bugün de geldiğine pek vaktimiz olmadı sohbet etmek geldim için. Geldim zaten hemen, evet. Oğuzhan da bu fırsatı verince dedim, o zaman seni çağırayım. Bu arada ilk defa Kırmızı Oda'ya farklı birisiyle oturuyorum. O yüzden benim şaka için de farklı bir şey, kesinlikle. Hani daha önce bir kere davet edilmiştim ama en başlarda o süreçten bu sürece hiç. O yüzden inan şu an benim için de farklı İlk bir şey. Farklı kesinlikle. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Genel olarak diyorsan bayağı da zaten buradayız biliyorsun. Evet. Pek bir şey yaptığımız yok. Sadece bütün hayatımız şu an burada. Yani buradaki insanlar sürekli buradayız. Onun dışında sadece sohbetimiz bir yarım kalmıştı en son konuşmamızda. Bu arada bana hani hem orada bana hem de sana olan bir saygısızlık olarak düşündüm. O yüzden bir noktada aslında tepki de senden bekledim. Ya çünkü ben, senin kararını sorgulamak asla istemem. Çünkü verecek olan büyük kararı sana ait olan bir karardı o karar. Yani ben gerçekten Murat adına özür dilerim. Kendim de... Ben Murat için özür dilerim, ne gerek yok. Hayır şöyle. Murat mı çünkü? Hayır şöyle, çünkü çok hani sert bir şekilde gitti. Yani evet, ben kalkmak istediğim için kalktım. Tabii ki arkadaşlar bu konuda haklı ama hani ona da keşke böyle hani kalkmasaydık. Müsaade eder misin deseydin daha iyi olabilirdi dedim. Öyle. Bunu dert ya da sorun etmiyorum. Sadece dediğim gibi yani o noktada sohbetimiz sadece yarım kalmıştı. Onun devamlılığını sağlayabilmek için özellikle seni buraya çağırdım. Tamam, şimdi devam ediyoruz edemedik. O zaman. Kesinlikle. Hem dediğim gibi hem o noktada bana olan bir saygısızlık. Hadi beni geçtim, oradan önemli olan saygısızlık sana da yapıldı çünkü. Sadece buydu. Onun dışında en son sohbet ettiğimizde de şeyden bahsediyordun. Genelde polisiye ve suç ve ceza romanlarından hoşlandığından okuyorum bahsediyordun. Okuyorum demiştim, evet. Bir ara belki bana bir tane kitap bile önerebilirsin okumak için. Olur, tamam, öneririm. Benim kişisel gelişimi okuduğum için. Evet, ama böyle şey geçenlerde... Bir İdam Mahkumunun Son Günü diye bir kitap var, duymuşsunuz. Duydum, okudum hatta onu. Ve ben onu hiç çok okumamıştım. Hayata gerçekten bakış açım falan değişti. Bir insan iş dünyasını anlıyorsun gerçekten. Evet, Küçük Prens gibi herkesin okuması gerekiyor. Küçük Prens okumadım hala, biliyor musun? Çok okumak istiyorum, hala zaman ayıramadım ona. Gül'le Küçük Prens'in hikayesini biliyor musun? Ya şeyin duydum. Hikayesini biliyorum ama okuma fırsatım hiç olmadı. Onu da okumak istediğim kitaplardan biri. Ben biraz böyle karikatür makitür de çok severim. Ya. Mesela genel hayatında şey misin böyle, daha sosyal biri misin yoksa asosyal biri misin? Sosyal bir insanımdır. Yani hem kendim tek başıma da zaman geçirmekten çok keyif alırım. Hani böyle ne bileyim kahvemi içeyim, kitabımı okuyayım, antrenmanı gideyim vesaire. Ama bir o kadar arkadaşımla zaman geçirmeyi de çok severim. Hani aslında şöyle söyleyeyim. Hayatın her tadını yaşamayı seviyorum. Sessizliği de severim, gürültüyü de severim. Bara da giderim, ne bileyim oraya da giderim, buraya da giderim. Hani her yere ayak uydurabilirim. Kesinlikle. Biraz şeyim, canımız ne istiyor, ne yapalım? Hani enerjimiz ne için var?
Ona göre hareket ederim. Tamam, gözler neler görüyor? Yani o yüzden pek ayırt etmem. Şunu yapmaktan asla keyif aldım. Ne keyif almadığım bir şey var mı gerçekten yapmaktan? Sanırım belki. Yok, hayır yok. Tamam. Ben şey, korku filmleri diyecektim de. Ay hiç sevmem ben de. Ben de sevmiyorum. Hiç. Zaten işte o yüzden bir tereddüt ettim. Komedi, Col Pacino 1-2-3. Baş hasar izle. Film kültürü benim o. Ben çizgi film hassasıyımdır. Ya. Rick and Morty bilirsin. Evet. Rick and Morty. Aa, beni sarmıyor. Şey. Niyeyse. Rick and Morty mi? Evet. Saçmalama. 3-4 kere bitirdim ve bütün karikatür serisi bende mevcut. Ben Sünger Bob izliyorum. Bayılırım. Biliyorsunuz zaten Sünger Bob 7 büyük günaha işarettir. Geçen gördüm. Her çizgi filmde böyle bir şey olmasın. Mesela Şirinler'de de kapitalist sistemi falan. Evet. Çok acayip değil mi? Adventure Time'da da mesela şey var. Bir komaya giren bir çocuğun bilinçaltındaki hayal dünyası. Koma esnasındaki. Şeyi biliyor musun? O Piglet şey falan var ya, Piglet domuz. Onların hepsi bir tane psikolojik rahatsızlığı. Winnie the Pooh'dan bahsediyorsun. Winnie the Pooh, aynen. Onların hepsi de mesela bir psikolojik rahatsızlığı olan birinden. Mesela şey, o ayıcık var ya, aynen. Onda yeme bozukluğu varmış. İşte sanırım Piglet'ta paranoya. O sürekli şey, obsesif olan var. Sonra o şey var ya, koşuyor kendi etrafında değişik hareketler yapıyor. Tiger var ya. Evet, hatırladım. Kaplan olan. Hiperaktiflik var onda da. Evet, kuleli sürekli zıplayan. Evet, aslında anlamlı izleyince. Birçok anlam çıkıyor. O şey, Winnie the Pooh'yu bayağıdır ama izlemiyorum gerçekten. Evet. Çok uzun zaman oldu öyle bir şey izlemeyelim. Nereden biri o? Winnie the Pooh. Evet. Bir de Sihirli Annem izliyorum hala sabahları. Hala. Sen de izliyorsun. İtiraf et. Prens. Ben ağır Prensciyim. Neysin? Prens. Prens. Ben ağır Prensciyim. Hawaii Meteor Mother mı, Friends mi? Şu an hala onu izliyorum. Hawaii Meteor Mother mı? Evet. Ama şu bir gerçek. Peki hangi tarafını seç? Biliyorsun bu bayağı iki taraf ayrılan bir şey. Evet. Senin tercihin hangisi? Hawaii Meteor Mother. Ben Friends'ciyim. Yok. Peki o zaman şu farklı bir soru daha soracağım. Peki. Önce Hawaii Your Mother's mı izledin yoksa Friends'i mi izledin? Hawaii Meteor Mother's izledim. Şöyle bir algı var. İlk hangisini izlersen onu daha çok sevdiğine göre bir algı var. Olabilir. Yani ya ilk hangisini izlersen onu daha çok seviyormuşsun. Gerçekten büyük bir kapışmadır bu hani. Kesinlikle. İnsanlar arasında. Ama bilmiyorum ya. Şey geliyor sandım. Süremiz bitti galiba. Tamam. Yani her seferinde ya bir zaman problemimiz oluyor ya farklı diyaloglar oluyor. Evet. Belki daha konuşacak çok şey var ama. Belki daha sonra tekrar fırsat buluruz. Evet. Sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi misin? Değilsin de. Kaderim mi benim? Kafayı yiyeceğim. Delireceğim burada. Of. Ben seni zor mutluyum. Gerçekten çok iyi anlıyorum seni. Ben delireceğim bu evde. Ona olan aşkımda ağlamıyorum, evet, öyle bir şey yok. Ağladığını. Beklediğin şeyleri başkasında yaptığını görmeye tahammül edemiyorsun o yüzden. Üstüme geliyor. Beni bu gece her adam ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Şaka mı bu ya? Yorma. Hiç iyi değilim sorma. İki gün aklıma gelip durma. Gözyaşı akıyor kanka ya. Gözyaşı akıyor. Bu kadar hevesli başka biriyle görmek dokunmuş olabilir vicdanına. Mert çok çabaladı abi, Mert. Boşuna ağlıyor, gereksiz. Madem böyle bir adam, bunu niye gösterdi? Göstermedi. İstemeyen Yeliz ya, bir şey değil ki. Aa. Yakışıklılar ama Murat var abi. Kendi bıraktı, kendi istemedi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mert de bir tık Mert, sesini çıkartmaya başladı. Ben de böyle değil, onu ağlıyorum. Konuşuruz o.
Tamam. Görmedin mi enerjisini, neşesini, konuşkanlığını? Aynısını ben demedim içeride ama. Aynısını ben içeride dedim. Ben de niye böyle değil de asrediyor? Dedim çok atık. Kim atık değil değil mi? Bak dedim atık dedim. Ben bir ay verdim bu adama, bir ay. Bu evde ondan başkasıyla konuşmadım, görüşmedim. O varken beni çağıran herkesi reddettim. Ben de böyle olsun diye, ben de böyle olsun diye ben bir ay bekledim ya. Bir ay yemişim aşkını, duygusunu, yok içimde duygu muydu ama öfkeleniyorum. Hazmedebileceğim bir şey değil. Haklısın. Bunun için mi bekledim ben? Onun belki yeni açıldığı için. Ay. Yeni açılmasına hasret. Onun yerine bir başkasını ona verdiğim şansı verseydim şu an sevgililik teklif ediyordu bana. Ben bu evde kafayı yiyeceğim. Ben yemin ederim bu evde kafayı yiyeceğim. Beni öyle linçliyorlar ki şu an. Mert sana fazla. Mert'i hak etmiyorsun. Hak etmiyormuşum. Şu enerjisini, şu güler yüzünü, şu... Yayında sinir krizi geçirmek çok zor. Ben hak etmiyormuşum o zaman. Öyle düşünme yavrum, öyle bir şey değildi bu. Sonuçta birbirinize Mert'e değer verdiğinizi biliyoruz, hepimiz de gördük. Ya. Ya bana niye açmadı kendini ya? Hayır işte. Bana niye açmadı ya? Ya ben ne kadar çabaladım Hasret. Sen en yakınımsın, sen şahitsin. Gördüm ya. Ben gecede kaç gece beraberdik, bu konuyu konuştuk. Ben evde FaceTime şey arıyordum diye. Ona evde nasıl davranması gerektiğini, nasıl aşılabileceğine dair konuşuyordum ya. Bizim zaten arkadaşlık olarak birbirimize bu kadar değer vermemizin sebebi benim ona o kadar destek olmam. Aşkım. Ben ne için destek oldum? Mert'i neye hazırladın? Ben acemi birliğiydim aşkım Mert için. Mert bir ay boyunca benimle bu evdeki tüm o kasılmaların içine kapanıklığını törpüledi, açtı. Ben onu büyüdü, pişirdim onu. Ona bak şöyle yap, böyle yap dedim. Açılsın, kendini ifade edebilsin diye adama hazırladım. Hazır hediye paketine gittim, bir tane kızın eline verdim. Dedim ama ben dedim ayrılacağım. Bir dedim bu adam açılacak. Dedim. Bunu konuşacağız. Yazık bana, dedik. Bana yazık ya. Ya bak ağlama, ne yazık. Aşkım gerçekten. Ben bir ay boyu başkasına verseydim aynı şu an hangi pozisyonda olurdum? Haksız mıyım ya? Yeliz. Erkeklere değmez. Ağlama. Aa, ben bu evde artık hiç mutlu değilim. İstemiyorum bu evde olmak. Bebeğim ya. Gerçekten istemiyorum artık bu evde olmak. Neler yaşadım Mert'e, ağzıma çıktı, kelime yapmadım. Dışarı çıkacağım. Bak çıksın da bir tanesi. Ama yani bu kız o kadar çok uğraştı ki sen bilmiyorsun. Ne kadar uğraştığına şahit olsaydın anlardın şu. Çok çaba sarf etti. Açılsın diye, uğraşsın diye bir şeyler yaptı. O şunu demeye çalışıyor. Benim İlayda'ya göstermiş olduğum bu enerjiyi bana göstermem demeye çalışıyor da yani... O zaman insan karşısında kendisinde arayacak sorunu kanka. Ya abi ne bileyim, hani en başlarda belki tam hani heyecanlı meyecanlı kendimi ifade etmekte zorlandım. Ne konuşacağımı bilememiş olabilirim ama hani sonraki süreçte de üstüme oturmuş olduğu bir algı vardı. Mert konuşamıyorsun, şöylesin, böylesin, daha aktif olman lazım bilmem ne diye. Ya bir noktada bana bunları söyledikçe zaten ben baskılandım. Sizde kaldın o kadar baskın üstüne gelen şeylerin yani. Çok saçma abi. Ki ya bu süreçte de ben daha önce dediğim gibi yani mesela İlayda dedim. Yani kırmızı odaya Yeliz için ilk defa ben birisini çağırıyorum bu arada. İlk defa yani. Ve çok bekledim bence. Hayır, ben yeterince de konuştuğum şeyleri düzeltelim diye. Kendisi kafasında bittiğini, aynı zamanda içindekilerini tükettiğini söyledi. Tabii canım, kaç kez hem de ya. Son dönemde kaç kez ile getirdim. Ama yine de ağlaması beni üzdü tabii. Robot, robot. Kızlar evine gitmek istiyorum. Çok biriktim. Artık bir şeyleri çözmem lazım bu Beyza ile ilgili olan. Gidebilir miyim?
Kızlar oda şey kızlar odası diyorum ya. Kızlar evine gitmek istiyorum. Beyza ile konuşmam lazım. Kafam inanılmaz karışık. Tamam, eyvallah. Kırmızı odaya İlayda'yı çağırmak istiyorum. Son olsan olsan da İlayda'yı çağırmak istiyorum. İlayda şu anda odaya. Bir şey yok, tamam. Dur. İlayda. Kırmızı odada oturmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Evet. Bir uyarı, küçük bir uyarı. Oğuzhan çağırdı kızlar. İlayda'yı. 4 kişi seçilmiyor muydu? Evet. Hasret gitti. Ateş. İlayda gitti. Aşkım İlayda, İlayda gitti. Hasret gitti. Aynur gitti. Bir kişi kaldı, yine İlayda gitti. Oha, Oğuzhan. Ama belki kendi kullanmamış olabilir bu aşkım, arada. Aşkım kendi kullanmamış. Kendisiyle beraber 4 kişi diyor kullanmak ki. Kullanmak istemesek değil mi? Kullanamayabiliyordum. Başkasına kendisiyle beraber 4 kişi yazmıyor muydu ekranda? Tamam. Evet. Ama toplam 4. Ama tamam, kendi kullanmak istemezse devredebilir. Kendisi son olsan çağırdı işte. Bence de olsan. Bu arada bak şöyle düşün. Ben de mesela yeni yaptım. Allah'ım ne olur bat olmasın da kim olursa olaylardan sonra. Ben şimdi ya. Doğan belli, duyan belli. Olsan mı gitti kırmızı odaya? Başka bir şey de... Bak gördün mü söyle. Yok görmedim kimseyi. Tam 4 kişi kimi seçti söyle bana. Ya benim kafam o kadar dolu ki inan hiçbir şey bilmiyorum şu an. Elim ayağım titriyor. Ama o yeni açıldı. Farklı zamanlar anladın mı? Ve o hepsi... Ben de vermeseydim de ben de böyle olmayacaktı. Ne dedi? Pişirip sunacağım ama dedi sen yani. Dedi, ben de pişecek, ben başkaları da yiyecek dedi. Nasıldı ama sana da öyle değil miydi? Değildim. O kişi kim? Oğuzhan popüler kızlar. Kendinin bir tarafına sahip çıkmak zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Biz de sahip çıkabiliyoruz. Yapmayacağım, kendimi de değiştirmiyorum. Ben buyum. Özür diledikten sonra diyor ki, şimdi mutlu oldun mu? Bana diyor ki, senin bugüne kadar vermiş olduğun duygular hepsi fake. Bu konuda birileri bir yorum yapacaktı galiba Beyza ile ilgili. Sizin evde de oluyor ama gerçekten Beyza'nın üzerine çok gidiyorsunuz. Her olay olduğunda Beyza'ya patlıyorsunuz. Öykü Hanım, bu şakalar bir değil, iki değil, üç değil. Ucu hep bana dokunuyor. Ve artık beni rahatsız ediyor yani. Durumdan rencide olmaya başladı. Onu savunurken enerjim artık çok düşmeye başladı. Hem fiziksel olarak hem mental olarak yani. Yani ben daha fazla hani enerjimi düşürmek istemiyorum Beyza. Tamam, düşünmez. Mutluluklar diliyorum diyorum. Sana söylediğim bir şey yok. Bende bir şeyler tükendi ve ben vazgeçtim. Sonraki kadın o hediye paketini sarılı ve hazır bir şekilde alıp kullandı. Bu benim hayatım hep böyle oldu. Senin vermiş olduğun mücadeleyi ben de seninle beraber verdim. O yüzden sürekli ayrılış olayımız oldu. Tek taraflı değil, ikimiz için de aynı şekilde mücadele ettik. Üstüme oturmuş olan bir algı, uğramış oldum. Manipülasyon. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim enişte sen. İyiyim Baldız ben de. Dilara hakkında konuşmak için çağırdım. Tamam. Çözemiyorum Dilara ile alakalı konuları. Dünkü kritikte yaptığı konuları asla çözemiyorum. Kendisiyle bugün konuştum. Ama bana yeteri kadar bir yani beni tatmin edecek bir açıklama da bulunmadı. Evet. Beni tatmin edici bir açıklamada bulunmadı. Yani dedim ki ona, bana dedim ya bana dedim bir tepki ver ya da benden özür dile dedim. O da durdu. Tamam dedi, özür dilerim dedi. Şimdi için rahat etti mi dedi mesela. Yani ne özür diliyor ne benle tartışmaya hiçbir şekilde anlaşamıyoruz İlhar ile biz. Sence normal mi yani dünkü yaptıkları? Sen illaki görmüşsündür. Ya ben şöyle hani Dilara'yı eski tanıyorum zaten biliyorsun. Hı hı. Birbirinize olan duygularınıza da inanıyorum açıkçası ama ikinizin de haksız olduğu noktalar var. Mesela sen çok fazla kısıtlama konusunda, hani işte çok fazla kıskanma konusunda onu biraz boğmuş olabilirsin. O da senin fikirlerine göre kendini törpülemediği için
biraz seni sıkıntıya sokmuş olabilir ama ben sizin bir anda parlamanızı anlamıyorum. Hani böyle bir anda gemileri yakıyorsunuz. Bir de sen bugün böyle bir şeydin hani. Kararlı gibiydin, anladın mı? Yüzünde donuk bir ifade vardı. Ay, böyle. Olsa. Güler yüzlü falan bakmıyordun ona. Neye kararlı gibiyim, bitirmeye mi? Evet, öyle bir surat ifaden vardı. Yok, bitirmek istemiyorum tabii. Değer veriyorum Dilara'ya, gerçekten değer veriyorum. Sevdiğim bir insan. Oydu. Nasıl yani? Ama bu o değerimi anlamıyor gibi geliyor bana. Mesela dünkü kritikte yanımdan kalkıp ateşe yer değiştirmiş. Normal miydi? Ya ben anlamıyorum. Yani bak, niye değiştirdi biliyor musun? Konu ne biliyor musun? Bana geldi, dedi ki ben duruyorum orada, oturuyorum. İşte sohbeti izliyorum oradan ve benim dahil olabileceğim bir sohbet aslında. Kaçırmamam gerekiyor, tamam mı? Hani dikkatli izlemem gerekiyor. Dilara bana böyle hani vuruyor. Ben bakmıyorum diye bana trip atıyor, uzaklaşıyor. Ya bir konu konuşuyoruz ya burada, hani ben de dahil olabilirim o konuya. Neyse ondan sonra... Peki o tanıma olayı neydi? Hani demiştin ya tanıyabilirim hani istediğimi. Ha, olaya gireceğim zaten. Ben durup dur, yani senin konun geçti. Ya bu geçti. Şakanın üzerine bunu çağırdı. Duruyorum böyle, geldi. Kıyafetleri sen tanıyamazsın ama. Mert tanıyabilir ama dedi sen tanıyamazsın. Ya dedim hani zaten hani ben baldız diyorum yani, şey diyor zaten öyle bir şey olmaz. Bir de tanıyamazsın niye diyorsun yani? Zaten öyle bir şey yani tanımayacağımı sen de biliyorsun. Ben ondan sonra hiçbir işte tepki vermedim çünkü konu konuşuluyordu kaçırmamak için. Ondan sonra işte iki dakika sonra falan bunu bana söylediği için ben de dedim ki ona. Ben de dedim Dilara şey İlayda tanıyayım dedim, hani o kızacak, kızacağını biliyorum az önce çünkü bana söylemiş. Birazdan şaka olsun. Ondan sonra kalktı gitti. Oraya oturdu. Bir de ondan önce ne olmuştu biliyor musun? Niye o kadar takıldı? Hani yeni kız geldi ya sizin eve, biz hep birlikte geldik falan. Görmek zorunda mıyım? Orada şey dedi kız, tanışma yolunda olanları tanıyabilirim, sevgilisi olanları tanımam dedi. Sen şey dedin, sevgili Dilar dedi ki seni de tanıyamaz dedi. Sen de dedin ki biz sevgili değiliz dedin. O da sevgiliyiz dedi. Sen de tanışma yolundayız dedin mesela. Hmm. Orada da onun hani biraz gururunu kırdın. Çünkü sevgiliyiz diyor hani o. Ama sevgili değil, şimdi insanlar farklı anlatıyor. Ha, değil, senin gözünde hani değil mi? Sevgililik farklı. Ben hani şöyle, ben sevgili olduğumuzu herkesin içinde ona itiraf edip hani herkesin alkışlaması falan bu. Bir hediye falan. Çünkü burada hani bir hediye gibi bir şey olur. O yüzden sevgili değiliz dedim. Yoksa ona ben hani kırılacağı için söylemedim. Onun haricinde Yeliz bana benle alakalı kötü bir yorumda bulunuyor ve Dilara da beni onu destekleyerek bana beni yani orada zan altında bırakıyor. Ya ben seni ne olursa olsun savunacağın kişi. Yaz evet. Bak savunma. Hani otur hiçbir şey deme. Ama konuşturtma. Konuşturtmadı da geç. Hani otur hiçbir şey deme ama en azından gelip onun söylediğine karşı benim üstüme baskı yapma. Yani onu savunma. Anlatabiliyor muyum? Ben buna kızıyorum. Niye? Ben senin değer verdiğin insan değil miyim? Benim niye orada kötü bir yorum geliyor, sen üstünü kötü gelip bana lanse ediyorsun onu. Evet, bu konuda da sen haklısın. Çünkü şöyle bir şey oluyor, sen diyorsun ki hani her konuda o benim arkamda durur diyorsun. Ama o hani böyle Yeliz'e hak verir ya da işte Aset'e hak verir bir şey söyleyince. Sen de diyorsun ki demek ki bana güvenmiyor ya da onlara daha mı çok değer veriyor da hani. Evet, çünkü hani yakın arkadaşları ya işte onu korumak için mi? Ya ben de değer verdiğim insanım, o zaman hiç yorum yapma mesela, anladın mı? Beni savun demiyorum, ben kendimi savunurum zaten. Ama bir yorum da hani beni kötüleyecek bir yoruma destek de olma demek. Yani bunu anlatıyorum. İşte diyor, sonra diyor ki sen diyor işte böyle bana niye tepki görüyorsun? Önceden senin Buse ile şakalaşmalarını, flört ediş gibi şakalaşmalarını bilmiyor muyuz falan diye konuya giriyor. Geçmişe yaşıyor. Yani bu konuyu bir halledelim. Yani ya özür dile mesela, okey diyeyim ben de. Siz hemen geçmişe dönüyorsunuz. Mesela o an o konu konuşulurken geçmişe... sen bana bunu yaptın, sen bana şunu yaptın'a dönüyor geçmişe konu. Geçmişe dönüyor ya. Ben geçmişle alakalı hiçbir şey söylemiyorum ona karşı zaten. Anlatabiliyor muyum? Zaten yanından kalkıp gitti, ateşi yer değiştirdi ya. Aslında onu dedikten hemen sonra değiştirmedi yeri. Bekledi. Ondan sonra başka bir mevzu oldu. Ondan sonra gitti, değiştirdi. Evet. Öykü Hanım da sorduğu zaman neden değiştirdin diye. İşte İlayda'dan işte ben beğenir miyim diye bir şaka yaptı, o yüzden değiştirdim dedi. Aslında onu dedikten sonra hemen değiştirmedi. Ya sen tanıyabilirim dedikten sonra hemen gitmedi. Hemen gitmedi. Başka bir mevzu oldu. Ona kızdı. Şey mevzusu hatta. Yanıma niye gelmiyorsun mevzusu. Ondan sonra kalktı. Ülkü Hanım sorduktan sonra yani da... Yani olay sıcak sıcağına erken yapsa bir anda değil. Sinirle diyeceksin. Sinirle diyeceğim ama 5 dakika sonra oturduğu zaman diyorum ki beni kötülemek için mi bunu söylüyor diyorum. Anladın mı? İki yönden de beni kötülemeye çalışıyor. Hani beni orada kötü bir duruma... Milyonlar izliyor. Kesinlikle. Beni orada kötü bir duruma düşürmeye çalışıyor yani. Ben buna kızıyorum. Ve bana diyor ki abartıyorsun. Ya başka bir mevzu olsa hiçbir şey demem. Ya özür dilerim derim ya. Alttan ben ona bugün yani. Dedim ki bak dedim sen dedim yorumlara bu kadar takılma dedim. Ve bu kadar yorum yaptırmak da kötü. Hani evet yorum yapacak herkes. Ama çok fazla baskı olduğu zaman bu sefer sen şey diyorsun. Ben
kız arkadaşıma mı derdimi anlatayım, arkadaşlarına mı derdini anlatayım? Hı-hı. Hani hasrete şey dedim mesela, ben sana güvendim hani. Hı-hı. Ama sen hani onu dolduruyorsun, bu sefer onların da samimiyetini sorgularsın. Sorguluyorum da zaten. Hasretin acaba mesela niye ayırmaya mı çalışıyor bile diyorsun değil mi? Aynen öyle, sorguluyorum. Hasretin tamamen samimiyetini sorguluyorum. Bunu herkes de zaten sorgulamaya başladı. Ben attım, herkes bu sefer aynen kanka, aynen kanka demeye başladılar. Ben Dilara'yla bu konuyu konuşacağım. Bir konuş sana. Tamam, ben sana şimdi gidince konuşacağım. Gerçekten bu konuyu. Gerçekten bir konuş. Çünkü tamam. Anlat, ben anlatamıyorum çünkü. Tamam, konuşacağım. Hı-hı. Beyza, bak birincisi şu an ben bir kere konuşacağım. Bu ya ilk konuşmamız olur ya son konuşmamız olur. Tamam. Bence son olsun. Hiç konuşmaz, sende kalsın, tamam? Ya bu mu? Ya ilk konuşmamız olur ya son konuşmamız olur deyip konuşmanın başına beni tehdit ederek başlıyorsan, tehditlerin de sana kalsın, konuşman da sana kalsın. Kusura bakma, sen Murat değilsin, ben de senin Leyla'n olamam. Anladın mı? Beni bir göklere çıkarıp bir yerlere atıp vuramazsın. Sırf Murat'la çok samimisin diye, Murat'la İlayda'nın arası benim yüzümden bozulur diye, Murat'a sevgin, arkadaşlığın, dostluğun daha ağır bastı diye beni görmezden gelip beni kırdın. Şimdi de bir cümleye başlarken beni tehdit ediyorsun. Hiç gerek yok. Kalk. Gerçekten milletin söylediği rolleri üstleniyorsun şu an, biliyor musun? Şuraya gel, otur. Benimle düzgün konuş, kendini, tamam mı? O cümlelerini kendine sakla. Kendini olgun görüyorsun ya, şuraya gel otur. Bir otur değil, oturur musun? Şuraya gelip oturur musun? Cümleye tehdit olarak başlamasaydım otururdum. Geçiyor ya. Beyza. Sınama gözünü sevdim. Ne oldu, son konuşmanı yapmaya mı geldin? Buna sen karar vereceksin, son mu ilk mi? Cümlenin sonlarını da bir dinle. Bir bakalım ne diyecek bu insan. Niye kalkıp gidiyorsun? Ne diyeceğim merak etmiyor musun? İnsanların sevdiği gibi rol kesmeyi mi seviyormuşum ya ben, rol kesmeyi kesmekten hoşlanıyormuşum. O zaman kalkmayacaksın ya. Beni dinlemen gerekiyor burada. Sen konuşma ya. Ya bu ilk konuşmamız olur ya son konuşmamız olarak başlar da beni tehdit edersen benden alacağın cevap en fazla. Tehdidi nasıl algılıyorsun? Yani ne anlamda ya tehdit? Bu konuşmanın sonunda benim dediklerimi yaparsın. İlk konuşmamız olur ya da benim dediklerimi yapmamayı tercih edersin. Benim son dediklerimi konuşmamız olur. Canım benim, tamam. Böyle değil mi? Bir tam şeyleri olarak anlaşacağız bundan, burada. Olarak, ya anlaşacağız ya anlaşmayacağız. Anladın tam mı? Tam olarak bunu anlatmak istemedin mi bana? Beyza, şu an bir şeyleri ya anlaşacağız ya anlaşmayacağız. Konuşacağız, anladın mı? Sen okey dersin. Veya okay ben okey derim. Okey demezsen bitirecek misin tanışma yolunu? Şu an kafamda şeyler var, onları söyleyeyim. Bunları yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Bir kere artık bütün mevzuları atlamandan yoruldum. O tiksinir bakışının bir sebebi var mı? O ağzının yüzünün şekli, ha? O şekil nedir? Yoruldum derken bana tiksinerek bakmanın bir sebebi var mı? Biraz fazla erken tiksinerek sen baktın. Sen şu mı an bence öyle algılıyorsun. Sen şu an yüzünün şeklini görseydin benim gibi düşünürdün. Sinirliyim çünkü şu an. Sinirlendiğinde sen karşından karşındaki insandan tiksinir gibi mi karşındaki kadını şu an kırmamak için kendimi kırmamak için. Aynen düzgün ben dizginleyerek geliyorum. Bir dinle, bir dinle. Bana karşı gerçekten bir şeyler hissediyorsan bir şekilde ya devam edeceğiz ya devam etmeyeceğiz. Tamam. Olsan İlayda. Arar mı? Teşekkür ediyoruz. Kaçar mı? Ama arkadaş için olduğu için mi çağırdı? Bir iyi yanını düşündük, bir kötü yanını düşündük. Ben arkadaş ya tamamen. Ya kanka Dilara'yı hani gerçekten arkadaşın olmazdı? Kim? Kanka Dilara'nın arkadaşı. O yüzden de, Dilara'yı hani anlatamadığım şeyleri ona olmazdı anlatıyorum. Hani Oğuzhan değil ki, Dilara'nın arkadaşı. Oğuzhan'ın arkadaşı değil. Benim arkadaşım değil ki. Ama dertleştin. Dertleştiğin insan arkadaşındır. Dertleşmedim. Sadece dedim önerim ki bak dedim ben bunları Dilara'ya anlatıyorum. Dilara anlamıyor. Sana anlatayım, sen Dilara'ya anlat. Belki öyle anlar dedim. Şundan bahsediyorum. Neden ben acemi birliğim? Çoğu konuda da Mert'in davranışlarını onaylıyorum ben. Niye ben de attı o paslarını? Niye ben de açılmadı da başkasında yani açıldı?
Ya da neden ben varken açılmadı? Benim derdim Mert diye hayata isyan ediyorum. Ne gibi ben niye hep çekiyorum ya? Aşkım öyle isyan etmem. Tüm ilişkilerim de böyleydi biliyor musun? Bana göstermedikleri inceliği. İriz ağlayınca olmuyor. Tüm ilişkilerim de böyleydi. Hep benden sonraki yaptıkları ilişkide benim istediğim adam oldular. Bunu artık dur de. Hepimizin öyle. Hep böyleydi, hep böyleydi ya. Ne yaptım ki abi ben ya, erkekler hep böyle. Ya kanka, kanka sen hiçbir şey yapmadın, içim rahat öyle, olsun. Boş ver yani. İlişkin bitti, haftalardır sabrediyorsun. Karşı tarafın yapmış olduğu hareketleri izliyorsun, hiçbir şekilde tepki vermiyorsun. Senin yaptığın hiçbir şey yok. Kendini çok güzel savunmalısın bence kızlar bu konuda. Böyle. Bence de. Yani yanlış anlama, ağlıyor olabilir. Sen de tanıyabilirsin birilerini, ben de tanıyabilirim şey dedi. Diyeceğim. Ağlıyor da sakın böyle hani senin yanında ağlar işte biz evdeyken yanına gidip falan teselli vermeye çalışma bu arada. Bu da ona verildiği zaman da bunu sana kullanabilir. Şundan dolayı ha, sen yine dolduruşa geldin abi. Kendi istediğini yapmadın gibi. Çünkü hep bununla geliyorlar ya sana. Evet. Bu sefer ne olur biliyor musun? İlahi daha der ki ya der buna karşı hala hisleri var. Bu sefer Murat'a kayar daha çok. Tabii tabii o konuda. Bu kötü olaylardan sonra bir anda çok mükemmel bir aşk yaşayacaksın. Manifestliyoruz hep beraber. Manifestliyoruz. Ve bunlar da bir tecrübe anladın mı? Bir daha bunu yapma. Hayat kız zaten şurada, bir tecrübeden ibaret değil mi? Kız şurada şöyle ağlayamadım ya birisi için. Yanarım da ona yanarım yani ya. Bak bak bu da böyle bir ders. Ağla kız şuradan birisi de dert. Diyemedim ki. Sen yine ben. Diyemedim yani şuradan yine ben bugünleri görecek miyim acaba? Ben inanıyorum sen. Var ya bir aşk yaşayacaksın. Hepimiz gideceğiz sen kalacaksın. Bitirmek bu kadar kolaysa senin için. Senin için kolay ya dinlemeden kalkıp senin, gidiyorsun ya. Ya bir şey söyleyeceğim cümleyi sen beni tehdit ederken başlarsan ben ne diyebilirim sana? Ya bunu sana? Niye tehdit olarak algılıyorsun kızı? Tehdit ederek başlıyorsun sabahtan beri de hala devam ediyorsun. Tamam bir şeyleri ya çözeceğiz ya da ya devam ya duracağız yani anladın mı? Sen bunu hazırlıklı gelmişsin zaten. Bitirmeye konuşmaya de hazırlıklı gelmişsin. Ben. Tamam. Konuşmaya bitirmeye gelmişsin. Bir şeyleri... İkisine de hazırlayıp gelmişsin ya. Üç günde bitirme aşamasına nasıl geldin ya? 30 günde bitiremedik hiçbir şeyi. 3 günde bitirebildik arkadaş. 3 günde bile değil 2 günde ya. 2 günde İlayda'yla tartıştım. Bizim Raylar oynadı. Bu kadar İlayda kolay mı her şey? Bir sürü şey mevzu geçiyor ya. Ya bir sürü mevzu geçiyor. Niye İlayda'ya takılıyorsun diyorum ben de sana. Bir sürü mevzu geçirdik ya benimle abi, dalga mı geçiyorsun? Niye gülüyorsun? Sinirlerim bozuyor. Ya gerçekten sinirlerim bozuyor. Sinirlerimi bozuyor. Sabahtan beri beni tehdit ediyorsun. Ya bitirelim ya devam edelim diyorsun ya. Bitirmeye hazırlıklısın sen diyorum ben de sana. Tamam bir şey demiyorum ben de. Okey konuşalım bir şeyler anlaşabiliyorsak devam. Anlaşamıyorsak bitecek. Ben de diyorum ki bitecek kelimesini ağzına bu kadar çok takabiliyorsan demek ki sen bitirmeye de hazırlıklısın. Sen bitirmek de... senin için bu kadar problem olmaz diyorum. O kadar diyorum. Hevesli görünüyorsun ki bitirmeye. Hevesli dinlemiyorsun mi? Bile yerinden kalkıyorsun. Bir sus da bir konuşalım. E konuş. Saçma tartışma. Ne alaka? Ciddi anlamda sinirlerimi bozdun benim biliyor musun? Sinirlerini mi bozdun? Belli zaten benden daha demin iğrenerek bakmandan anlamışsın alakası sinirlerini yok bozduğumu. Hiç konuları aynen. Farklı yerlere çarpıtma. Aynen. Sinirlerini düzeltebilen birileri varsa düzeltebileceğine inandığın biriler sonuçta benimle bitirmek için gelmişsin ya bir yerde buraya. Beyza'cığım. Çok güzel sana manipüle etmişler. Çok güzel doldurmuşlar. Kimsenin... Hazır paket hediye gelmişsin buraya. Sen şu an bana ne kadar yoğunsun? Onun sonucunu göreceğiz bir nebze. Ben... Sürekli beni denemekten sus bir gözünü seveyim ya. Bir sus gözünü seveyim ya. O zaman hızlı anlat. Çok yavaşsın. Bense ben bir şey değil. Söylemesem tamam, de. Tamam ben seni her zaman kollarım. Herkes benim üstüme gelmek için hazır ve nazır yapmaz bekliyor yapmaz canım. Zaten. Sen kendini tutsan biraz ya. Kimse yapmaz bunu. Bir şey söyleyeceğim. Sen görmüyor musun? Gerçekten görmüyor musun? Ben bir şey yapsam da yapmasam da herkes yapacağı yorumu da yapıyor. Ben en sessiz günümde bile hiçbir şey yapmadığım günümde bile beni vuracak, beni... yargılayacak bir nokta kesinlikle buluyorlar zaten. Beyza, anladın bunu mı? Sen kendini değiştirebilirsin. Tamamen değiş demiyorum sana. Sadece birazcık törpüle ya
Ya birazcık ya sal da. Ya sen bir cümleye başlarken şu kelimeyi bana kullanabiliyorsan, ya olursa olur, halledebilirsek halledebilirse, halledemezsek bitiririz. Bu ne ya? Bunun, yani senin verdiğin değerin önemini ben buradan anlıyorum. Diyorum ki demek ki bana bu kadar değer vermiş. Sinirliyim sana. Çok sinirliyim. Tamam tamam, gel şu an değil, gel. Çok sinirliyim. Bunu bu kadar kolay nasıl söyleyebiliyorsun ya? Bu kadar mı kolay yani senin için bitirmek bir şeyleri? Ya senden hoşlandığımı, seni, sana gerçekten böyle net olduğumu herkes, kızlar evindeki herkes az çok görüyor ve fark ediyor artık. Erkeklerin inanıp inanmaması, ne düşündüğü benim için hiç önemli değil. Benim de önemli değil benim için, ama ben de kendi çapımda bir şeylerim var. Bunları ya, hani tamam, daha düzgün, güzel bir şekilde devam edebilmemiz için senden birazcık kendini toparlamanı ya istiyorum. Ya ben de sana diyorsun ya, evet büyük resmi görmüyorsun Beyza diye. Ben de sana şunu söylüyorum. Sen de büyük resmi gör diyorum. Şimdi oraya ekrana verildiğinde kimse yeni gelen Gizem'e bir şey söylemedi değil mi? Herkes sana dönüp bak Beyza ne dedi dedi değil mi sana? Ay, kız burada neler anlatıyor. İnsanlar muhabbeti onun başlattığını görmüşler. Beyza. Her şeyi görmüşler. Ben orada bir şaka yapınca kız oturup ciddi ciddi eski onların sevgilisini olayı anlatırken problem yok. Ama oradaki erkekler direkt Beyza bak ne yapıyor dediklerinde görmedin mi sen gerçeği? Onların olayı, onların yorumu bana önemli değil. Orada yaptığın şey bana dokunuyor canım benim. Tamam bak, ben sana diyorum ki benim şakam doğru değil. Evet tamam, haklısın, okay. Eksiyim. Elimden geldiği kadar törpülediğimin sen de farkındasın bence. İlk haftalara göre Beyza. İlk nasıl törpülemiyorsun ya? Ya bir kelime bak, atıyorsun yine, patlatıyorsun yani. Bak ne kadar uğraştığımın, benim çaba sarf ettiğimin farkında değil misin ya? Kendimi gerçekten uğraşıyorum, çaba sarf ediyorum. Tamam diyorum yani. Bir şeyler yapayım, bir şeyleri düzeltmek için çaba göstereyim. Ne kadar çaba gösterirsem göstereyim, sana benim çabam yetmiyor. Ben bunu fark ettim. Sen yani ne yapayım şey, örnek olarak Oğuzhan'ın Dilara'yı düzelttiği gibi bir günde hokus pokus yeni bir ben mi yaratayım? Bir şeylerin tamam, yapacağım olması, de yavaş o zaman yavaş bana şu olması an gerekmiyor mu? Ben sana diyorum ki elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışmam mı? Şakaların devam ediyor hala. Eskisi gibi mi devam ediyor? İstemiyorum, yemek istemiyorum ya. İstemiyorum, yemek de istemiyorum. Artık tokum ben. Artık tokum yemeyeceğim. Hayır, sen de ne tamam, sen bu kadar kolay bitirebiliyorsan, bu kelimeyi ağzına bu kadar yakıştırabiliyorsan. Ya sen niye şey diyemiyorsun şu an? Hani tamam, düzeltiriz. Bana böyle gelemezsin, gelmemelisin. Senin bu kelimen beni düzeltmez işte, beni tanımıyorsun. Bana bu kelimeyle gelirsen benim yaptıklarım ya da yapacaklarım ya da tepkilerim daha çok büyür. Anladın mı? Daha öncesinde de sana bunu anlattım. Bak dedim, bak böyle yapma, bu şekilde gelme bana, bunu giyme deme. Çünkü bana bunu giyme dersen ben onu giyerim. Ama bana dönüp de ya Beyza pembe elbisen sana daha çok yakışıyordu dersen ben bunu anlayışla karşılayabilirim. Sen benim sana bunları tek tek anlatmama rağmen hani dönüp şey dersin ya, bugün erkeklerle ne güzel anlaştın, çok hoşuma gitti, arkadaşlarımla da anlaşabilmen desen ya da işte ilişkilerinde ne kadar destek oldun, bunu görmek beni çok mutlu etti gibi kelimeler kullansan beni daha böyle iyi yönlendirebilirsin. Çünkü ben böyle kelimelerden anlıyorum. O zaman bu arada ikinci soruyu soruyorum. Hı. Daha fazla sohbet etmek ister misin? Edebiliriz tabii. Ben de söyleyeyim. Evet, edebiliriz. Olur. Yani şu an Murat'la tanışma yoluna girmedik daha. Ben gerçekten tanışma yolundayken bu tarz hareketleri sevmiyorum. Ki zaten öyle bir şey değil, ben de istemem. O yüzden şu an seninle de sohbet ediyorum. Sadece bu noktada mesela
sana olan yaklaşımın evet ben de zaten evet, seninle sohbet etmek istedim. Evet, alışık, ve bunları evet, zaten şu an yaparken zaten tanımak de... istediğini söyledim. Kesinlikle. O süreçte de beni de tanımış oluyorsun. Ki bundan senin da de, keyif alıyorum. Sen de sonuçta hani hoşlanıyorum yani ben diye girmedim. Tanımak istiyorum. Sen de benim karakteristik özelliklerimi öğreniyorsun. Ben de senin karakteristik özelliklerimi öğreniyorum. Kesinlikle. Sadece belki bu noktada biraz daha çekinirken şöyle bir durum var. Sonuç olarak... Sür. Sen bence zaten gerçekten içimde bir duygu değil ama böyle bir hani heyecan olur ya Murat'larken hani öyle bir heyecan var içimde. Bir de geldiğimden beri zaten hani gördün hani evde girdikten sonra olay. Ondan sonra, hızlı başlandırdık aslında. Evet bir de hani onunla çok konuşuyoruz aşırı hani böyle dışarıda da sürekli iletişim halindeyiz falan. Açıkçası ama dediğim gibi hani şu an tanışmamda değilim. Yani burası da böyle bir ev. Evet. Ama sadece belki bu noktada neden Murat'la olan diyaloglarında şey yaptığın zaman daha çok Murat'ı böyle sürekli savunur pozisyondasın ya da... Bunu niye söylüyorsunuz gerçekten? Öyle mi? Evet öyle. Yani sonuç olarak bu gördüğümüz olan şey olduğu için bir noktada şu oluyor. Hani evet sen sohbet ediyoruz mesela ama yani temelde Murat'ı savunduğun için... Ama şöyle düşün mesela. Şimdi sana gelip diyor ki mesela İlayda diyor. Egoist bir diyor. Ama İlayda sana egoistlik yapmıyorsa sen demez misin? Hayır. Ben de öyle. Hani mesela Murat için gelip diyor ki Murat böyle bir diyor. Ben de diyorum ki ama bana böyle değil. Anladın mı? Şimdi mesela... O zaman tek bir şeyle hemen bunu körelteceğim. Ha. Çıkarlarınız çatıştığı zaman bir de o zaman gör. Merhaba. Bugün ne güzel, herkes beni bekliyor şahane. Nasıl keyifler? İyi misiniz? İyi, sizler? İyi vallahi. İyi olmaya çalışıyoruz Öykü Hanım. Ha? İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin inşallah. Sevgili izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Yani derdiniz bitmiyor, vallahi bitmiyor ya. Hani sabırsızlıkla bekliyoruz ne zaman şöyle bir aşk, sevgi... Böyle güzel sözler, romantik anlar, bir şeyler. Onu bekliyoruz yani. Dert tasa. Melicim iyi misin? Değilim. Leyla'ya benzedim. Kınamamak gerekiyormuş. Peki günün kadını İlayda oldu tabii ki. Elbisem. Kırmızı odalardan kırmızı odalara. Buse ve Mert'le başlamak istiyorum. Çözebildiniz mi? Çözemediniz galiba. Niye kafa sallıyor? Ne bir şekilde yani? Çözemiyoruz yani, ya. Tıkalı kalıyoruz yani. Aynı yerde de tıkalı kalmıyoruz. Niye daha farklı inat ediyorsunuz mesela? İnat değil aslında. Ben anlatmaya çalışıyorum ama ya ben anlatamıyorum ya o farklı yerden anlıyor. Yani farklı bir yerden ya da yanlış bakıyor. Yerden girilerek anlatılıyor. Farklı yerden anlamak oluyor. Ya dışarıda ortalık yıkılıyor. Siz birbirinize yakıştırıyorlar. O kadar çiftimiz gelecek, alev ateş, Allah'ım her yer yanıyor. Buse evin yanıyor, Mert evin yanıyor falanlar. Burada hiç olmayacak şeylerden yani... Evet, çok saçma sepetler bak, olduğunu farkındayım yani, bu arada. Bak gene bak sana uyarıyorum yani kaybedince anlıyorsun kıymetini sen. Yapma. Sonra burada seni toparlamaya çalışıyoruz. Biliyorsun da bunu. Gördün de kendini de gördün. Dışarıda bilmiyor olabilirsin. Ama yaşadın da yani. Buradaki Mert'i kaybetmeyi anladığın andaki telaşını hatırlıyor musun sen? Unuttu gibi geldi bana onu. Hayır, unutmadım tabii ki. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Ya ama sebepler çok küçük sebepler Öykü Hanım. Yani ben ona yapmayacağım demiyorum. Çabalayacağım diyorum. Ama o bunu yapmayacağım olarak algılıyor. Hayır, ben yine söylüyorum, yine söylemiştim. Yani biraz zor olacak ama yapmaya çalışacağım demiştim. Hı. Ama o hemen olsun istiyor anladığım kadarıyla. Hı. Ya şöyle aslında
Demiştim ya ben, yapsak da daha fazlası istenecek. Bu zaten böyledir yani bu arada. Bir şey yaparım, daha fazlası istenir. Fazlası atıyorum istedim. Bugün mesela istemediği şekilde dans etmedim, misal veriyorum. Ama yine dans ettiğim için sorsam şaka yaptım diyecek ama yine de onun oradan rahatsız olmuş olduğunu, bugün şakayla söylenen yarın ciddi söylenebilir ihtimali veriyorum ben de haliyle kafamda. Senin güvensizliklerin var. Evet bu arada daha, var yani. Bu yerleşmiş bir şey, onu çok farkındayım. Ama Mert'in de bunları yıkabilmek için değil mi alanın dar. Bayağı dar. Sınırlı her şey. Ama sen de yani yapılması gereken bir kadına yapman gereken şeyleri ben belki sonuna kadar yapacağıma emin olabilir, biliyor da. Ama net bir şeyler istediğim için, bu netliği görmek istediğim ya için. Ya hala netliği, bak şimdi netliğimi görmedi. Ben şöyle, burada ne yapabilirim ben Mert konusunda net olduğum? Farklı bir şey, yapacağım demek farklı bir şey. Bu herkes için bence böyledir. Yani kime sorarsan sor, ben bunu çabalayacağım. Sordun değil mi? Sordun, kızlara sordun. Evet, onlar sordum bu arada. Yeliz de söyledi. Yeliz beni tanıdığı için benim anlatmak istediğimi anlayarak yorumladı. Ama Mert'in anlayabileceği şeyi de yorumladı. Ama benim için aynı şey mesela. Yapacağımla çabalayacağım. Yapacağım daha hızlı bir sonuç verir. Çabalayacağım da olur. Sonu yine yaparım ama bunun için de gayret göstereceğim demek. Çünkü ben zaten söylemişim bunu. Kolay olmayacak, çabuk da olmayacak çünkü yerleşmiş bir tarzım var hani ben de. Sonuçta alışmış olduğum giyim tarzı olur işte. Hı-hı. Ne bileyim dans etmeyi çok seviyorum ve özgürce dans etmeye alışık bir kadın olduğum için. Bunu ben yanlış bulmuyorum karıştığı şeyi zaten, ben yapmayacağım da demiyorum. Ama o bunu yapmayacağım olarak algılıyor. Ve yapmıyorum. Hı-hı. Mesela bir yapmıyorum, iki yapmıyorum, ne oluyor alışkanlıktan dolayı üçüncüde yine çıkıyor. Yani bu... Bunu demek istiyorum. Törpüleyeceğim ama yavaş, küçük küçük törpülemeler. Burada zaman yani. Hızlı aktığı için bunun bir an önce olması lazım. Ufak i̇şte. Ufak bir şekilde gidemiyoruz. Sorun yani burada. Yani iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Sürekli böyle, böylesiniz yani. Yani iki gün önce biz boyut atlamaktan bahsediyorduk. Evet. Yani evet, şehir bu durduruyor ya, beni kesen kim, nokta bu oluyor. Kim kime taşınsın konuşuyordunuz yani. Burada şube açıyordu, o İzmir'deki yani, kalıyordu konuşulan falan. Konuşulan konular bunlardı. Şu anda bu konular yani. Havada kaldı. Yok, havada kalmadı. Benim için ufak bunlar aşılmayacak şeyler. Ufak bir gidiyoruz. Twerk'ün yaptıklarından buralara geliyor yani. Bu ilişkiyi bitirmeye götürecek şeyler değil. Bunlar benim için çok basit şeyler. Ben yine söylüyorum, desem ki yapmayacağım, kendimi de değiştirmiyorum. Ben buyum. İşine geliyorsa kardeşim desem, o da dese ki olmaz. Tamam diyeceğim ama biz zaten burada... İletişimsizlik mi diyeyim yine ne diyeyim ya da ben anlatamıyorum. Ben biraz çok takıntılıyım Öykü Yorum Hanım. Yorum yapmak isteyen var mı? Evet, Oğuz'dan çok merak ediyorum. Ben de dans muhabbetinden Mert'e kesinlikle katılıyorum Öykü Hanım. Çünkü yani bayağı bahsetti, kusura bakma kanka da. Yani, ufak bir konu. Yani bayağı tekrarlandı bunun üzerine. Hani bunun üstünde bir de çok zor bir şey... Değildir diye tahmin değil ediyorum yani. Bu kadar zor bir olay değil. Anlayamıyoruz belki bu mevzuyu da. Burada ufak bir inat var gibi sanki. İnat dedi zaten inat. Bir kere. İnat, ay, inat. O günkü inat. İnadına yaptım ya, dedi. Sinirliydim ya, sinirimi çıkarttım. Bu gerçekten bizim gözümüzde yani. Ne kadar kötü gözüküyor bilemiyorsunuz. Yani anlayamıyorsunuz. O yüzden bunun inadından vazgeçip... Öykü Hanım şöyle söyleyeyim. Artık mesela birbirinize biz bunu konuşuyoruz ya. Bağlanmanız erkekler gerekiyor. Erkekler evinde Buse'nin o görüntüsü verildiği zaman benim yakınımdaki insanlar bana dönebiliyor. Bak söyledin yine yapmıyor diye. Bu bile bizi zan altına bırakır veya örnek veriyorum Nil'e geçen gün uyardı. Aynı şeyi Nil yapsa ben bu sefer Oğuz'a döneceğim. Evet, aynen öyle. Bu bizim aramızda olan bir şey. Bu zaman biz zan altında kalıyoruz. Biz diyoruz ki bak söyledik, o zaman biz kaydı alınmıyoruz da geliyor. Evet, gerçekten. Sonra biz söylediğimiz zaman mağara adamı oluyoruz. Sorun buraya gidiyor. Yani biz bunun olmaması için diyoruz ki biz net olarak bunu istiyoruz. Bunu yapın, ufak bir şey değil. Yani kendinin bir tarafına sahip çıkmak zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Biz de tut sahip çıkabiliyoruz. Bir de twerk yapılır mı, atılır mı? Ben onu... Yapma şunu da Allah'ım, bir huzurlu gün geçirsin adam ya. Ben diretmiyorum aslında. Ben... ya burada takıldık kaldık. Şuraya bir geçsek. Geçeceğiz. Evimizin ilk sevgili olan çifti diyeceğiz herhalde. Siz oldunuz mu? Kısmetse. Zaman kaldı. Ters giden bir şeyler yok. İyi gidiyoruz. Ufak tefek şeyler ama atlatabiliyoruz. Hadi biriniz artık bir yani bir çift bir görelim ya. Yani. Ya, sakin diyorsun tam peki. Telaşlandım az kalınca. Yapacağım şey öbür geniş geniş gidiyorduk günlerce ama. Ha gayret ya. Valla yani çok yakışıyorsunuz da. Peki. Dilara ve Oğuzhan size ne oldu? Neredesiniz? Ha. O kadar doluyum ki. Dökül. Yani şurama kadar geldi her şey. Dök.
Ya Öykü Hanım, ben buraya gerçekten güzel bir aşk yaşamaya geldim ama istediğim gibi olmuyor hiçbir şey. Sorun bende mi, karşı tarafta mı ben de bilmiyorum. Hadi sorun bende olsun diyelim, gerçekten törpülemeye çalışıyorum yani. Ben ilk hafta kendimi izledim, dedim ki bu kız kim? Dedim, bu ben değilim yani. Gerçekten onun için, ona yarışır bir kadın olmak için elimden geleni yapıyorum. Yani burada hiç kimseyle tokalaşmıyorum bile, yanlış anlamasın diye. Bakışlarına bakıyorum, ters bir bakış atınca diyorum ki yine acaba ne yaptım? Sürekli kendimi böyle 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 en son kırmızı odada gördüm. Dedim, boş, niye yapıyorum? Aynen öyle. Çünkü ben buraya kendimi kısıtlamaya gelmedim, kısıtlatmaya gelmedim. Bir kırmızı adada gördüğün İlayda, yani yabancı biri değil. Ya yakın arkadaşım zaten kendisi. Da. Tek takıldığım konu, neden beni çağırmadı? Çünkü benle mevzusu vardı. İlayda ne alaka? Sor bakalım neden çağırmadım. Seni çağırmadım çünkü sen erkekler evine geldiğinde ben bu konuyu sana açtım. Seninle tartıştım. Dünkü mevzuyu, bütün sorunlarımı tartıştım, sana anlattım. Sen geçmişi açtın, sürekli farklı şeyler söyledin. Ya benle tartışmıyor Öykü Hanım. Ya benle gerçekten hani bu böyle oldu. Bak bana bir en saçma, dünyanın en saçma şeyini söylesin. Açıklamasını söylesin. Ben inanacağım zaten ona. Hani ondan bir açıklama bekliyorum. Ben gereken açıklamaları yaptım hepsini. Ya diyorum açıklama yap ya da özür dile diyorum. Ondan sonra özür diliyor. Özür diledikten sonra diyor ki şimdi mutlu oldun mu? Bana diyor ki senin bugüne kadar vermiş olduğun duygular hepsi fake. Ben onu anlamadım. Öykü Hanım sabah... Yani ben ilk kez burada kırmızı odada heyecanlanan ben, o yemekte, o sürekli yakınlaşmamız hepsi yalanmış ona karşı. Öykü Hanım sabah üzgün bir şekilde burada oturuyor, ardından bahçeye gidip yatıyor. Ardından iki dakika sonra burada müzik çalıyor ve televizyona yansıyor bizim. Oynuyor. Oynamamın sebebi de Oğuzhan'ın benim gerçekten bu kadar yani üzgün görmemesi için. Oynarken de üzgündüm yani. Ya ben seni üzgün, yani ben seni üzgünse görsem zaten dayanamayıp gelirim kızlar evine seni. Üzgün görmesin, yani bu bahane. Hani yok, herkes kalkıyor, oynuyor, duramıyorum desen tamam. Oynayabilirsin ayrıca. Evet işte buna bile inadını da yapabilir. Ya oynayabilir de Öykü Hanım, duygularının karmaşıklığından sorguluyorum. Buradan yola çıkarak mı fake diyorsun Öykü sen? Hanım, üzüntüden şuraya yatan bir kadın iki dakika sonra müzik çalıyor diye burada oynaması bana fake geliyor yani açıkçası. Peki duygularım? Sana karşı duygularına bir şey demiyorum ama yani oradaki üzülmen biraz fake geldi bana. Yani biraz değil ki bayağı bir fake geldi. Çünkü iki dakika sonra geliyorsun burada dans ediyorsun ve bu zamana kadar seni bu kadar mutlu, bu kadar şey dans et, hani ekstra bir dans yaptın orada, anladın mı? Hani takıldığın nokta orada, fake sandığın sen nokta orada. Sen her şeye takılıyorsun ki ben artık o kadar sakinim işte ki kırmızı odaya da gelmedim. Basmamı bekledin, o oturuşundan belliydi zaten. Basmanı beklemedim. Kırmızı odaya İlayda'yı çağırmamın sebebi sana bir şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Senden bir tepki göremeyince özür nasıl diliyorsun. Nasıl bir tepki görmemi bekliyorsun? Özür diliyorsun. Özür diliyorsun. Sonra mutlu oldu mu diyorsun? Ne için özür dilemesi gerekiyor? Ya dünkü mevzudan dolayı Öykü Hanım. Ya ha, Yeliz'in söylediği şeylerden dolayı. Aynen. Bir de Yeliz söylüyor. Yeliz'in üstüne. Yeliz beni kötü, bana kötü yorum yapıyor. Normalde yapmasa da olur. Fakat benim hakkımda kötü yorum yapıyor. Dilara da onun yorumunu alıp benim üstüme geliyor. Aynen öyle ya, hani sen hiçbir şey yapma, savunmanı istemiyorum ama gelip de üstüme gelme, beni kötüleme. Zaten Yeliz kötülüyor beni. Sen niye beni alıp Yeliz'in, gerçekten Yeliz'e hak veriyorsun, orada kötülüyorsun beni? Peki. Ya ben senin değer verdiğim bir adam değil miyim? Tanışmıyorumda olduğun adam değil miyim? Ve şurada İlayda konusuna gelecek olursak. Bilerek çağırdın zaten. İlayda ile alakalı orada bana. Orada şaka yaptın diye çağırdın. İlayda ile alakalı bana işte tanıyamazsın diyor durduk yere. Sonra bir olay var, bir şey, benimle alakalı bir olay var, onu dinliyorum, bunu söylüyor, ben de o olaya bakıyorum, tepki vermiyorum. Niye tepki vermiyorsun diye yanımdan uzaklaşıyor. Uzaklaştıktan 5 dakika sonra, pardon, 1 dakika sonra, 1-2 dakika sonra ben gidip yanına diyorum ki, İlayda'yı tanısam mı acaba diye makara yapıyorum. Çünkü az önce yaptı o neden espriyi. Neden? Bunun üzerine İlayda'yı kırmızı odaya çağırıyorsun. Espri yapıyorum, espri yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kalkıyor ayağa, yer değiştirmeye gidiyor. 5 dakika sonra. Bakışlarını madem böyle bir şey var. Senin. Ya ne bakışlarından anladım. Ben İlayda'yı kırmızı oluyor. Daha İlayda anlatsın. Ben tamam dedi, sen bak dedim, senin İlayda, benle konum var. Neden ne alaka bak dedim, yani İlayda, şimdi ben İlayda. Dedim, ben dedim Dilara'ya anlatıyorum. Dilara bana bir açıklamada bulunmuyor. Özür de dilemiyor. Sen dedim asla, bari sana anlatayım. Asla özür diledim ya, hepsini geri alıyorum. Özür senden. Diledin ama özür diledin. Sonra şimdi mutlu oldu mu diyorsun bana?
Yani ben bu özür dilemek nasıl bir özür dilemek? Ben de özür diledikten sonra bunu söylerim. Peki. Aynur ve Görkem nasılsınız? İyiyiz Görkem, siz nasılsınız? Bayağı iyi gidiyorsunuz gibi. Yavaş yavaş, emin adımlarla. Evet, çiçeklerimi gördün mü? Evet, gördüm çiçeğini. Böyle başlangıç pembe. Yani. Mor. Kırmızı da var tabii arada. Mor. Vallahi benzer bir çiçeğe göstermiş olduğun tepkiyi hatırlıyorum da. Yani bunu bayağı övdüğünü düşünüyorum. Aa, öyle değildi değil o. Değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Evet. Ne açıdan yanlış? Düzelt beni. Çok kırmızıydı o. Hmm. Hı-hı. Sen gül seviyorsun diye biliyorum. Aslında gül seviyorum ama ilk başta böyle daha... Hani bu hepsinin bir anlamı var ya. Pembe bence ilk baş için daha normal bir renk. Daha bana doğru sürekli diyorsun. En sevdiğim rengi soruyordu. Ben de beyaz, mor falan bunları söyledim. Ondan sonra mor düşünmüş. Ben de şaşırdım. Hiç de öyle bir gibi durmuyor yani. Ondan sonra... İşte öyle. Ya neye şaşırdın anlamadım. Ne bileyim, hiç beklemiyordum Görkem'den gül falan yani. Niye ya sen yani... Ben de bayağı arka arkaya ama böyle... Ama gerçekten çok mutlu oldum yani. Mütemadiyen sana evet, sürprizler şey yapacakmış gibi geliyor bana. Değil mi herkes? Ben de katılıyorum. Değil mi yani? Yani? Kesinlikle çünkü... Diğer çiçek sanki bahçede boynu bükük duruyordu. Bunu bilerek geldim falan. Direkt kendim koydum. Çok fenasın. Bence ilk baştaki Görkem'le şu anki Görkem farklı. Aynı ne istediğini biliyor çok Öykü farklı. Hanım. O zamanki düşüncelerim farklıydı, şimdi farklı. Görkem geldiğinde izledi önce. Evet, yani genellikle de öyleyim. Temkinliyim, hep ilk başta bir izliyorum. İnsanlara güvenme açısından bir de öyle bir problemim var. Daha sonradan fikirlerim netleşti. Doğru, yok ki Görkem. Doğru zamanı bekledim. Doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte değer verdiğim daha kişiye daha bir kararlısın artık evet, değil mi? Peki bu kararında Aynur katılıyor mu bu kararına? Senin kararını biliyoruz, sen artık açıkladın. Evet, yavaş gitmek istiyorsun ama tek bir isim var ve Aynur. Evet, söyledim. Aynur sana bu konuda yaklaşıyor mu? Yaklaşmasa bu durumda olmazdık diye düşünüyorum zaten. Ya da önünü keserdi diye düşünüyorum. Çünkü o olgunlukta biri o da. O şeyi görmesem ben de böyle yakın davranmam zaten diye düşünüyorum. Bardaklarını, bardağın beğendin mi? Evet, bardaklarım da var. Ay, çok doğum. Peki neden bozkurt? Evet, bozkurt. Ben de ona sen bardak götürdüm. Evet, sosyal medyada öyle diye. Güzel. Bayağı paralel gidiyorsunuz bakalım. Tatlı, normal. Yavaş yavaş, normal olması daha çok ama hoşuma. Enteresan olan zaten biliyorsun ilk patlayan ses Aynur'undu. Senin annesini beğendiğini söylemişti. Evet. Babasına benzetmişti galiba. Evet, bu arada doğru. Ha. Bugün işte... Öğlen yemek yerken falan da ne yaptın diyor. Hani şimdi 7'den gidiyor falan. Ben de söyledim. Diyor selam söyle. Mesela bir iletişim başlamış. Sonra o da selam söyledi. Evet. Sen kime söyledin? Ben de annesi Eray Hanım'a. Tamam, sen bir şey sordun. Annesini sordun sen de. Aha, izliyor mu dedi. İzliyor mu dedi. İşte dedim hani bir fikri var mı, kimi beğeniyor en çok falan oldu. Ne diyor anne? Beni dedi ama bilmiyorum. İlk başta görünüş olarak tabii sordum. Sence hangisi en güzel evdeki kızlardan? Tabii hepsi güzel. O da Aynur dedi. Ben daha kimseyi söylememiştim bu arada. Ben Aynur beğeneyim diye. O da kendiliğinden seçmiş zaten. Evet. Anneler beğenmiş o zaman. Bu güzel bir şey. Şu ses kaydını bir daha dinleyelim mi? Hayır. Bence dinleyelim ya, lütfen. Sesimi duymak istemiyorum. Çok kötü. Bence dinleyelim ya. Dinleyelim. Buyurun. Hayır, yok. Patladım ya ben. Ben de Görkem'in hala beni düşündüğünü biliyordum. Küçük bir süreydi bana. Ama annem mesela bölümü izliyor ya. Yani çok anlatmıyorum. Gene anlatıyorum ama hani çok net bir şekilde o annesine sevgisini anan bizden değilim yani. Ama annem de yani çok iyi diyor. Benim bir tane büyük teyzem var. O demiş o mavi göz çocuk iyi. Sadece izleyip bu arada ilk bölümü. Annem de sonuçta Kırmızı Odalarını izlemiş. Diyor ki o çocuk iyi dedi. Görkem için diyor. İyi diyor. Onun ne oldu diyor. İri diyor. Babana benziyor. Bu kadarını şey yapmadık. Neyse işte öyle. Teyze mi anne mi dersen bence anne kazandı. Değil mi? Anneler daha çok hisseder yani ne olduğunu bence. Yanına yakıştırmış. Peki. Berke'cim konuşuyoruz ama var mı söylemek istediğin bir şey? Benim için hiçbir problem yok Ökhan. Zaten geçmiş bölümlerde her şey gözüktüğü için. Peki.
Aynur'un ya ikisinin diyaloğu bir kere çok eğlenceli. Şimdi Görkem gel, ne oldu soğuksun diyor. Sana ne kadar sıcak lazım diyor. Hani neye göre yani? Zaten çok terliyorsun. Yaklaş diyor, uzak duruyorsun diyor. Yaklaş diyor. Yok diyor, zaten çok terliyorsun. Bir de benim sıcağımla sen diyor şey, alev alma diyor. Çok komiksiniz ya. Evet, eğlenceli tarafı da var. Başka bir kafa ama yani. Muhabbet başka bir dünyada. Ama evet, bu arada başka muhabbet edebiliyoruz. Yani çok şükür şu an kavga etmedik zaten. O raddeye gelmek istemiyorum artık. Çok sıkıldım kavgalardan. Ama senin de farklı bir tarafını gördük mesela. Cuma'ya gider misin? Oruç tutar mısın? Evet. Yani bunu merhametli misin? İnançlı mısın? Bunlar senin için önemli evet, olduğunu söyledin. Evet, bu arada söyledin. Evet. Ben, başka bir yani, yani ben, bu çok önemli bir şey benim işte, için. Para ve iman hani kimde, de, kimdedir bilinmez ya. Ya tabii ben enteresan o kadar bir... dört dörtlük uyuyor muyum? Tabii ki ben de uyumuyorum ama bence bunları yapabilen erkek kadına da değer veriyor gibi bir algı var. En azından kadın değil de merhametli oluyor. İnançlı erkek seviyorum. Nihlecim sen bugün bir sinirlendin. Evet, sinirlendim. Niye sinirlendin? Olayı anlatayım çünkü zaten çoğu kişi bilmiyor. Anlat tabii ki. Da duymak istiyorum orada tepkilerini, merak ediyorum. Bugün ben izin aldım robottan. Erkekler evine gittim. Baktım Oğuz yok. Oğuz da kızlar evine gelmiş. Sonra ben dedim ki robota, hani ben ne yapacağım burada? Hani Oğuz'u görmeye geldim. Yani kızlar evine gitmek istiyorum, geri gitmek istiyorum. İzin vermedi ama tekrar gittim aldım falan, hani bir süre bekleyeyim. İzin vermiyor. Sonra bir görüntü verildi. Oğuz'la Hasret böyle oturuyorlar dip dibe. Oğuz'un eli Hasret'in bacağında falan. Sonra geliyorum hani buraya. Gözün döndü gözün. Evet. Robot, robot, robot. Robot. Beni gönder. Küçük yenge ya. Ama sadece olay o da değil. Sinirlendiğim tek o da değil. Bir de geliyorum buraya şey öğreniyorum. Gelmiş buraya, demiş ki Nihle nerede? Erkeklerim de tamam, oturmuş buraya. Bir mücadele etmedim. De ki, gitmemiş. Ben anlatacağım birazdan sana. Anlat, bu olan bu. Yok, gitmemiş. Biz de şahitiz yani. Ben evet, sonra dememiş ki hani robota, benden Nihle'nin yanına gitmek istiyorum dememiş. Oturmuş buraya Hasret'le evet, konuşuyorlar. Evet, dinliyoruz. Evet Öykü Hanım, şimdi biz sabah günaydından sonra ben direkt zaten koştur koştur robota gittim. Nihle'yi görmek istiyorum falan diye. Ondan sonra izin vermedi. Hani dedim tamam, problem yok. Varsa kaderimizde çekeriz. Sıkıntı değil. Ondan sonra ekran geldi. Beni buraya yolladılar. Ondan sonra geldim. Aa, Nihle nerede falan. Dediler ki erkekler evinde. Allah Allah dedim. Yani demek ki bugün bizi birleştirmeyecekler. Tamam dedim. Sıkıntı yok, yapacak bir şey. Hasret'in de morali çok bozuktu. Hasret de değer verdiğim bir arkadaşım. Hasret'e sordum, dedim kanka neyin var falan. O konuda haklı. Belki dedim hani temas mı oldu artık, böyle elimi atmış olabilirim. O yakınlıktan kaynaklı bir şey. Ondan sonra Nihle geldi. Bayağı sinirli, öfkeli geldi. Ama haklı bu arada. Hani ama Hasret mevzusunda. Hani belki böyle elimi atmamdan falan rahatsız olmuş olabilir. Ama ben gerçekten kelebek bittiği anda ben günaydınlaşma yani. Koştur koştur gittim robota. Lütfen dedim Nihle'yi görebilir miyim? Gerçekten çok özledim falan. Ama izin vermedi. Dedim ki bugün bizi birleştirmeyecekler o zaman. Diyorum ki ciddi, ben hani buna gerçekten kırıldım. Gerçekten sinirlendim. Dinlemiyor. Dinliyorum ya. Buna da ayrı sinirlendim. Bu sefer daha çok sinirlendim. Ne yaptım ben, dinlemedim? Şaka yapıyorsun orada. Gel öpeyim diyorsun. Öyle bir şey bağlıyor hemen. Arım balım peteğime bağlıyor evet, yani. Öykü Hanım, gülüm dalım çiçeğim. İlk kavga ettiğimiz zaman ben yazıyor, de gülmüştüm. Yumuşatmaya çalışmıştım. Bana dalga mı geçiyorsun diye bağırmıştı. Kendisi şimdi şaka yapıyor mesela. Ama ben ilk defa bu kadar ciddi anlamda sinirlendi Öykü Hanım. Biz hoşuna de da gitti değil mi? Evet evet, hoşuma gitti. Yalan değil. Ama geldi böyle bir öfke, baktım gözlerinden ateş fışkırıyor yani. Aa dedim, ne oldu? Ben ama hani biz Hasret'le konuşmamız falan, ekrana verildiğinde haberim bile yok yani. Gerçekten hiç tahmin bile etmedim. Lan ne yapıyorsun burada, ben burada mıyım falan, nasıl bağırıyor bana, aa dedim. Dedim dur sakin ol yani, gerek yok böyle şeylere. Ondan sonra konuştum, haklı. Ben de hani bu kızdığı zaman da nasıl tepki vereceğimi bilmediğim için demek ki bu konularda hani ben de böyle daha yumuşak yaklaştım. Ama yerim seni falan böyle, sinirlendim mi fıstık falan dedim. Ondan sonra... Sen ne düşünüyorsun bu andaki tepkilerden? Şakalaşması mı? Ha, memnun musun bu? Hayır değilim. Zaten o zaman da orada... Sanki tartışılamaz dedim, hale geliyor evet, değil mi? Kapatıyor daha konuyu. Daha da sinirleniyorum bu arada. Böyle konuşmak istiyorum çünkü. Kaldım. İçimden atayım istiyorum. Konuşturmuyor. Daha çok sinirleniyor. Ben dedim ki rahatsız oluyormuş. Demek ki tamam, bir daha senin sinirlendiğin zaman da sana böyle tatlı tatlı gelmeyeceğim dedim. Kapattım mevzuyu kendi açımdan ama hala birazcık sinirli galiba. Sinirli misin harbiden gerçekten? Evet sinirliyim. Tam barışmadım.
Şu an daha peki, çok seviyorum. Peki Beyza seni niye dinlemedi? Daha önceki olaylar var. Kaçtı mı? Kendimi bu ateşe atamam dedim. Kusura bakma dedim. Hatta sonradan yakaladı, dinletti. Cevap vermeden koşarak uzaklaştı. Kovaladım anlatmak için dedim ki. Beyza'ya dar ettiniz şu evi ya. Değil mi? Bilmiyorum Erke Hanım ya. Ne yapıyorsa kendine yapıyor bence Erke Hanım. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. Bu konuda birileri bir yorum yapacaktı galiba Beyza ile ilgili. Ay evet çok arkadaşlar gibi. Hepimiz evet, yorum yapıyoruz ama Beyza'nınki çok göze çarpıyor. Ben onu iyi yapıyor demiyorum ama bunu buradaki herkes yapıyor. Sizin evde de oluyor ama gerçekten Beyza'nın üzerine çok gidiyorsunuz. Her olay olduğunda Beyza'ya patlıyorsunuz. Ben asla hani... patlamıyorum. Bu şekilde geliştiği için o bazen değil korkuyor bak, konuşmaya ve ben değildi. Konuşacağı bugün, zaman diyorum ki hani sus çok kötü olacak hani diyorum uyarmak zorundasın çünkü kötü görünüyor ama aslında herkesin yaptığı şeyi çok açık bir şekilde yapıyor. Herkes bunu sinsi sinsi yaparken Beyza açıkça söylediği için yanıyor yani bu kadar basit. Hanım, daha bugün eski sevgilimi arıyormuşum geleceğim şimdi oraya. Diye bir şaka yapıyor mesela hani. Mert. Hanım, aynı konuyu biz erkekler evinde de konuştuk. Hatta direkt Bat'a sorduk. Peki konuyu konuşalım. Gizemciğim, Beyza ile sohbet ediyordunuz. Evet. Kim anlatmak ister? Beyza mı anlatsın, Gizem mi? Konu nereden açıldı? Ben açtım. Anlat tabii. Şimdi Öykü Hanım, Hasret'in eski erkek arkadaşı Hasret'i Range Rover almış, tamam mı? Oha. Biz de burada oturuyorduk. Ben dedim ki kızlara, öyle sohbet olsun. O ne tepkiydi ya. Yalnız evet, söyledim öyle bir oha dedim. Aynen, herkes bir orada kaldı. Sonra Öykü Hanım, burada böyle oturuyoruz. Öyle kolum açılıyor. Ben dedim ki kızlar dedim. Dedim ki kızlar dedim, Beyza, Gizem, ben Hasret. Kızlar dedim, Hasret'in dedim eski erkek arkadaşı dedim. Hasret'i Range Rover almış dedim hani. Gizem'in de bir ilişkisi varmış. O da Gizem'den biraz yaşça büyükmüş ve maddi durumu da yani standartları yüksek İyiymiş, bir enişteymiş. Ondan sonra neyse beraber işte çok fazla işte yurt dışı tatilleri vesaire vesaire yapmışlar. Bundan sebep de eski erkek arkadaşı Gizem'e şey diyormuş hani sen artık hayatına benden sonra devam edemezsin. Ben senin standartlarını çıkarttım. Hmm. Gizem diyor ki benim zaten standartlarım oradaydı. Derken Beyza. Ben dedim ki yani benim hiçbir eski erkek arkadaşım bana işte aldığı bir şey vesaire hiç geri istemedi. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım dedim. Beyza dedi ki benimki de istemedi. Ay, bir arayayım ama gerçekten öyle kızlar arasında hayır, öyle şaka olmadı. Yapılır ya. Hı. Böyle oldu. Beyza dedi ki o, ben bir arayayım onu ya falan arayayım istemedi demedim. O dedim. Arayayım demedim. Toksik ilişkiden yola çıkılarak söyledi. Peki çünkü hanım, şöyle oldu. Ne dediğini ben arif hatırlıyorum. Bir saniye bir hayır, hatırlamıyorsun sen anlamadın bile. Hiç girme oralara. Onları da gördüm. Televizyonda yansıyor. 10 kere anlattı olsun. Asla anlamadım. Beyza'nın anlatınca burası karışır. Hayır. Burası karışır. Asla anlamamış ve ısrarla anlatmaya çalışıyor. Beyza'nın dediği kısmı çok net hatırlıyorum. Gizem'in eski erkek arkadaşı. Evet Beyza'cığım sen mi söyleyeceksin? Ben Öykü Hanım yani kızlar arasında muhabbet ediyoruz, yani makara yapıyoruz. Konuyu açan, ilk eski sevgili muhabbetini açan ben değilim. Sadece bir yorum anlatıyorlar. Eski kötü bir ilişkisini anlatmış. Ben de şaka olarak ya eski sevgilime biraz haksızlık mı ettim acaba? İşte beterim gibisinden, var gibisinden ha, beterin konuydu. Beteri de varmış yani, diye bir kıymet makara. Bilememişiz gibiye ha. Geldi yani. Aynen. Biz de hakkını yemişiz gibi şaka yaptık. Kadın kadına muhabbet ediyorduk. Bunun şakasını yapmama da bu kadar tepki göreceksen ben artık bu evde susayım köşemde oturayım evet, yani. Evet yani herkes kadın yapıyor. Peki erkeklerden birer yorum alalım. Geri mi dönsem lafı var mıydı Öykü Hanım? Efendim? Geri mi dönsem lafı var mıydı? Vardı biz duyduk. Evet, vardı. O vardı. Bunun şakasını yaptım hatta o da dön hadi git falan yaptı. Şaka yaptık yani. Yani Beyza söylesin istedim ben yani böyle bir şey söyledim. Evet var, öyle bir şey söyledim ama onun şakasını yapıyordum. Geri mi dönsem Bat varken yanlış Öykü Hanım. Peki. Ağlamasına çok üzüldüm. Kendi davası gibi her konuya girdiği evet. için belki de. Ama kendi kendisini de patlatıyor. Yani olay aslında başkalarıyla alakalı kendi kendine de yapıyor. Bakın Beyza kendisini açıkladığı zaman arkadaşlar ben daha haksız çıktığını görmedim. Yani bir iki mesele dışında özellikle ve ısrarla kaos çıkarma niyetiyle yaptıkları dışında. Kendisini ifade ettiğinde de ya kadın haklı diyorsun yani. Evet. Öyle de bakınca o oradan öyle görüyor. Ne diyeceksin yani? Hiç de haklı demedim ben şimdi. Ama siz de bir batı dolduruyor musunuz acaba? Yok hanım biz gerçekleri göstermeye çalışıyoruz. Doldurma asla yok. Bat da şey bence korkuyor eleyecekler diye.
Hayır, çünkü bir tepki var Beyza'ya karşı erkeklerin. Ben az önce söylediğiniz şeye de katılmıyorum bu arada. Kendini açıkladığında hep hani haklıymış diyorsunuz ya, ben buna katılmıyorum açıkçası. Olabilir. Saygı duyuyorum. Olabilir. Özellikle kaos yaratmak için yaptıkları dışında dedim. Evet. Efendim. Cevabı gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bat. Öykü Hanım, bu şakalar bir değil, iki değil, üç değil. Ucu hep bana dokunuyor. Ve artık beni rahatsız ediyor yani. Bu durumdan rencide olmaya başladım. Onun harici Beyza ben yokmuşum gibi davranıyor. Dün geldim burada Mert'le oturuyordu. Mert'le oturup muhabbet etmesinde hiçbir sakınca yok. Ama bir kalkabilirsin, hoş geldin diyebilirsin. Onu da geçtim. Oraya çıkıyorum, orada yalnız başıma oturuyorum. Yani bu evde geldiğimizde kısıtlı bir süremiz var. Yani yanıma gelebilirsin. Ben senin için geliyorum buraya. Onu da geçtim. Evden gitmemesi için aslında ben bir şeyler için uğraşıyorum. Yani her konuyu atlamasını istemiyorum. Çünkü her konuyu atladığı sürece bu insanların antipatisini kazanıyor. Ben bunun için bir mücadele veriyorum. Bunu görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Onun harici bugün geldim işte hani bir şeyleri artık gerçekten konuşmak istiyorum. Çok yoruldum çünkü onu savunurken enerjim artık çok düşmeye başladı. Hem fiziksel olarak hem mental olarak yani. Yani ben daha fazla hani enerjimi düşürmek istemiyorum Beyza. Tamam, düşürmezsin. Düşürmezsin yani, ne diyeyim başka? Ama niye şimdi bunu? Öykü Hanım, yani konuşmaya öyle bir girişi var ki şöyle başlıyor. Ya ilk konuşmamız olsun ya son konuşmamız olsun. Böyle bir giriş yaparsan tabii ki de benden ters bir kelime, ters bir geri dönüt alırsın. Ben lafı evirip çevirmem Beyza, net bir şekilde. Orada o kadar buraya gelmeden önce kendini ya bitecek ya devam edecek diye ikisine de o kadar çok hazırlamış ki. Ya bir şeylerin başındayken bitirmeye kendini bir insanın bu kadar hazırlaması, yani bana verdiği değerin aslında ne kadar da tam olarak hissettiğim kadar olmadığı için gerçekten kırıldım yani. Ben bu kadar hızlı bitirebileceğini ya da bunu kendine bu kadar hızlı alıştırabileceğini düşünmemiştim. Ayrıca sen benden, ben hayatım boyunca hep rahat konuşan, hep böyle kelimelerine dikkat etmesi gerektiği ortamlarda olmayan bir hayat yaşadım. Ben ilk geldiğim haftalardakine göre kendimi düzeltmek için gerçekten mücadele veriyorum. Yani belki görüyorsunuzdur, belki görmüyorsunuzdur ama insanın alıştığı şeylere, bu ki özellikle tabii ki dans da bir alışkanlıktır ama kişiliği olduğunda değiştirmesi gerektiği şey o kadar zor oluyor ki baktığınızda. O kadar zannettiğiniz kadar kolay değil. Yani bazen bazı cümleler istemeden ağzınızdan çıkabiliyor ya da istemeden alışmış olduğunuz durum, 22 yıldır böyle yaşıyorsunuz çünkü. Bunu değiştirmek zaman alabiliyor. Bu zamanı anlayış gösterip de biraz sabretmek yerine bir şeyleri hemen bitirmek için bir konuşmaya girişmek kırıcı oluyor. Ben de bu yüzden üzüldüm ama eğer bu kadar bu duruma kendini hazırladıysan sana saygı duyuyorum diyorum. Beyza, mutluluklar diliyorum bu evde. Öncelikle sana şey verdiğim değeri kör sultan gördü. Bir sen göremedin bu arada. Yani burada herkes şahit bence sana verdiğim değeri olan hislerim. Arkadaşlar. Kesinlikle evet, katılıyorum ben. Aynen. Bence çok, en çok değer veren insan. Bundan dolayı bu adamla ne kadar tartışmış olsam koptum, da çok gittim net yani. Bu yani. Aynen öyle. Koptum gittim. Sen bana bu şekilde söyle. Kendimi düzelteceğim, deneyeceğim ama sen onu demiyor ki. Öykü Hanım bana söylediği şey. Sen şimdi. Şu an söyledi. Evet, telefonda yazıyorum. Bu bugün olan bir şey değil. Ben bunu sürekli söylüyorum ona. Bak, bana söylediği şey sen beni savunma. Hani ben buyum. Sen buysan da ben de buna daha fazla dayanamam yani, ne yapayım? Vallahi çözeceksiniz yani. Dışarıdan müdahale kabul ediyor musunuz bilmiyorum. Beyza'cığım var mı söyleyeceğim bir şey bak sıcağı sıcağına? Yok Öykü Hanım. Düşünmek mi istiyorsun? Bilmiyorum Öykü Hanım şu an ne söylesem. Tamam, bence acele bir şey söyleme, şu anda senin dilin de şu an zehirli olabilir. O yüzden susmak istiyorum. Ters bir şey söylememek, belki kendini kontrol etmek istiyorsun. Doğru, doğru söylüyorsun, o açıdan düşünmemiştim. Peki, büyük olasılıkla akşam konuşursunuz diye tahmin ediyorum. Belki Gizem'le ilgili sana sordular. Dediler ki, ne hissediyorsun? Aynur'a hissettiğin şeyleri hissedebilir misin acaba? Sen ne dedin? Ben ne dedim? Ben daha fazlasını hissederim diye düşünüyorum Öykü Hanım. Niye? Çok güzel bir hanımefendi öncelikli olarak. İlave olarak benim dilimden anlıyor.
bir kadının nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Hı hı. Bir benim istediğim ilişkide en azından nasıl biliyor. Bana çok güzel geliyor, çok güzel hissettiriyor. O yüzden daha yüksek şeyler yaşayabilirim diye düşünüyorum. Böyle bir insanla karşılaşmaktan da çok mutluyum o yüzden. Güzel. Bana fazlasıyla yetti. En azından bugün için fazlasıyla yetti. Berke'ye nasıl sesleniyorsun sen? Bugün canım dedim. Bir şey... Artık korkuyorum konuşurken yani. Benimki, ben şunu söyledim. Benimki diyebilir miyim diye sordun. Evet, onu sordum. Hani artık birazcık çekiniyorum çünkü kızlar olsun böyle belki toplumumuz benim bu üslubuma. Sen her söylenene kulak. Yani ben de onu söyledim. Üzüldüm insanların böyle düşünmesine. Hani ben böyle bir insanım çünkü. Sen öyle bir insansan başkalarının yorumlarını asla dikkate almamalısın yani, bence. Neler söylüyorum. Biz kendi, herkes burada kendi fikrini söyledi ama sen arkadaşlar ben buyum dedikten sonra kimsenin sesini çıkmasın. Ben de onu söyledim Öykü Hanım. Karşındaki insanın sana nasıl karşılık verdiği önemli. Ben rahatsız oluyor muyum, olmuyor muyum? Ben dedim olmuyorum. Aynen. Biraz oluyorsun sanki be Berke. Neyden oluyorum Öykü Hanım? Ne bileyim, hani böyle aşk itom diyebilir miyim dedi. Sen aşka kuşkosun o zaman diye bir yok yok, onun konuşma geçti. Dili böyle olduğu için ben yanlış anlamıyorum açıkçası. Yani rahat istediğin gibi konuşabilirsin dedi. Ama orada bir şey de Pokemon'a dönüyorum yavaş yavaş. O yol oraya gidiyor. İşte ben hani seçiyorum tarzı. Hani abartmasak mıya bir girdin sanki. Yok, o en yok, başta o olduğu için. Oldu. Hani ben o kötü gözükmesin diye. Ben seçmek istiyorum falan muhabbeti olunca Pokemon'a mı dönüşüyorum ben falan. Oldu ama onun da böyle bir kötü hissetmesini yani istemem. Evet. Bir erkek sonuçta. Hı. Onun daha böyle yüce hissetmesini isterim ben yani. Peki yani Murat da bugün iyi ki gelmemiş yani. Ortalık bir karıştı. Yani bir gelmedi yani. Adam. Ortalık karıştı. Siz bayağı sohbettesiniz. Evet, Murat gelince dehşet içinde izleyecek sizi. Konuşuyoruz Öykü Hanım, hani Murat diyor ya biz arkadaşız işte Yeliz'le mesela Kırmızı Oda'da falan sohbet etmelerini gayet normal karşılıyoruz. Biz de arkadaşız. Hayır, sohbetiniz de iyi, öyle de bir durum da var. Evet, konuşuyoruz, hatta şöyle bir şey oldu Öykü Hanım, ben Kırmızı Oda'dan geldim, evde böyle bir herkes durgun falan, tuhaf tuhaf bakıyorlar bana, ne konuştunuz falan diyorlar. Ben de dedim konuştuk bayağı, işte şey diyor herkes, biz Mert'i ilk defa bu kadar konuşurken gördük falan diyorlar. Dedim ki nasıl hani... Böyle bir cümle değil, Yeliz darmadağın oldu. Ben yani o sıra, yok. Siz oradayken gördüğü anda, çünkü yanında arkadaşları vardı ve şaşırdı. Biraz zor hazmettin galiba. Öykü Hanım, Fantastik Dörtlü gibi oldu ya. Niye? Fantastik Dörtlü var ya şey, değişik, değişik bir dörtlü oldu. Mert'in bir başka kadınla Kırmızı Oda'da olması... Kıskandığınla ilgili bir şey olmadı. Kıskanmak değil. Hı-hı. Konu Mert'in bir başka kadınla görüşüyor olması da değil. Mert zaten İlayda'yı ilk benim yanımdan kaldırdı da bahçeye gidip konuştular. Hep böyle oldu Öykü Hanım. Ben hep yaran karşımdaki kanadı. İnsanı istediğim, konuşamıyorum. İstediğim pozisyona, o istediğim haline sokmaya çalıştım. Çabaladım, sabrettim, bekledim. Bende bir şeyler tükendi ve ben vazgeçtim. Sonraki kadın o hediye paketini sarılı ve... Hazır bir şekilde alıp kullandım. Bu benim hayatım hep böyle oldu. Ben buna katılmıyorum. Betimleme biraz kötü oldu ya. Daha ne oldu? Alındı mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Umurumda değil şu an kimsenin alınması. Bir bekleyin de bir cümlemi bitireyim. Ben hiçbir şey söylemedim. Ben sürekli Mert'i biz nasıl kabul etmiştik? Mert böyle bir adamdı değil mi? Kırmızı Oda'nın görüntüsü bize bir salıncak derken verildi. Ben zaten benim bir dönüşüm vardı. Merak ediyordum benden başka bir kadınla nasıl diyalog kuracak diye. Çünkü göremedik seni burada başka bir kadınla. İlayda dedi ki sosyal biri misin dedi. Ben de yok asosyal dedim. Mert dedi ki sosyalim. Sonra bir baktım Mert bıcır bıcır. Enerjik, konuşkan. Ben bir ay boyunca verdiğim o sabrı, beklemeyi, inancı ki sizin görmediğiniz... ...bizim her akşam buradan çıkınca evde konuştuğumuz o FaceTime'larda... Mert işte bak şöyle yap, böyle yap. Bizim bu arkadaşlık diyalogumuzun kuvvetli olmasının sebebi de bu. Gerçekten ona açılması için o kadar destek oldum ki yani benden başka bir kadına da açılabilirdi ki ben bunu dedim. Ayrılmadan iki gün öncesinde, iki gün boyunca biz Hasret'le, Dilara'yla konuşuyorduk. Ben diyordum ki bakın ben bu adamı bırakacağım. Bu adam benden sonra gidecek, açılacak. Bir yandan diyordum ki yok ama aslında Mert böyle bir karakter. Konu onun bir başkasıyla çıkması değil. Hep benim... Hayatı zor yerden görüyor olmam.
sürekli bir şeyleri oldurmaya çalışıyor olmam, bende olmaması ve benden sonra olması. Kendime çok öfkeliyim. Yapma. Yapma. Mert'e dönmek istiyorum. Evet Mert. Öncelikle bugün neden ağladığını anlamaya çalışıyordum. Çünkü sendeki her şeyin tükendiğini düşünüyordum ben de. Tükendi zaten. Evet, bunu anlamlandırmaya çalışıyordum. Kendini güzel, gayet iyi ifade ettin. Onun dışında evet, buraya ilk geldiğimden beri seninle beraberdim. Bu bir gerçek. Senin vermiş olduğun mücadeleyi ben de seninle beraber verdim. O yüzden sürekli ayrılış olayımız oldu. Bu tek taraflı değil. İkimiz için de aynı şekilde mücadele ettik. Bunun Yeliz'in dışında... sana seni böyle bir imaja büründürdüğüne inanıyor musun? Yani... İmaj değil. O konuda şöyle açıklayabilirim aslında. Bunu bilinçli herkese seni ve... böyle tanıttığını mı düşünüyorsun? Aslında şunu şöyle açıklayabilirim. Bunu böyle bilinçli şey ya da çünkü. Kötü olarak yapmadı aslında. Bunu biliyorum. Bunu asla kötü niyetli yapmadı. Fakat kendi beklentileri doğrultusunda benim üstümde bir algı oluştu. Ve bu algı doğrultusunda da ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve evet, buraya ilk geldiğimde heyecanlıydım. Ne yapacağımı bilemedim, ne konuşacağımı bilemedim. Bunun bir sürecini yaşadım. Ve aynı zamanda kaygı bozukluğu da yaşadım. Birçok şey üst üste geldi benim için. Üstüne bir de Murat dediğimiz bir karakter de var benim için burada. Yani seninle yaşamış olduğum ilişkiyi bir o kadar Murat'la da yaşadım. Ve Murat da ve Murat beni bu süreçte bu algıyı hem bende yazılan algıyı kabul ettim. Hem de Murat'ın üstündeki manipülasyonlarına uğradım. Bu bir gerçek. Ben Murat'la tartışamıyorum. Çünkü adam 5 yıllık kreşteki çocuk gibi tartışıyor bende. Mantık çerçevesinde tartışamıyorum adamla bir konuyu. Bu süreç benim için bu şekilde işledi. Sen evet, sana karşı ilgim vardı, seninle karşı mücadele ettim ben de, senin bana yapmış olduğun şeyi ben de senin için yapmaya çalıştım. Fakat sen ilişkimiz için en son bir şey konuşmuştuk, hep negatif noktalardan bahsediyoruz diye. Hiç pozitif noktalardan bahsetmiyordu. Çünkü bende beklentilerim vardı, ben de bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağıma karar veriyordum. Bazı seni kırmızı odaya çağırdığı zaman kıskanmamı bekledin senden. Evet, neden kıskançlık tepkisi vermedin? Çünkü daha ilk günler bazı seni kırmızı odaya çağırmış. Bu evin doğrultusunda bu normal bir şey. İlk gün değil, ikinci kırmızı odaya çağırdığında kıskanmanı beklediğimde kıskanmadım. Sevgili benim miydik? Senden tek bir beklentim tamam, sevgili vardı. Miydik? Evet. Hı. Sevgili değildik, tanıma yolundaydık. Ayrıca ne fark ediyor bu evde? Çok beraber şey fark miyiz? Ediyor. Bak, senin dışında senin bir adam göründü mü benim yanımda? Görünmedi. Ben senden sadece İlayda'yla, ki ikinci kez diyaloğa girdiğim bir kadınla kırmızı odadaki o bıcır bıcır enerjik halini istedim. Ve bana ben öyle biri değilim gibi bir algı gösterdin. Bana Mert bu dediler. Demek ki o algıdan çıkamadım veya çıkarttırılmadım. Bu olabilir mi? Ve ben ayrıca bugün ilk defa kırmızı odayı birisini çağırıyorum bunca zaman sonra. İlk defa. Ben şöyle düşünüyorum. Mert'in eğer özü buysa, yani şimdi biz de bilmiyoruz, bugün biz de ilk kez şahit olduk. Özü buysa Yeliz'le olan birlikteliğinde bunu gösterememe sebebinin tamamen Yeliz'in yapmış olduğu daha doğrusu ondan gelen baskıyı hissetmesi olduğunu böyle düşünüyorum. Böyle şey söylediği için bu cümleyi kurdum zaten. Özür dilerim, bu kadar geç açılmana sebep bunu oldu asla baskı. Bilinçli tek bir niyetim ben bunu seninle o Allah'ın belası kırmızı odada romantik bir an geçirebilmekti. Tek niyetim buydu. Çok özür dilerim Mert. 1,5 ay boyunca geç açılmana sebep oldum. Özür dilerim. Üzgünüm. Bunu dediğim gibi. Bunu sen sebebiyetten verdiğinde... Zaten hiçbir zaman suçlamak istemedim zaten bu konuda. Ne zaman seni suçladım? Bunu fark ettiğim zaman da kalkıp gidip sana bu konuyu hiçbir zaman açmadım. Bu senin yüzünden ya da tarzı cümleleri kurmadım peki zaten. Peki yani farkı olan neydi? Hani konuşmuyordu. İlayda konuşmuyordu. Süre geçmiyordu. Biz iki evin dedikodusunu yapıyorduk. O yüzden arkadaşlık yani bağımız ben bu kadar şöyle söyleyeyim. Bir saniye bile ne o sustu ne ben. Hatta hani böyle şey. O tam bir konuya giriyor. Ben konuşuyorum. Hemen oradan oraya atlıyoruz. Oradan oraya atlıyoruz. Ben de hani salıncakta başlamışsınız. Kaldığınız yerden kırmızı odada devam etmişsiniz zaten. Yani ben şeyi merak ediyorum. Hani neden hani karakterim bu değil demek. Tutukluk çünkü, neden kaynaklandı? Evet yani Yeliz'le kırmızı odaların neden böyleydi de benimkiyle neden böyle geçti? Bence yine aynı şeyler. Üstüme oturmuş olan bir algı. Uğramış olduğum manipülasyon. Pozitif yani aslında ortak noktalarımızı konuşmaktan daha çok farklı noktalarımızı konuştuğumuzdan dolayı farklı özelliklerimizi, işte beklentilerini. Konuşmuyordun hani, ki ortak noktayı konuşalım keşke ya. Keşke ortak noktalarımızı konuşmaya çalışsaydık o zaman. Konuşmuyordun ki konuşalım. İşte o zaman keşke bunları konuşuyorsaydık. Allah Allah, şakır şakır konuşuyordu sanki de. Ben hep negatifi buluyordum. Pozitif bulmasan bir ay seninle niye geçireyim ben? İnan işte ben de bu yüzden kalkıp zaten bir ay boyunca ben de mücadele ettim. Ben neden sen o zaman bununla uğraşsaydın tamam, ki? Tamam konuşmuyordun. Pozitif olan hiçbir şey yoktu çünkü. Konuşmuyordun Mert. Konuşsaydın belki bulurduk pozitif yönlerimizi. Evet. Anladın mı? İlayda ile ilgili ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Güzel sohbet ettik. Tanımak istediğinden zaten bahsettim. Şu an için... Arkadaşla sohbet ediyoruz. Yani bir noktada aslında onun düşünceleri daha önemli. Soralım. Sohbet ediyoruz Öykü Hanım. Arkadaşça.
Ben de yani enerjisi güzeldi. Hani böyle geldim zaten Aynur falan direkt kızlar böyle hoşlandım falan dediler. Dedim ki o nasıl bir soru yani? Hani öyle bir şey yok içimde. Hani ve Murat'la olan sohbetimde daha böyle bir heyecan var hani içimde. Onunla hani fazla vakit geçirdim. Bir şey var yani. Ama dediğim gibi şu an bir ilişkim yok ve ben kısmetse olur evinde olduğum için sohbet edebilirim. İnsanlar beni tanımak isteyebilir. Tabii ki. Böyle Öykü Hanım ve şey hani şöyle bir şey daha oldu. Biz de konuşurken falan hani böyle filmlerden, kitaplardan falan konuştuk. Mesela bir tane çok zordur bu. Ortak okuduğumuz bir kitap varmış mesela. Daha yeni olmuş bu. Falan çok şaşırdım bu duruma ben. Hani öyle. Ya tabii ki burada belli ki iki adayın var ve karar verecek olan sensin pozisyonu ve Murat'tan bahsediyoruz. Evet. Aranızda yine bir Murat. Ya sen kendin kaşınıyorsun. Yine çok zor. Benim için çok zor bir insan gerçekten. Sen kendin kaşınıyorsun. Peki arkadaşlar o zaman sizlere veda ediyorum bugün de. Evet. Hemen hatırlatalım oylamalarımızı. Kısmet olur aşkın gücü. El Poder de l'Amour. Uygulamalarımız, oylarınızı gönderebilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Kısmetse olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi kısmet ustalar ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve kısmet ustalara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.